Sayın Yüce Türk buyurun efendim şimdi ee, kusura bakmayın sizi de birazcık beklettik. Şş, Abdullah Gül'le ilgili gündemde bu tartışılan mesele ben de varım mı dedi sorusu. Hem bununla ilgili hem de şu vakte kadar konuşulanlarla ilgili sizin yorumunuzu rica ederim buyurun. Yani Abdullah Gül'ün doğal e, bir adaylığının her zaman hazırda tutulması e, zaten süreç içerisinde olan bir şey. Yani e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı süresi dolduktan sonra da aslında tekrar aday olmak istemişti. Ama o dönemde AK Parti içerisindeki dengelerden dolayı Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı kendisi aday olduğu için o zaman Abdullah Gül aday olamamıştı. Ama sonrası gelişmelerde de e, özellikle e, son 2018 e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ismi çokça gündeme geldi. Ama o günkü koşullara dönüp baktığımız zaman... O dönemde Abdullah Gül'ün e, özellikle e, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak, bir çatı adayı olarak ismi gündeme geldiğinde e, hem İyi Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında bu kabul görmedi. Ve kabul görmediği için de o dönemde Abdullah Gül e, adaylaştırılamadı. Yani o dönemde böyle bir e, istek e, ortaya çıktı, böyle bir tartışma oldu. E, ama Abdullah Gül o gün yeteri kadar kamuoyunda destek alamadığı için o gün aday gösterilmedi. Bugün peki koşullar değişti mi diye baktığımızda aslında çok da değişmiş görünmüyor. Hatta süreç Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda aleyhine işledi. O günlerde belki e, muhafazakar e, kesimin bir kısım muhafazakarların oyunu alıp işte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir alternatif olabilir onun oradan alacağı oyla seçilebilir ihtimali değerlendiriliyordu. Ancak bugün baktığımızda adaylığının koşulları var mı? Koşulları yok. Kamuoyu desteği yok. Baktığınız zaman Millet İttifakı'nın içerisinde işte yapılan anketlerde çok yüksek oranda hakları, Cumhurbaşkanı adayı olmaları halinde mevcut Cumhurbaşkanı'nın karşısında yüksek oy potansiyeline sahip olan adaylar var. Böyle bir koşulda Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın çatı adayı olması mümkün değil. Ama kendisi bireysel olarak bir adaylık düşünebilir mi? Kendi içinde geçirebilir mi? Tabii bu mümkün. Türkiye'de herkes Cumhurbaşkanı olmak ister. Sayın Abdullah Gül bu ülkede Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yaptı. Bunu tekrarlamak ister. Tekrar olmak isteyebilir. Ama sonuçta sokağa baktığınız zaman bunun koşulları var mı diye baktığınızda bunun koşulları yok. Fakat dönüp Millet İttifakı'na baktığınız zaman Millet İttifakı aslında şunu söylüyor. Yani mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden ayrılıp güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi yeniden hayata geçirmek istiyorlar. Ve seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın da bu yeni kurulacak, yeni getirilecek anayasayla getirilmesi düşünülen güçlendirilmiş parlamenter sisteme uygun bir Cumhurbaşkanı profili olmasını bekliyorlar. Yani mevcut Cumhurbaşkanı gibi güçlü, her şeyi belirleyen, her şeye müdahale eden bir Cumhurbaşkanı değil. Sadece sembolik görevleri olan bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorlar. Onun için e, mevcut sistemin ne olacağı ve ben, e, Millet İttifakı'nın ne üzerinde ittifak edeceği, yani hangi ilkeler üzerinde ittifak edecekleri, bu güçlendirilmiş parlamenter sistemden kasıt nedir? Nasıl bir sistem öngörülüyor? Önce bunun ortaya çıkarılması lazım. Bu ortaya çıkarıldıktan sonra da, Buna uygun bunu kim daha iyi yapabilir? Adayın ortaya çıkması lazım. Orada ki, tabii efendim çok fazla e, soru geçen, var. Yani şu anda, e, o aday kim olur? O aday e, koltuğa oturduktan sonra hali tavrı farklı olur mu? E, yani e, nasıl bir kimlik olur? Eğer e, etkisi yüksek şöyle, bir kimlikse hayır. o e, Seçime sisteme gidiyor. girdikten sonra evet. ve Cumhurbaşkanı olduktan sonra beklenen adımları atar mı? Yani çok pek çok soru dile getiriliyor ben bununla de, ilgili biliyorsunuz. Ya. Bunlar bunlar sonuçta kamuoyunun önünde e, belirlenen ilkeler etrafında tarafların bir araya gelip e, bir protokol halinde kamuoyuna açıklayıp o şekilde seçime gideceklerdir. Yani seçim kazanıldığı takdirde Cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olacağı, Meclis'in yetkilerinin ne olacağı, e, işte Meclis'in içinden bir hükümet çıkıp çıkmayacağı bütün bunlar tartışılarak kamuoyuna açıklanarak bir seçime gidilecektir. Ve bu sözler verildikten sonra milletten bu şekilde o hissenecektir. Ama e, diğer taraftan bakarsak bugün Millet İttifakı'nın içerisinde iki tane güçlü aday var. İşte isimleri konuşuluyor. Sayın Mansur Yavaş'ta, Sayın İmamoğlu. E, sonuçta ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, şu anda üyesi. Cumhuriyet Halk Partisi e, kadroları içerisinde, o e, parti içerisinde seçimlere girip e, Türkiye'nin iki büyük büyük şehrini kazandılar. E, sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığınızda her iki aday da eğer kazanabileceklerse o gün yapılacak anketlerde kamuoyu desteğine bakıldığı zaman eğer kazanacaklarsa Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nda da kabul görürse çok rahatlıkla aday gösterebilir bunları. Ama seçimlerin ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı henüz daha belli değil. 2023'te yapılacağı söyleniyor. Daha 2023'e çok şey çok zaman var. Daha çok sular akar. O daha ben, çok konuşuruz diyorsunuz. Bence öncelikle Evet, öncelikle Millet İttifakının e, bu anayasadan kasıtlarının ne olduğunu güçlendirilmiş parlamenter... O zaman siz ne Sayın Koca Sakaldan bu noktada biraz lazım. farklı düşünüyorsunuz, doğru mu anlıyorum Sayın Yüce Türk? Çünkü Sayın Koca Sakal dedi ki tamamen bir e, karşıtlık etrafında toplanan bileşenlerden söz ediyoruz dedi. Ama siz diyorsunuz ki bu e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş, yani ilki olarak bu mu Millet İttifakının önündeki e, hedef? <laughs> Ya Millet İttifakı şöyle bir seçime gitmek istiyor benim anladığım kadarıyla. Yani e, mevcut sistemi oylayacak ve mevcut sistemin e, devamı veya mevcut sistemin değiştirilmesi yönünde e, bir e, seçim stratejisi gidiyor. Ve bunu da e, Sayın Kılıçdaroğlu şöyle açıklıyor. Bir demokrasi cephesi kurduk ve bu demokrasi cephesi içerisinde e, yer almak isteyen ve buna destek veren herkesle birlikte yürürüz. Ee, önemli olan bu demokrasi cephesine destek verilmesi ve 2023'ü de e, demokrasi cephesiyle işte onun karşısında yer alanların seçimi <laughs> olarak görüyor. Bunu da güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden e, e, formüle ediyorlar. Yani önümüzdeki seçimde e, tartışılması gereken ya tartışılacak en büyük şey bence bu. Peki. Şimdi dönelim tekrar Sayın Koca Sakala, o yarım kalmıştı. Evet. Ben anladığım kadarıyla Sayın Yüce Türk de mümkün görmüyor e, millet İttifakı'nın ortak aday olarak Abdullah Gülü düşünmesini ya da onda karar kılmasını doğru anladım değil mi Sayın Yüce Türk? Kesinlikle evet. yani Peki. Onun koşulları yok. Peki. O zaman Sayın Koca Sakal, siz dediniz ki Abdullah Gülün daha ödemesi gereken tabii, faturalar var Tabii var 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 var. Şöyle, şimdi bakın. Abdullah Gül e, şu anda tribünlere oynuyor. Yani Cumhurbaşkanı iken siz onca çıkan hukuksuz kanuna anayasaya, anayasaya aykırı o kadar kanun arasında bir tekini ama bir tekini veto ettiğini böyle şey olmaz dediğini gördünüz mü? Şimdi aklına geliyor o demokrasisi şunu bunu zerre kadar samimi olduğunu düşünmüyorum. Ve demokrasiyle de uzaktan yakından ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ha şimdi faturaya gelelim. Şöyle e, bakın kendisinin e, itirafı var. 23 Mayıs 2003'te Vatan Gazetesi'nde Sedat, e, Sedat Sertoğlu ile yaptığı röportajda önce zaten bu ortaya atıldı. O dönemde çok da üzerine gidildi. Dışişleri Bakanı iken Amerikan e, Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı e, Colin Powell'la ki Büyük Orta Doğu projesinin mimarları arasındadır. 2 ee, sayfa 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştıklarını kendi ifade ama diyor ki bakın ama diyor ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam. Peki ne vardı bu planda en azından planın bazı şeylerini biliyoruz. Orta Doğu'daki rejim değişiklikleri PKK'ya bir takım tavizler Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'ta ekarte edilmesi Yesbe annemi hatırlatırım burada neler yaptıklarını hatırlatırım bir büyük milli kahramana. Bir de özellik meseleleri. Şimdi öncelikle Abdullah Gül bunu Türk milletine bir açıklayacak. İki, bakın ben öyle orta sahada filan top çevirmeyi sevmiyorum. Direkt dikine oynamayı seviyorum. Yani şimdi ben Abdullah Gül'ün de onun bir iz düşümü olan Ali Babacan'ın da ee, Bay Davutoğlu'nun da yani namı diğer kendi şeyiyle zaten şimdi altı buçuk milyona e, oya oynuyor kendisi. O da o yüzden de seviyor bunu. Ee, Serok Ahmet'in, Bay Serok Ahmet'in e, kendi bağımsız iradeleriyle ortaya çıktığına zerre kadar inanmıyorum. Bunlar küresel bir iradenin ürünü olarak e, meydana sürüldüler. Bakın siz e, Babacan'ın ağzından bakın net söylüyorum. Bu kadar açıklama yaptı. Üretim lafı duydunuz mu? Başak Hanım üretim üretim. Borçların eritilmesi. Hani şu an bir takım şeyler yapıyoruz hiç olmazsa. Milli bir takım şeyler yapılması. Ne diyor? Sıcak parayı ben bulurum diyor. Ben sıcak para bulurum diyor. Yani Türkiye'yi para sarmalında devam ettirecek. Hocam çok özür dilerim ee, siz şunu mu ifade ediyorsunuz yani işte Biden'ın ifadesi... açıklaması Biden'ın seçilmeden önce Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ifadeler işte iktidar nasıl değişecek bundan sonra nasıl yöntemler kullanacak Amerika Birleşik Devletleri ki bununla ilgili seçim sonrasında da bazı açıklamalar gördük. E, farklı yöntemler kullanacağız, e, askeri müdahalede bulunmayacağız ama e, daha demokrasi içerisindeki seçenekleri değerlendireceklerine dair. Şimdi e, yani Türkiye içindeki bu hareketliliğin bununla bağlantılı olduğunu mu söylüyorsunuz? E aksi, a, aksini kim nasıl söyleyebilir? Yani şimdi bu üç parti fıtrak gibi bir anda hangi sosyolojik ihtiyaçtan veya şeyden doğdu soruyorum. Yani bunlar uzaydan inmedi ki zaten e, AKP'nin içindeki kişilerdi. Ama ben kendi içlerinde bir yol ayrımı oldu. Şimdi dolayısıyla bakın e, ben o anlamda e, Bay Gül'ün e, ha aday e, olmaz diye söylemiş ama şunu söyleyeyim. Eğer aday olursa bakın eğer aday olursa şimdiden 2023 e, Cumhur İttifakı için hayırlı uğurlu olsun. Yani o kadar Abdullah net diyorsunuz. Tabii canım. Abdullah Güle bakın iddialı söylüyorum. Siz Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ikna edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani bu taban her zaman gidip tıpış tıpış oy vermez. Bakın açık ve net söylüyorum. E Geçmişler, vermi, olsun, hocam. Derim. Hocam, Geçmişler vermi, olsun derim. Geçmişler olsun derim. İki şey hocam daha ediyorum. ekleyip bitireyim. İki bir dakika, şey bir daha itiraz ek... var alalım itiraz. mı hocam onu? İtirazım geldi söyleyeyim. yani niye vermesin? Ümit, yani Ümit hocam şöyle bir şey var İstanbul'da ben öyle evet. düşünüyorum. Vermez İsta, diyorum. İstanbul'da HDP ikna eden CHP var. Yani CHP'li. Ben benim bildiğim CHP'li BDP'li CHP, CHP Ocaklı bir saniye. yanlış. Şu şu, şu is, is, e, Bir tamamlasın hemen bir döneceğim tamamladım. size Sayın Kolej'de soru e, bir tamamlasın. Ben, e, HDP bar, e, şeyi barajı açtı ve meclise girdi diye şükür pilavı o da Belediye başkanı tanıyorum CHP'li. Evet. Yani işte demek ki ikna etmiş ben aynı şekilde İstanbul'da oma büyüme birisi olarak kendi mahallemden %72 CHP'nin oy aldığı yerden CHP'nin seçmenin %20 civarında HDP oy attığını biliyorum. Yani şimdi Abdullah Gül'ü ikna edemeyecekler? Şimdi ben hemen cevap yani vereyim. Soru bakayım. bu. Yani CHP seçmeniyle tamam. ilgili. Ama Peki buyurun. Şöyle, Madem soru Beş bir yere Hayır. geldi. Şöyle. Bir soru olmaz. yanlış. Taptama soru yanlış. yanlış. Bakın. İstanbul, şöyle soru yanlış. Yani yanlış anlamasın. Tamam sorumu beş. düzeltin. Şu, Allah Allah verin. şu anlamda. Şu anlamda. İstanbul'u eğer İmamoğlu veya CHP aldım diyorsa oturup iki kere düşünmeli. İstanbul'u İstanbul halkının iradesi almıştır. Yani bu iktidara bir sarı kart göstermek isteyen yani e, e, seçmen bilinci almıştır. Seçmen vicdanı almıştır. Tepki oyları mıdır? Onu, aa, o, bakın seçmen vicdanı diyorum. Bu insanlarımızda müthiş bir vicdan var. Şöyle tamamlayayım Başak Hanım. Daha bakın çok konuşuruz ama... Hem de Hikmet Bey'in önceki sorusunu yanıtlamış olayım. Şimdi bakın bir tarafta politik telaş var güzel söylendi ama öbür tarafta da bir politik savrulma var. Tabi e, CHP az önceki soruyu asıl yanıttığım da şu aynı zamanda diyorum ya bu millet bir çıkış yolu bulur. Bir babayı çıkar bir ba birkaç babayı çıkar millet kendi kaderine ne el zaman koyar. Hocam, ne zaman hocam ne zaman? Bunlar olur hiç merak etmeyin. Ama Kim olan, asıl nerede? bakın Pratik yol ne biliyor musunuz? Pratik yol. Pratik yol Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu özüne dönmesi. Bütün dengeler yerli yerine oturur. Yani Atatürk CHP'sine bak o kadar geriye giderek söylüyorum ha. Atatürk CHP'sine geri dönmesini bütün dengeler kurulur. İki şey daha bitiriyorum. Bu iktidarın az önce dedim ya bu iktidarın gitmesi gerektiği fikrim iktidarda kaldığı sürece milli menfaatlere uygun olan her türlü davranışını hiçbir çekinceye bağlı olmaksızın desteklememe de engel değil. Çünkü benim için muhalif olmak, iktidar ne yaparsa yapsın gözü kapalı karşı çıkmak demek değildir. Libya'da desteklerim, ee, Akdeniz'de desteklerim, adalar denizinde desteklerim, Suriye'de desteklerim. Ama ne bileyim, İstanbul Sözleşmesi'nde desteklemem yanlış bulurum. Yani onu söyleyeyim ve hiç merak etmesin kimse. E içinde gerçek anlamda peygamber ve Atatürk olan hiç kimseden zarar gelmez. Ama içte bunlar yoksa da o kişilerden ülkeye ve Türk milletine hayır gelmez. Yani tehlike anında camı kırın işareti gibi her türlü şeyde bitmek tükenmek bilmeyen başörtüsü vesayet darbe tek parti yani bunlarla olmuyor. Yani bunlarla olmuyor. Dolayısıyla ben Abdullah Gül Sonuç şu, aday olabilir. Ben halen öyle bir ama benim asıl bakın bir sene önce de söyledim. <laughs> benim asıl aday diye gördüğüm kimse bu bir tahmin tabii, bir şey değil, öngörü. Ben asıl e, Ali Babacan'ın e, aday gösterilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu. Bir dakika, düşün. ortak aday Millet İttifakı'nın ortak, ortak adayı evet, Ali Babacan olabilir evet, diyor. Neden? En azından Neden? Abdullah Gül'e nazaran daha yüksek olacağını. Çünkü birincisi Abdullah Gül daha Keskin yani keskin derken daha tepki çekebilecek bir aday. İkincisi benim bildiğim Gülsay'ın e, e, vekilim daha iyi bilirler. E, kazanamayacağı bir şeye çok fazla girmek istemez. O yüzden e, halbuki Ali Babacan kazansa ne olur, kaybetse ne olur diye düşünüyor olabilir. Ve e, şu anda hani ortalıktaki böyle e, hareket tarzları vesaireye baktığımda bu tahmin diyorum yani bu mutlaka olacak bir şey demiyorum ama ya yani ben en azından daha olası görüyorum Abdullah Güle Nazaran e, babacanın e, adaylığını. Onu da söyleyeyim. Bir de bu Millet İttifakının hedefi hedefiyle ilgili Sayın yüce Türk'ün vurguladığı noktaya dair ne düşünüyorsunuz? Siz Hangisi? dediniz ya tamamen karşıtlık eee evet. odayla bir araya geldi Millet İttifakı evet. dolayısıyla hani bir göremiyorsunuz ilke işte ya da ben bir program Hayır, şimdi... ama Sayın Yüce Türk de şunu hatırlattı işte güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Hani bir proje ama olarak şey ifade ya. edilecekse bundan ama bahsediliyor. Ama saygı duyuyorum ama Başak Hanım siz Türkiye'nin yönetimine talipseniz Türkiye bugün çok zorlu bir süreçten geçiyorsa sizin iktidar e, e, yürüyüşünüzde tek ama tek şeyiniz e, herhalde parlamenter sisteme geçmek olamaz ve olmamalı. Ben mesela bir seçmen olarak şunu bilmeliyim ya e, şimdi bak işte kişi konuştuğumuz için mesela Ekrem İmamoğlu olacaksa ekonomi politikası, eğitim, e, dış politika şu bu ne olacak, değişir mi? Mansur yavaş olsa ne olacak? Ee, Ali Babacan olsa ne olacak ha diyeceksiniz ki eğer mesela CHP'nin Tabii bir üyesi olarak gerçi CHP üyesi olmak da başka bir şey İşte geçenlerde rozet takılan Cihan İslam da e, CHP üyesi söyledikleri de ortada yani e, Ümit koca Sakala ihraç öyle mi e, andımıza ağzına geleni söyleyen e, bu insan ithal çok güzel ama onu geçelim şimdi şunu söyleyebilirsiniz bana tamam. CHP'nin bir üyesi olarak elbette CHP'nin ekonomik programını uygulayacak. E, peki ama bu bir ittifak. İyi Parti ile CHP'nin ekonomik programları aynı mı? Ve orada şunu da söylerim size. Şu an Türkiye'de iktidara talip hiçbir partinin ekonomik program olarak yok aslında birbirlerinden farkı. Yani hepsinde ortak şey halkı ezecek şekilde özelleştirme, ondan sonra e, halkı ezen neoliberal politikalar, planlama yok, kamuculuk yok, hiçbir şey yok. E, Ümit olay Ümit bu kadar. Bey, zaten güçlendirilmiş ya. parlamenter ne olacağım. olduğunu sonra biliyoruz. Da tabii. Ha, güçlenmiş parlamenter sistemi henüz bir çalışması nasıl güçlendirilmiş? Meclisi, <laughs> meclisi kolonları Hiç mı dedik. çoğaltılmış, daha güçlü olmuş. Yoksa bin tane vekil mi konmuş? Henüz daha güçlendirilmiş, yani tınık içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistem. Onun içeriği ne de şey Bilmiyoruz. Peki. Bir de öyle bir şey var yani. Peki. Hayali bir şey. <gülüyor> tamam, <gülüyor> <ya>. kolay, <laughs> buyurun, Tamamlayın buyurun Sayın koca Sakal. Tamamlayın. Ya ben bu kadar ben diğer konuklara geçelim. Sayın olur. Metin nereye döneceğim ben şimdi? Eee Konuklarımızın e, Sayın Koca Sakal hariç hepsi çok mümkün görmüyor Abdullah Gül'ün ortak adayı niteliğindeki meselesini. Vazgeçer bu akşamdan sonra ol. Bu akşam eğer düşünüyorsa da bu Kimse akşam sonra vazgeçebilir belki diyor Sayın. O yüzden ben de babacan olur diyorum. E, Sayın Koca Sakal da yani evet Ali Babacan daha güçlü bir ihtimal değil, bana göre at. diyor. Sayın değil Metiner de. buyurun hem e, şu ana kadar yapılan yorumlarla ilgili hem e, işte karşıtlık odağında birleşmiş vaziyette Millet İttifakı yorumu da vardı Sayın Koca Sakal'ın. Sizi dinleyelim buyurun. Tabii ki. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Evet. Bunun altını çizin lütfen. Böyle ekranlarda peşin peşin konuşmak bu asla olmaz. Zinhar buna kimse oy vermez. Bu siyasetin diri değildir. Ümit Hoca'nın dediği bir şeye çok katılıyorum. Evet Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir siyaset inşa edilmek isteniyor. Bu çok marazi bir siyaset bu. Düşmanlık üzerinden siyaset inşa edilmez. Bir anda kutuplaştırmaya karşı çıkacaksınız. E bir anda da Erdoğan karşıtlığı üzerinden tıpkı Biden'ın yaptığı gibi bir siyaset inşa etmeye çalışacaksınız. Bu çelişkinin dik alasıdır. Yani e, e, bir diğer husus, bir diğer husus işte şeyi gördük yani bu Erdoğan'ı fobizm diye tanımlayabileceğimiz İslamofobiya'nın e, Türkiye'ye uyarlanmış bir biçimidir bu. E, i̇şte meclise yıldırım düşüyor. Halk TV'den Ayşenur Arslan gibi aklı başında bildiğimiz bir kadın çıkıp diyor ki e, Erdoğan'dan dolayı düştü bu diyor. Hani ben de Başak Hanım hatırlarsınız televizyon CNN'de sıkça katıldığım programlardan böyle arada bir ironi yolu şey yapardım. Ya günün birinde metaur taşı düşse onda Erdoğan'dan bilecekler. Böyle marazi bir artık patolojini patolojik şeyin dışına taşmış marazi bir Erdoğan düşmanlığı var. Yani tedavisi, Ama bunda, sayın, sayın ya tedavisi var. bunda sayın Erdoğan'ın da katkısı var mümkün Bunda sayın Erdoğan'ın da katkısı ve çaş, etkisi şu, var. Onu da göz ardı etmeyin. Şu. Şu, şu dilini, şu dilini biraz şey yap. Sen anlıyorum. Sen 2023'e hazırlanıyorsun ama böyle hazırlanılmaz yani. Yo <laughs> bakın biraz basit dur. bir şey söyledim. Arkanda ne var oldu, ki de sırtın sayın yere gelmesine da, da etkisi katkısı var diyorum. Sayın Metiner. Hiçbir şey söylemeyecek miyiz yani? Yani senin, senin katkın yok. Senin katkın yok yani. E daha henüz sen, yok bizim sen katkımız. Sen piropaksın yani. Siz beni ya, adam Dur yaptınız dur dur senin geçmişine ederim. gelirsek. Tabii e, gel, gelin gelin şimdi daha güzel. Konuşmuyoruz. Dur sen Bir dakika yani, kişiselleştirmeyelim ne olursunuz. Tamam buyurun Metin Er siz devam evet, edin. Şimdi, şimdi Başak Hanım bakınız yani bir yıldırım bir dua olayı bir dua olayını bile siz Erdoğan'a bağlıyorsanız bu tedavisi mümkün olmayan bir maraziliğe işaret eder. Buradan çıkmak lazım. Tabii ki muhalefet Erdoğan karşıtlığı üzerinden kendini tanımlayacak. Eyvallah bunun hiçbir itirazımız yok. Ama yani muhalefetin münhasıran Erdoğan düşmanlığı üzerinden kendisini şekillendirmesi. Yani Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin demenin demokratik siyasetle bir alakası yok. Size i̇şte parlamenter sistem deniliyor. Demokrasi cephesi deniliyor. Peki bu demokrasi cephesinde kim var Allah aşkına? Yani seçilmiş bir başkan var. Yani kaç dönemdir bakınız. Sandıktan çıkan bir AK Parti iradesi var. İşte e, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni olan MHP var. Sanki bunlar demokrasi dışı bir cephede. İşte de demokrasi cephesi oluşturmak istiyor. Tamam eyvallah. Siyasetten anlaşılabilir bu. Peki bu demokrasi cephesinin içinde kimler var? Ve bugüne kadar Türkiye'de ne tür bir demokratik mücadele vererek e, bugüne kadar gelmişler? Ya Meral Hanım'ın başını çektiği parti var herhalde. İşte CHP var. CHP'nin siyasal geçmişine daha önce 46'dan sonra hiç iktidara gelmediği için iktidar döneminde yapıp ettiklerini eleştirecek halimiz yok. Ama siyasal geçmişine baktığınız zaman demokrasinin desi yok. E İYİ Parti, Meral Akşener, birlikte siyaset yaptığı insanlar Türkiye'de ne tür bir demokrasi mücadelesi verdiler de bizim haberimiz yok. İşte HDP var. HDP, HDP'yi demokrasiyle yan yana getirmek Hakikaten demokrasiye e, yani demokrasi mezarından çıksa herhalde bu kadar da demokrasi haksızlık yapmayalım yani demokrasi kiminle peki bu demokrasi cephesinde kimler var? Şimdi Abdullah Gül var, işte Deva Partisi var, e, Sayın Davutoğlu var. Peki soruyorum ben size bu Abdullah Gülü biz içimizden Cumhurbaşkanı yapmak istediğinde niye siz sokaklara döküldünüz ya? Çankaya Atatürk'ün kalesidir. Oraya eşi başı örtülü bir insan asla gelemez diyordunuz. Abdullah Gül'ün eşi başının örtüsünü çıkardı da bizim mi haberimiz yok? Ve Abdullah Gül ne tür bir değişim geçirdi de artık bu muhalefetin makbul insanı olmaya başladı. Yani kim Erdoğan'ın yanındaysa kötücül, düşman ama kim Erdoğan'dan ayrılıp Erdoğan'a düşmanlık yapıyorsa o demokrat, özgürlükçü. Çok merak ediyorum mesela Abdullah Gül demokrasi mücadelesine ne tür bir katkı sağlamıştır? Tek başına Abdullah Gül'den bahsediyorum. AK Parti hareketinden değil. Ve de Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan demokrasi mücadelesinde nasıl bir anlamlı eser bize bırakmışlar da bugün onları demokrasi cephesinin içine yerleştiriyorsunuz. Veyahut da HDP ile demokrasi ilişkisini nasıl açıklayabilirsiniz ya? HDP'nin hakim olduğu yerlerde Vatandaşların seyahat özgürlüğü yok ya. Siz gidip de HDP'nin hakim olduğu herhangi bir ilde siz PKK HDP eleştirisi bile yapamazsınız. Biz o bölgenin çocuğuyuz. Hele hele Öcalan'a hele PKK'ya bir laf söyleyin bakayım. Sizi yaşatmazlar. Ama siz geliyorsunuz mecliste her bir şeyi söylüyorsunuz. E Teröre sırtınızı dayıyorsunuz, silaha sırtınızı dayıyorsunuz, silah üzerinden kendinize bir siyasal sonuç devşirmeye kalkışıyorsunuz. Buna rağmen altınıza kırmızı plakalar çekiliyor, meclis başkan vekilliği veriliyor, grup başkan vekili, kırmızı plakalar, imkanlar. Bir de kalkıp Türkiye'de demokrasi yok diyorsunuz. Ya dinime dahil eden bari Müslüman olsa diye bir tabir var ya, ya bari siz demokrasiden bahsetmeyiniz yani. Yani demokrasi nerede? HDP gerçekliği, PKK gerçekliği nerede? Onun için güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda ben size soruyorum. Eğer bu arkadaşlarımızın bugüne kadar bir hazırlıkları yoksa, buna anayasada dahil, Parlamenter sistemin ne menen bir sistem olduğuna dair bir hazırlıkları yoksa çok merak ediyorum. Bir siyasetçi olarak da merak ediyorum. Bunlar bize neyi öneriyorlar Allah aşkına? Neye karşı çıktıklarını biliyoruz da bize önerdikleri şey ne? Söz gelimi. Söz gelimi güçlü bir başbakan mı istiyorlar? Peki o güçlü başbakan yani bütün yetkileri kendinde deruhte eden. Bugün Cumhurbaşkanının sahip olduğu yürütmeyle alakalı bütün yetkileri başbakana devretmeyi mi düşünüyorlar? Peki o başbakan partili bir başbakan olmayacak mı? Yani partili bir başbakan olduğunda demokrasiye halel gelmiyor. Ama partili bir cumhurbaşkanı olduğunda aynı yetkili kullanan, doğrudan halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı otoriter oluyor, totaliteryan oluyor, işte diktatörlük oluyor. Arkadaşlar bu iler tutar yanı olmayan bir eleştiri. Bir diğer husus ben Bülent Bey'e bir katkı olsun diye söylüyorum. Kendisine itiraz etmek için değil. Bakınız Türkiye'de siyasal kaosu tetiklememize gerek yok. Mesela ne dedi? Parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistemi bu alefet ortaya koyar, oylama yapar. Ama bakınız iki seçim var Türkiye'de 2023'te. Bir, doğrudan cumhurbaşkanını seçeceğiz. İki, meclis üyelerini seçeceğiz. Yani biz herhangi bir oylama, sistem oylaması yapmayacağız yani. Diyelim ki Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı seçildi. Ama Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı çoğunlukta. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl referanduma götüreceksiniz? Mecliste çoğunluğunuz yoksa Yani 3/2 çoğunluğunuz yoksa anayasayı nasıl değiştireceksiniz? Değiştiremeyeceksiniz. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem iddianız zaten boşluğa düşecek. Peki bu durumda efendim Millet İttifakı'nın adayı güçlendirilmiş Esmek için söyleyeyim de Sayın Metiner Öyle bir şey olduğunda doğrudan değiştirirler. Dur bir dakika cevap... E, şey, hayır hayır yani söylediniz de... ki Cumhurbaşkanı seçildi. Ya ben bu yetkileri demokratik bulmuyorum. E tamam bir daha erken seçime gidelim. E, çünkü ben bu yetkileri kullanmak istemiyorum. Kendimle çelişmek istemiyorum. Mecliste de çoğunluğumuz yok. Dolayısıyla referanduma götürecek bir çoğunluğumuz yok. E tekrar seçime gidelim. Yani tekrar tekrar seçim mi yapacağız? Ha bize şunu söylerlerse bu anlamlıdır. Deseler ki biz Millet ittifakı, o ittifakın içinde her kim varsa, hangi partiler varsa bir anayasa hazırlayalım. Cumhur İttifakı da bir anayasa hazırlasın. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bu anayasalar da oylansın. Yani belki bütün meclisteki bütün partiler böyle bir konsensus üzerinde anlaşırlarsa 2023'te hem cumhurbaşkanlığı seçimi hem yeni bir anayasa, yeni Türkiye'nin anayasası. Eski Türkiye'ye gitmek isteyenler de eski Türkiye'nin anayasasıyla hem referanduma gideriz hem Yani bir anlamda referandum olur diyor. Bir modalite olsun diye söylüyorum. Şimdi öteki türlü bakınız, Millet İttifakı'nın adayı seçildi. Ama 3/2 çoğunluk mecliste yoksa zaten anayasal değişiklik yapamazsınız. E şimdi biz de o zaman seçilen aday şunu mu diyecek? Ben bu yetkilerle cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. Bana göre demez de. <laughs> hele bir seçilsin de zil takıp Kendini oynarlar izleden. o ayrı bir şey. Ama diyelim ki çok demokrat çıktı, çok ilkeli çıktı. Dedi ki ben ülkeyi tekrar meclisi de feshediyorum, kendimi de feshediyorum. Tekrar seçime gidelim. Peki seçimde farklı bir tablo çık çıkmayacağını nereden biliyoruz? Onun için yani siyasal krizi tetiklemenin bir manası yok. Aklı başında insanlar şunu isterler. Ümit Hoca'ya katılıyorum. Arkadaşım programatiği ne? Mesela Kemal Bey ben Kürt sorunu çözeceğim dedi. Ben çok sevindim. Tırnak içinde çok sevindim. Mesela defalarca sizin aracılığınızla da, ekranlarınız aracılığıyla da seslendim. Ali Haydar Bey de var. O da cevap verebilir. Ya bana bu Kürt sorununu bir tanımını yapın ya. Ben bir Kürt vatandaş olarak bilmek istiyorum. Kürt sorunu nedir? Önce bir tanım istiyorum, bakalım nasıl tanımlayacaksın da sonra çözüm önerilerin üzerinde konuşalım. Şimdi Türkiye'yi boş hayallerle yormanın bir manası yok. Bir de Ümit Hoca'ya, Ümit Hoca benim için değerli bir insandır, gerçekten ilkelidir kendi açısından. Ha. Kendisini ha. eleştirebilirim ama ilkelidir, tutarlıdır, sağlam bir Atatürkçüdür. Buna hiçbir itirazımız ha. yok. İnşallah kendisi de cumhurbaşkanı adayı olmayı başarır. Önce <laughs> Türkiye'nin böyle bir renge de ihtiyacı var. E, siyasete farklılık getireceğine de hocam, inanıyorum. ihtiyacı var. Ama kendisinden Ümit hocam bak kendisinden bir var. ricam var. Ya, buyurun e, tabii. Buyursunlar. Şimdi Atatürkçülük Atatürkçülük bir retorik olmaktan çıkartılmalı. E, yani Hayata gerçek Atatürkçüler sahte Atatürkçüler. Ama var böyle tabii, bir şey. Tabii bu değil. Çünkü da işte öyle yapıyor. Biz gerçek dindarız. İşte diğerleri de dindar değil. Mesela PKK'da makbul Kürt tanımı üzerinden. Kim ki PKK gibi düşünmüyorsa o Kürt bile değildir. Hayindir, ajandır, işbirlikçidir. Kürt değildir. Şimdi dolayısıyla makbul Atatürkçüler, makbul olmayan Atatürkçüler, makbul dindarlar, bu da yeni bir kutuplaşmayı getirir. Sana bir katkım olsun diye söylüyorum. Ümit hoca Belki aklıma ihtiyaç hissedersen birleştirmek o, istiyorsan böyle bir, en hakiki böyle bir benim var iddiasından mi? vazgeçerek Atatürkçülük üzerinden retorik yerine bir programatik ortaya koyarsanız eminim ki 2023'e giderken o babayitlerden biri de siz olursunuz. Ben de varım dersiniz. 100 bin imzayı da toplayabilirsiniz. Çok anlamlı bir katkı sağlayabilirsiniz. Ama sizden bir ricam da var. Kendiniz tarif ettiniz. Doğu Akdeniz, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadele, Libya, Azerbaycan, Dağlık Karabağ meselesinde son derece milli davranan bir hükümet var. Bir Erdoğan liderliği var. <laughs> Karşısında da milliliğini hiçbir şekilde tartışma konusu da yetmediğiniz olumsuz sektör bir muhalefet var. Bu sizin tanımınız. Hiçbir şekilde. Yani burada İlla da Erdoğan kaybetsin kim gelirse gelsin derseniz bu millilik iddiasına siz de ulusalcılık iddiasına siz de e, gölge düşürmüş olursunuz. Benim size tavsiyem siz aday olmayacaksanız tercihinizin şöyle olması lazım. Erdoğan'ın karşısındaki aday milli değilse yerli değilse Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda emperyalist devletlerle gerektiğinde işbirliği yapıyorsa ben inadına ulusalcılık ve milliyetçilik adına millilik adına Erdoğan'ın yayınlayayım demeniz lazım. Ulusalcılığa da bu yakışır. Umarım böyle bir çizgi konusunda da yeniden düşünürsünüz. Bu da size bir teklifim olsun. Bir dost olarak, bir arkadaş olarak. Teşekkür ederim. Buna iki yudum bir şey söyleyeyim mi başak hanım? Buyurun iki yudum. Ya, teşekkür buyurun. ederim. Burada illa birbirimize gir girmemize de falan da gerek yok. Yok bir, canım, niye e, Çok teşekkür ederim. Notlarımı aldım. Yalnız şu, şimdi Atatürkçülük konusunda da bu din simsarlığı konusunda da gerçek dindarların, gerçek Atatürkçülerin ortaya çıkabilmesi için maske takanların, örneğin Atatürk'ü sadece anıt kabire hapsedip ya da sadece 10 Kasım'da sahte gözyaşlarıyla anıp da örneğin onun ekonomi politikasını, diğer alanlardaki politikalarını hiçbir biçimde hayata geçirmeyi düşünmeyenlerin ayrıştırılması gerekiyor. Bu Türkiye açısından hayati. Benim bana göre. iki dedim ya az önce. Katılıyorum. Haklısınız. Bakın, i̇şte bu gerçek dindarlar yani benim kısaca içine Hazreti Peygamber'in girdiği sadece alnının secdeye şekli olarak değmesi yetmeyip kalben ve zihnen de o secdeye varmış olan insanları ayırabilmemiz için de gene ee, e, bu anlamda din tüccarları din simsarlarını ayırt etmemiz gerekir ben oradan giriyorum ha benim eğer ben aday olsam teorik olarak ona da katılıyorum alanda, bakın size samimi söylüyorum üzerinde de çalışıyorum her alanda ama tepeden tırnağa iğneden ipliğe merkezinde tamamen Atatürk ilke ve politikalarının ve çizgisinin olacağı programı bir bütün halinde hazır bu benim programım değil bu bir ...çizginin ve zihniyetin programı... Ümit üç, Hocam ben bir üç, itirazım var gene. Şunu, yani. şunu bitireyim. Sizden bunu bekliyoruz. Şey yani. Bu programı bekliyoruz. E, Fırat'a döneceğim. Tabii bir cümleyle bir itiraz bir alalım. Cümle itiraz tamam. sonra beş cümle bir tek, cevap Bir tek şu, Başak Hanım şunu bitireyim. Şimdi ben Erdoğan meselesini hemen söyleyeyim. Bakın ben iki sene önce benim çizgim budur. Millilikten de anladığım budur. CIA ajanı, bir CIA eskisi... ...o dönemde iki sene kadar önce veya üç... Cumhurbaşkanı istifa etsin dedi. Ben çıktım dedim ki kim o? Sen ya bir e, Amerika'da bir eski siyasi e, görevlisi dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifa etmesi lazım. Ben de çıktım dedim ki beyefendi sen kimsin? Sana mı dert oldu? Bak dedim ben Erdoğan'ı sana yedirmem. Ben kendim yerim yani biz Türk milleti olarak benim siyasi çizgim budur yani dışarıya yedirmeyiz Bir iç meselemizdir kendimiz hallederiz ben şunu söylüyorum hep devlete muhalefet olmaz bakın iktidara muhalefet olur ama devlete muhalefet olmaz milli çıkarlara muhalefet olmaz Türk milletine muhalefet olmaz ama şunu da unutmayalım bakın devlet otobüstür e, siyasi iktidar şoför. Yani şoför onu bir yerlere götürür. Dolayısıyla bugün ben olaya şöyle bakarım. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, e, Kafkaslar'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyler yaptığı için ben Erdoğan'ın yanında değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayım. Ama şu anda o bu otobüsü bu şekilde sürüyorsa da ben hiçbir gocunmada bulunmadan e, o anlamda devletimin yanında yer alırım ha Ama ben o başka bir tartışma konusu e, şu, şu anda Cumhurbaşkanı'nı e, sizin bulduğunuz kadar milli e, bulamıyorum veya e, her yaptığını e, sorgusuz sualsiz gözü kapalı tamam, ben ses bir şey içinde de değilim. Peki anlaşıldı. Ben, ben yapılana göre değer e, veririm evet. yani ben kimden geldiğini gözü açık bakmam, destekliyoruz Cumhurbaşkanımızı gözü kapalı değil. Tamam kimden geldiğine bakmam. Türkiye için hayırlı olup olmadığına bakarak karar veririm. Dolayısıyla tabi e, tabii teşekkür hocam, ediyorum yine için ama kimi destekleyeceğimi, kimi desteklemeyeceğime ümit. de e, ben kendim karar veririm. Peki. Çünkü çok şükür e, bağımsız e, şey bir insanım ama teşekkür ediyorum. Bunları gayet iyi niyetli söylediğinizde AK, Ak Partide, AK Partide birlikte, birlikte buluşacağız Ümit sorum, Hocam. Benim sorum gargari. Kaderimiz bir AK Parti dakika, ve sizler Kemal İzmir'in Ümit Hoca kaderimiz genetik bir bizim. Kaderimiz şanlar, bir diyorsa. Türkiye'den yana, ümit yana ümit olanlar olanlarla emperyalistlerden yana olanlar ya saflaşmasında. Ümit <laughs> Hoca. Hikmet, Hocam, Hikmet Bey bir soru sor bir ülkenin saniye. Ülkenin Tabii, emperyalizmi önemi ama İnkar Bu arada emperyalizmi keşfetmiş olmanızdan da ayrı bir e, mutluluk duyuyorum. Onu söyleyeyim. Vallahi bak samimi söylüyorum. Birlikte burada. olacağız. Seni yani, birlikte olmaya çağırıyoruz. Gel kol kola. Davet aldınız Sayın Kocasakal. Türkiye'nin milli çıkarları temelinde Koca, Saka, bir arada olalım. Niye sizin yani. için sizin için söylemiyorum ama altın filo dakika. altın filo buraya demirlediğinde birileri emperyalizme karşı bir şeyler yaparken birileri de çok affedersiniz bir yerleri badana yapıyordu. Peki. Yani şimdi emperyalizmi e keşfetmiş olmak yok, yok. güzel ama bakın yanlıştan dönmeye niye yanlıştan dönüyorsunuz? Gel bir birlikte olalım Ümit Hoca. <laughs> <laughs> değil evet, ısrarcı Sayın Metin. Evet, ama o bir tarafa bırakalım. Olur. Peki Sayın Gencin bir sorusu var. Bir soruyu soru alalım. Var, Siz ben sonra ben devam ben edersiniz. Ben şu ben Atatürk. Gelin Atatürk çizgisinde ve yolunda hep beraber hocam. olalım, yürüyelim. Karşılıklı bu davet zaten var. var evet Atatürk bu. Atatürk'le bir, bir sorunumuz yok. Atatürk'le bir hocam, sorunumuz yok. Sonaysa bir dakika bir buraya dönsen Sapancadan bu tarafa. Sayın genç Ama, buyurun. Bakın Bey size bakıyorum. Heh, tamam. Ama bireysel programa dönüşüyor. ben Evet evet ben, tamam. sayın Fırat'a döneceğim. Çok, bir ay, sorusunu evet. alalım. Evet, çok tamam, ısrar evet. etti Aylar, sayın ben, genç. Programın tekrardan üzülürüm. Tamam. Şimdi Ümit evet. hocam bak çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Burada hatta öyle şeyler söylediniz ki sonuçta Mehmet Metinler gibi bir siyasetçi gel kurtu falan diye davet biletli sizi. Hatta adam bile oldu. <laughs> Bakın hayır bu bir şey tabii ya. Bu biraz tabii e, metaforlarda metaforlar şey da yap. kullandık. Bakın çok samimi Mehmet, bir elbette. sorun var. Hepimiz yurttaşız. Ne olacak canım tabii, yani? Tabii tabii. Hayır şöyle çok samimi hakikaten eden ben e, kendi programlarımda da zaman zaman köşe yazılarımda da hep dile getirdiğim bir şey vardır. Aslında çok evet. samimiyetle sorduğum bir soru bu. O da şu. Evet. Biraz önce çizdiğiniz profil yani Muhalefet açısından benim Türkiye'de görmek istediğim bir muhalefet. Nedir o? Siz de oraya kilitlendiniz. İktidarla ilgili kısmına çok şey yapmıyorsunuz ama ben, ama bu da zekice bir şey. Üstat bana da, bana da yandaş e, yazar diyorlar. Aslında ben yandaş falan değilim. Ultra yandaş yazarım. Konuyu kapmak <laughs> için böyle bitirdim işi. Ben şimdi <laughs> buraya soruyorum. <laughs> çok güzel. Harika. Gör, ben kimsenin ki. yanlışı değilim ama çok yok şükür. Ben, ben, ben kimsenin yanlışı değilim. Benim için ben ben vatandan, milletten, bayraktan, namustan yana olmak... Ve ben tamam, ben güçlendirilmiş yandaş ben zaten böyleydim üzerime geldiler hocam yani ben böyle düşünüyordum Türkiye'de böyle bir Türkiye hayal ediyordum o yüzden o başka bir mevzu evet. benim sorum evet. aslında hep Buyurun. söylediğimiz klişe ama bence hem siz samimi açıklamanızdan dolayı size güveniyorum Ya yani evet. açıklayacağınız ve inan, inanmak da istiyorum Şunu ben demek ki oy da verirsiniz ee, yok o konusunda garanti ama çünkü size dü dünya... Dü Aman reis duymasın geri aldım geri aldım <laughs> tamam, tamam. Yok orada garanti vermem ama şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi demokrasiyi tarif ederken sürekli o klişe üzerinden soracağım ben size. Hep bir kuşun kanatları gibidir diye açıklama yaparız. Bir kuşun kanatları gibidir. Muhalefet evet. kadar iktidarın, e, muhalefetin de en az iktidar kadar güçlü olması ve doğru hedeflere gitmesi lazım. Bir kuşun tek kanadı olmazsa o kuş uçmaz dedik. Şimdi Peki üzerinden soruyorum. Ve şuraya getiriyorum. Hani bir babayı çıkar dediniz. Bir evet. grup çıkar gerçek Atatürkçü. Evet. Bunları beğenmiyorsunuz evet. çünkü. Bunları beğenmiyorsunuz. Ben ben onu onu anlamadım. Orayı pek kabul edemedim ama. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bugün Atatürkçü, çağdaş, kemalist, aydınlanmacı bir parti olarak şu anda büyük bir kesime hitap eden bir kitlenin partisi sonuçta. Onu evet. beğenmiyoruz. Ben de beğenmiyorum. Siz de beğenmiyorsunuz. Siz şimdiki Partiyi Kim değil beğenmiyor. yönetimini beğenmiyoruz. Tamam, onu çok Arada, iyi biliyorum. Ben öğrendim var. onu. Onu öğrendim. Biliyorsun, Dört haftada öğrendim onu. Yani ben diyoruz. tüzel kişiliğine tamam, şahsen varlık söyletmem. Ben o partide de zaten CHP'ye yönetimi... diyorum. Evet. Ona kimseyi karıştırmıyorum. Tamam peki soruya gelelim. Ama işte araya sürekli insanlar tamam. olduğu için soramadım. Üstat şu. <laughs> siz şimdi e, benim o işte aradığınız kişiler var ya. Yani muhalefeti gerçek muhalefeti. Gerçek adım evet. Gerçek aydınlanmacı. Gerçek kemalist evet. diye. Tarif ettiğiniz evet. ve çok birçok konuda da askeri müsteşekte birleştiğimiz o muhalefetin kişilerden bir tanesi en az onu düşünen kişilerden bir tanesi olarak hı hı. şunu soruyorum. Evet. Nerede bunlar derken Kastım oydu. Emine Ülker Tarhan ya da bir gün Ayman Güler gibi eski CHP'lilerden söz ediyorum. Bu bir tanesi evet. itiraf etmişti biz seçimlerde FETÖ ile işbirliği yaptığı bu Cumhuriyet Halk Partisi diye. İşte bakın sizin gibi düşünenler yok. Benim ümidim şu. Samimiyetle soruyorum. Kaç kişisiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni Adam, adam edebilir misiniz oraya kadar gelip yoksa karşı tarafta başka bir kemalist başka bir e, muhalefet alanı mı kurarsınız çünkü Çok gerçek din değil. gerçek din dar işte sadece diye düzeltmek gerekiyor diye ayırdık. Buraya da ayırdık. Siz... neyi düzeltme, tabii, tabii, düzeltmek, şey düzeltmek lazım? Ben. Bir saniye Neredesin? Sayın Koca Kocasoğa bu, buyurun. E, hani deminden beri susuyoruz ama hani, soruyu ben oraya sordum ama. Soruyu ona sordunuz ama şu doğru bir üslup değil. Yani bu CHP adam eder misiniz lafı? Bir kere, ben de onu düzelteceğim zaten. Bir kere hem söylem eril bir söylem, onu hayır, söyleyeyim hayır adamlık üzerinde. Hayır, şu yani. anda o kadar savrulmuşsa demek ki yanlış mı? Yani, Adım etmek bu, oradaki bir ifade. Bu kimsenin haddi hocam. Yani hayır siz part, partilerin Bence adam olmak biz, o demek partilerin değil. Partilerin siyasal kimlikleri var. Onlara da, inanmış, bakın, onlara inanmış, da oy vermiş insanlar var. Hayır, Defalarca bu programda şunu ifade ettim. Partilerin siyasal siz kimliklerine... Misiniz? parti liderlerine asgari saygıyı gözetmek zorundayız. Yani Bakın bu Sayın şey... Erdoğan için de olabilir. Bakın burada... Sayın Bahçeli için de olabilir. Bakın adam, diğer adam, adam, genel adam. başkanlar için de olabilir. Sadı, Dolayısıyla adam, bir, adam. bir partinin e Ali Haydar Bey katılıyorum ak... size. Hayır. Bu perspektife Ama sahip sahip Sayın Fırat fikrini söyleyebilir. Hayır. Yani Bakın müdahale hız, etmesi ak... gerektiğini düşünüyor. Üstü bu. Burada... Üstü bu. Düzgün koymak lazım. Yani diğer türlü herkes her türlü şey. Yani adam etme meselesinden rahatsız. Doğru bir ifade değil. Doğru bir ifade değil. Bakın bir defa doğru bir ifade yapamadığınızı karar Ben Ben bence doğru bir ifade. Ben biz çocuğumuza da söyleriz. İşte adam ol deriz, bilmem ne deriz. Burada çok kısa Onu bir... çocuğunuza söyleyebilirsiniz. Hayır, bak bak hayır. CHP sizin ben, çocuğunuz ben öyle değil. De yazıyorum zaten. Yani, yani, Haydar Bey. Onu, onu... Kimse, de, kimse karıştırma. Hakaret de değil bu. Yani bir şey yanlış gidiyorsa adam ol dersin, düzel dersin. Bunu bugün, AK Parti için söylüyor bugün... musunuz? Bak, bakın. Ya, Bunu hiç ya... AK Parti için kullandınız bu lafı? Ya adam adamı tabii kullandım. Niye kullandım? Daha önceki yazılarım da vardır. Burada doğu, bu, yan, eğer savrulmuşsa bu söylese bir kelime üzerinde onun için de yanlış. onun adam kullanmış onun da onun için de yanlış. Ben Ona bir şahsa bakın ben bir şahsa bence Ekmek Bey kastaşan bir yorumda bulundunuz Hayır. geri alın. Bakın, bir Aynen. şahsa. ay alın. Yani e, ya, adım etmek maksada dedim, bir cümle şey bir kullandınız hoş değil geri ya. alın bence ben demedim. Ben tatlıya ya. bağlayın gitsin geri yani. Beş, ben, bence geri alalım tatlıya bağlayalım. En doğrusu bu. Bakın ben hiç demedim. Bir parti, bu her parti için geçerlidir. Adam etmekten kasıt, Şimdi derleyip toparlamak sayın kasıt. Genç, oyuna girerken, o, sayın Genç şöyle yapalım da. Sayın Genç, bu kadar oy alıyor dediniz. Sonra dönüp adam etmek şey yok. Bir şey yok. E, yani yani. Aslında Bakın, biraz bu... da eril bir ifade olması dolayısıyla da Fakir Hücepe'den bakarsanız. Evet, o... Yani Sayın Metin de diyor ki ya tatlıya bağlayalım. Başka türlü de ifade edilebilir aslında yani. Belki bence, CHP'de bence Sayın Koca Sakal'ın ifade eden ettiği yanlış gidenlerin düzeltilmesi vesaire gibi de söylenir. Eril ifade konusunda katılırım da. Ben o parti oy vermiş bir insan olarak bu itirazımı dile getiriyorum. Tamam hayır. Ben Dolayısıyla sorumu, şunu şunu ee, söylüyorum. Hayır bir soru bir soru olmadı hala. Bakın, ha, bitiremedim son cümle. Yani, ama sizin sorunuz öyle yanlış. Bir, dakika, bir belki geri olacak, yani... alacak bir saniye. Bir hayır, hayır, hayır bir şey geri almıyorum. ben, Peki, son, ben benim kastettiğim orada başka bir şey. O da şu yanlış giden bir şey için düzeltilmesi noktasında halk canlı dokunan bir kelime. Hakaret değil. Hakaret için değil. Öyle bir, bir, bir niyetim yoktu. Herkes Hikmet adam olabilir. Sonuçta bana, e, bana, bana şey. da çıkıp, bence. bana da çıkıp Şunu... adam ol diyebilir. O da bu 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 siz bunu hakaret yok. olarak kabul etmiyorsunuz. Hayır boş şey, üzerime de polemik yapmayın. Ben bu hocamla Hayır hocam siz da... bunu hakaret tamam, olarak yani. kabul etmez misiniz hocam? E, ee, niye? Ben Bakın ben şahsa söylemiyorum zaten. Ş ben ne dedim size? Şahsa aşağı bir bütün olarak bir kuruma söylüyorsunuz. CHP'yi azam var? etmek lafı bütün bir kuruma ona oy vermiş ona inanmış olan insanlara söylemiş. Aynı zamanda siyaset kurumunun kendisine Bakın, söylemiş. Daha bir şey Birisi size, bir, bir biri parti... size, adam Bakın. olun dediği zaman bu sizin zorunuza gitmiyor Bak, mu? adam kelimesi takılmayın. Bak eli Hayır, bu, bu sizin zorunuza gitmiyor mu? Ya, tartışırım anlatırım ya derdimi. Niye zoruma gitsin ki? birisi size böyle bir şey yani adam olun dediği zaman bu sizin zorunuza gitmiyor mu? Bakın bana adam olacak adam ol diyecek olan kişi benim şahsımı konuşmuştur. Böyle kişiden kişiye olduğu zaman o başka bir şey ifade eder. Eğer bir sistemi, bir mekanizmayı, bir partiyi tartışıyorsak, düşünceyi... soyut bir varlık Bak. değil ki. Hocam, ya, sonuçta o, o, ya, %25 hocam, oy alan bir takı, parti yani. Bura, ya bura takılmayın. Buna mı takıldınız? Bırakın şunu. Yani ben Burada yani sorumu bu soru. Burada burada Ama bir ben, ben bu Demokrat soru... Partisini siz sadece bir beton yığını olarak görüyorsunuz herhalde. Bakın, Sonuçta vida, yüzde vida, %25 bakın, bakın halk tekrar, oy veren... Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu, buradan üzerine ve, e, tarihsel çünkü, bir kimliği olan bir partiden bahsediyoruz. Burada bir kasıt vardır. Hakaret yoktur burada. Yazsam da hakaret soruşturma açılmaz. Bir şeyin adam olması, düze, düzeltilmesi, düz, düzgün olması demektir. Ümit Bey de o açıdan diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi şu anda diyor. Benim diyor idealist bir kemalist düşünce çizgisinden dışına çıkmış durumda. O yüzden bunun düzeltmesi evet, bu lazım. Bir taptama, bu Düzelmez bir bu bir bu düzelmezse ya bir babayı çıkar. Metrot bizi götürür. Adam ol. Adam ol kelimesi. Boşuna konuşuyorsun. Bir bakın kelime. boşuna itiraz etmeyin. Şimdi, ben sorumu neyse, bitireyim. Met ben met sorumu ben, bitireyim. Evet alayım soruyu. He yani bunlar nerede hocam? Yani Peki. diyelim ki ben soru, ben size kabul ettim. İnandım. Soru anlaşıldı. İsmet Bey. Bu kişiler nerede? Siz artı bir kuracaksınız. Hikmet Bey. Soru anlaşıldı. Heh. Şimdi bir. Çünkü bana aslında, gibi geliyor. Aslında e, Ali Haydar Bey eğer araya girmeseydi Zaten o sırada ben de söylemeye çalıştım ama ben de Anneciğim, aynı itirazda alışırdı, bulunacaktım. Öyle oldu. O yüzden ben tekrara kaçmaya gerek görmeksizin Ali Aydar Bey'in ve Bülent Bey'in bu itirazını haklı ve yerinde görüyorum. Ve ben de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi tamam. burada... Ya, bu, e, yahu Cumhuriyet ben de itiraz Türk... ettim. Beni niye görmüyorsun? Ben Aa, söyledim pardon, doğru, Sayın doğru, Metiner merak doğru, etmeyin. Aynen, aynen. Siz de itiraz e, şimdi ettiniz. Şimdi bakın evet. mesele şu. Ben her yerde bakın bunu söylüyorum. Başka bir İki şey ne olur? Ben birbirinden Ümit Hocam, Hocam kusura bakmayın ama ben sizin yeriniz olsam böyle bir soruya cevap vermezdim. Yok. Bu bizim, kadar o da benim. bu kadar. Ama o da Hocam. O da, hayır, ama siz de bu kadar kolay e, bu, bu kadar. Siz sayın, sayın Koca Sakal'ın iradesine birine, şey yapıyorsunuz Birine adam şimdi, değilsin bu, dediğin zaman nasıl bir kavga sebebi ise bir partiye bu kadar oy almış ee, bir partiye de ben bu hakareti bu hakaretle soru soran bir insana doğru cevap etmek cevap veremezsiniz. Adam bir parti, parti demek. Bir parti adam etmek ne meselesi ne şey? haddine değildir. Bu ne CHP etmek, için, ne AK part Parti için ne diye parti için. Herhangi bir parti için böyle yani. bir ifade kullanılmaz. Ya Her parti Ben zaten bir dakika şimdi bu bu siz itiraz ediyorsunuz. Ben hakaret kastıyla söylemedim diyor Sayın Geç. Bir sayın hakaret kastı söylemiyor. Lafını siz, geri alır der siz ki ben siz cevap siz. Ben ona, vermiş bir, olarak, ben ona vermiş bir insan olarak tamam. ben ona oy vermiş bir insan olarak bunu ve aynı zamanda bir cumhuriyet yurttaşı olarak bir Türkiye'deki yurttaş olarak herhangi bir siyasi partiye bakın ismi ne olursa olsun herhangi bir siyasi partiye bunu nasıl adam edersiniz lafının doğru bir laf, doğru bir üslup olduğunu düşünmüyorum. Ben HDP PKK'nın bir aparatıdır. ben Mesela kendi, HDP PKK'nın bir aparatıdır. Ben kendi bulunduğum aparatı. ortamda HDP'ye ben zamanında kendi bin defa çağrıda Kendi, ortamda, ki, kendi bulunduğum ortamda, ortamda ki, bu, aynı anda konuşuyorsunuz. Hiç anlaşılmıyor. Ben doğru bulmuyorum. Anlaşılmıyor. Kandı bir bunu, bunu, aranıza mesafe koy dedik. Şimdi bakın. ki ben şimdi bu HDP'nin adam olması için ki bu doğru bir biz siz, siz bu hakkı bir şey düzeltmeye bu akite kimse Bakın kelime kelime üzerinden Kim size veriyor hocam bak. Yani ben evet kardeşin başka bir tanımlama ya, yapabilirsin ya. Ya tamam bu bir, ya cevap Senin verecek. Lügatın, ben, bir yani şöyle sayın şeyin, genç şeyin, sayın sen, bir, bir saniye bir saniye. saniye, bir saniye, bir saniye. Şu, sayın Genç demek ki bir hassasiyet oluştu yani. Ben size cevap verecek misiniz? Ben eğer bir saniye, ben, lütfen bu bu geçirecek bir laf değildir. Yani bu kabul edecek bir laf değil. Kabul etmeyin tamam. Bu kadar oy almış bir yani bir bir partinin bırakın bu kadar oy alması bir bir parti bir bir oy alsa bile tek oy alsa bile herhangi bir kişiye bunu nasıl adam edersiniz sorusunu sorma haddi kimsede değildir. Ömer ben söylemiş değildir. Şey oldum. Tamam, değildir siz efendim. öyle düşünüyorsunuz. O size değildir kalsın. Değildir efendim. Ben de hakarettir. Yani bunu ben Ümit Hoca'dan cevabını alayım lütfen. Ben ben tamam. burada o parti oy vermiş bir insan olarak kırıldığımı tamam. söylüyorum, incindiğimi söylüyorum. Bu bizi izleyen dünya kadar insan da buna kırılmıştır, incinmiştir. Peki, Bugün herhangi peki bir diğer partilere bu herhangi partiler, bir, par bir dakika, hiçbir bu, partiler, partiye, bu hiçbir partiye, bu partiler işbirliği yapıyor. Bizim, adam aynı zamanda sizi aç, aç, eleştirebilirsiniz. Bak, eleştire zansızlı? bakın sabahtan beri eleştirdiniz. Hiçbir şey söylemedik. Ama okay, bu partiyi bu parti nasıl evet. adam edersiniz? Çok, çok, lafı, özür dilerim, Haydar bu Bey, lafı, lütfen, benim kulacağım kelime haddiniz değil. Ben söyleyeceğim. Söyledim. Bu lafı, Hocam bu soruyorum. Hocam cevap verirseniz çok doğru olurum o kadar. Bu soruya, bu soruya, Adi değil bir, bir partinin yani. nasıl adam edileceğine Sizde, dair bir sorunun cevabı yok hocam. Siz de onun kendi kendinize cevap verin. orada bir ilgilenir. şöyle e, orada bize bir mesaj bir atan. sorunu Çok vardır. orada bir usul sayın... sorunu vardır. O üstün sorunu düzeltir. Sayın Fırat sizin ben söyledim. O Sizin hassasiyetiniz var. ve itirazınız anlaşıldı. Sizin tercihiniz de ortada. Biz buradan yarın çıkalım lütfen. Şey yapalım, Ama lütfen. şunu söyleyeyim. Rahatsızlığını ifade eden izleyicilerimiz de var. Şimdi sayın Fırat gibi düşünen. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir şey söylesem Mikbel Genç adam değildir diye bir laf kullansam bu kabul edilebilir bir laf mı? Kendisi bunu kabul ediyor mu? Ama adam şimdi siz... değildir demek başka Aynı. bir şey. Aynı şey Bir şeyi adam etmek demek Aynı başka şey. bir şey. Değil bir, bir, bana... bir ya şey. Ben, ben bir şey. Yazıyorum ben köşe yazıyorum. Sevgili hocam bir ya şey. Yapma şey lütfen böyle. Bir şey. Adam, polemi... adam etmek ne, ne demektir? Ya çok gereksiz bir polemiğe başlattınız. Başak Hanım. Çok geleceğim döneceğim. Çok saygı. Şimdi Adam değildir. Her iki konuğumdan da rica ediyorum. Yani bu karşılıklı zıtlaşmanın bir yere varacağı yok. Aynı şey denk geliyor. Bunu boşta uzatıyorsunuz ya. Aynı şey denk geliyor. Benim bir şey soruyor. Sayın Fırat. Sayın Fırat. Bir saniye. Bir saniye sayın genç. Size ne kalabilir? Sayın Fırat. Ben böyle söylüyorum. Sayın Fırat kimsenin hakkını. Sayın Fırat siz bir iletişim lütfen. bilimcisiniz. Tamam. İfade ettiniz. Zorla da özür Allah diletemezsiniz Allah Allah. zannediyorum ya da lafı da geri aldıramazsınız. Tamam. Tabur ortada izleyicilerimiz doğru. karar versin. İzleyici evet, karar ver. Buyurun ben sayın Kocasoğa. Okurlarım karar verir, dinleyenler karar verir. Şimdi şöyle e, bu üslubu ben de kesinlikle doğru bulmuyorum. Tamam. Yanlış buluyorum. Cumhuriyeti kuran bir partiye Böyle bir yakıştırmaya yapılması doğru değil net ama bunun yanı sıra Sayın Ali Aydar Fırat da tabii ki kendi yaklaşımıdır, tavrıdır saygı duyarım ama benim ne yapıp yapmayacağımı belirleme hakkına da sahip Hocam, olduğunu düşünmüyorum. sadece Şunun için söyledim yani hani hmm. size bir misyon Anladım. yükleyerek. Efendim, siz bu parti nasıl adam edersiniz üzerine bir tartışma, bu kavram tabii. üzerinden bu <laughs> yoksa evet. sizin Cumhuriyet Halk ama Partisi yönetimi başka ama... insanların bu yönetime getirdiği eleştire dair bir şey söylemedim. Sadece tabii, bakın tabii. şunu söylüyorum, Bakıyorum. bu ülkede ciddi bir üstü problemi var. Bu üstü problemini düzeltmediğimiz bir dece bir siyasal bir sorunu doğru dürüst tartışamayız ve doğru dürüst çözümler üretemeyiz. Evet, Şimdi ama işte birine buna... sen adamsın ya da değilsin gibi bir kavramla gittiğiniz ama işin rengi şey, bambaşka bir noktada. Adam ben Yine de buna, başka bir şey yani yani tamam anlaşıldı efendim. Aynı şeyleri de buna, defaatle söylediniz bir, karşılıklı, ben karşılıklı ben, olarak. Ben Siz rica ediyorum bu konudan ya. çıkalım. Söyledim. Sayın ben Genç. De değil, benim, değil, söyle. Sayın söyledim Genç. Söyledi bitti. Bir dakika ya. Ben, tamam. Yani, Siz e, rahatsızlığı ifade ettiniz. Siz e, geri almayacağınızı söylediniz. Sürekli evet. aynı şeyleri tekrarlamanın bu saatten sonra bize bir faydası yok. Lütfen Aynen. o noktaya dönelim. İzleyiciler, Bizimleyle, izleyenler bu, karar şey, versin. Bakın. E, tarafı, şey olmadığım bir tartışmanın içinde kaldım ben de. Tamam, siz de çıkın efendim. Siz adam, soruya adam, yanıt vermek istiyorsanız adam, verin. Benim, Buyurun. Bakın, ne benim ne de bir başka kimsenin böyle bir adam etmek falan gibi bir misyon olmaz. Ama ben şu anda, ben bu eleştiri yeni yapmıyorum. Kimse de kusura bakmasın, bu benim özgürlüğüm. Ben şu anki mevcut parti yönetiminin, zaten partinin, ilkelerine ve programına aykırı hareket ettiğini, partiyi partiye ve partinin itibarına zarar verdiğini düşünüyorum. Bu da benim en doğal hakkım ama bu adam etmek şu bu biçiminde olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özüne, altı oka, asıl kurucu değerlerine geri döndürülmesi gerektiğini söylüyorum ama bunu yapacak olan da biz ama burada Heh. asıl üzerinde durmak istediğim şey şu. Hikmet Bey, Kalk. bakın burada bir samimiyet Burada bir samimiyet problemi olduğunu düşünüyorum. Samimiyet problemi dediğim şu. Ne güzel söylediniz. Çift hani kanat filan ama bakın eğer bir ülkenin cumhurbaşkanı muhalefetten dert yanmakla birlikte inşallah o ülkede bu ülkede muhalefeti de biz de böyle bir milli muhalefeti kuracağız, dizayn edeceğiz diyorsa orada asıl maksadın Farklı olduğunu ben düşünürüm. Bir samimiyet problemi olduğunu düşünürüm. Çünkü yani siz bir muhalefeti dizayn ettiğiniz anda e, olay çok başka bir yere gider. Olmaz. Kaldı ki şey, Cumhuriyeti kuran, hayır Cumhuriyeti kuran partiyi kimse dizayn edemez ve edememeli ve etmemeli. Edildin bu peki? partiyi, bakın bu partiyi, Peki bu partinin yurtsever tabanı, örgütü ve üyeleri bir şekilde özüne döndürür ama bu şu demekte de değil. Yani şu anda biz de bunu da Ali Aydar Bey e ve diğer şeylere söylüyorum. Biz de şu anda hani ben Rose CHP'lisi veya kütük veya şekil CHP'lisi değilim. Beni şeklen ihraç edebilirler ama hiç kimse benim genetik ve fikri aidiyetimi ihraç edemez. Öyle bir güç, kudret, yetki kimsede yok. O yüzden ben gerçek bir CHP'li olarak Gerçek CHP'lilerin bu gidişe dur demesi gerektiğini Yapabilir ve e, gerekeni yapması misiniz? gerektiğini söylüyorum. Bunu Peki. yapacak olan bizleriz ama bunu yapacak olan bunu e, yapabilecekleri... iktidar, Feshet. Cumhurbaşkanı o bu değil. Bunu ancak gene CHP'ye gönül vermiş yurttaşlar, taban, örgüt... Ve seçmen yapar, ama sizin gibi. Efendim, bu, bu parti çok karşıtı de, devam etti. E, Diğer e, konuklarımızı e, bekletiyoruz. Hiç çıkarmayacağımız, hiçbir eleştiride bulunmayacağımız anlamına da gelmiyor. Ama tekrar söylüyorum, lütfen herkes de e, tüzel kişilikle mevcut yönetimi birbirinden ayırsın ve cumhuriyeti kuran partiyi rencide edebilecek itibarını sarsabilecek herhangi her bir ifadeyi Ümit lütfen hocam, Hukukçusunuz. Bakın kadar eğitmek, hukukçusuz eğitmek, yetiştirmek, belli bir seviyeye getirmek, tamir etmek, ya, düzeltmek, Bey, yani, sokmak. Bu, Bunun bir jargon var. Ben zaten bu, yani, benim konuştuklarım buradan baksın çıkmıyor. Baksın benim değil, bana... Ben Eline açtım davalar, baksın. mahkemeler çok daha sert jargon. Peki, ben, peki. bu dava meselesi değil. Bu etik var. Bu, bu başka etik. bir hadise. ise. Burda siyasetçi değilim, Bey, beklentim de yok. Bey, o yüzden bu bir, yani, etik. Etik. yani burada bu üslupla olur. ilgili Sen bir e, rahatsızlık, bak. bir hassasiyet bir ifade. Yeterli bir olmaz mı? Çok, şey çok zor bir şey. şey ya ben peki? Dedim, maksadımı bak, aştı demek. Çok zor bir şey mi ki Hikmet Bey ya? Maksadımı aştı demek. Çok zor bir şey mi? Karar Başak bir Hanım, bakalım. Ben, ben, Başak ben... Hanım ben özür dileyim de bu mesele kapansın. Hadi buyurun Sayın Metin Erdoğan. Yani, Eda, benim adıma Hitmet, özür dileme yapma. Bey. girme orada. Ama buna da itiraz ediyorsun. Ben adına benim. özür dilemiyorum. Bir, ben başka bir şey, şey söyleyeceğim diye bir saniye. Niyeti tamam. bakınız hepimiz Türkçeciyiz. Kelimelerin anlamlarını biliriz. Evet düzeltmek, tamir etmek o anlamda kullandığından Eğitmek. da hiç kuşkumuz yok. Tabii. Ama siyasette üslup, tartışmada üslup, bazen biz de kaçırıyoruz, sürçü lisan ediyoruz, kırıcı olabiliyoruz. Birbirimizden de özür dileriz. İlla söylediğimiz doğrudur diye eğer bundan sonra konuşacağımız her bir şey kulaklar bir, kesim kapatacaksa kardeşim madem yanlış anlaşılıyor. Geri alıyorum. Özür dilerim. Ne var bunda yani? Bunda bir yanlış. Peki. Teşekkür ederim. Yani sen bu niyetle söylemedin O Bir dakika ben dinleyeyim o zaman. Yüklenmeye devam etmesi evet de doğru değil. Sevgili tamam Mehmet efendim. o zaman ben... Ama hani yani araya söyleyeyim? gideceğim müsaade Aynı edin. Aynı şey. E, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni yetiştirmek, belli bir seviyeye çıkartabilmek için uğraşmak ve yeni bir düzene sokmak amacıyla çaba göstermekmiş. Eşittir. Böyle adam mi düzelttiniz? Ha, aynısı. Tamam, aynısı. Tamam mı? Böyle mi düzelttiniz? Ben sadece yazarken adam diyor. <laughs> Peki. Sen nasılsın, ne yapıyorsun? Kısa bir ara sonra devam edelim. Evet efendim Akıl Çemberi devam ediyor. Şimdi özetleyelim Abdullah Gül'ün son paylaşımları. Acaba adaylık sinyali mi? Abdullah Gül ben de varım mı diyor diye soruldu bu paylaşımlar üzerine. Ortak aday olarak yeniden ismi gündeme gelebilir mi ya da olabilir mi? Geçtiğimiz saat dilimlerinde bunu değerlendirdik. Son olarak bu konuda Ali Haydar Fırat ve Sayın Bülent Yüce Türkü dinleyeceğiz. Ardından HDP ile ilgili kapatma davası sürecine geçeceğiz. Buyurun Ali Haydar. E, i̇ki anekdota dair bir şey söylemek isterim. Birincisi temel soru şu oluyor genelde bu tür tartışmalarda. Yani işte seçilen kişi bu yetkilerinden vazgeçer mi? yani bundan evet. bunu bırakır mı gibi isimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme, sisteme döner geçme mi? iddiası aslında dolayısıyla bu, bile, bu söyleniyor e, var olan sistemin nasıl büyük bir güç e, nasıl büyük bir erk ile donatıldığını ve insanları cezbetme kapasitesi ne kadar yüksek olduğunu gösterir yani bu aslında bir yerde bu sistemin antidemokratik olduğuna ya da kişiye özel olduğuna zımmi bir kabul olarak da nitelendirilebilir İkincisi Ümit Hoca'ya bir itirazım var. O şöyle bir şey söyledi. İşte başarı Ekrem İmamoğlu'nun başarısı değildir gibi bir cümle kurdu. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 25.19'da <laughs> seçildi. E, sayın İmamoğlu %54'le seçildi. Elbette ki farklı koşullar, farklı süreçler birbirini etkileyen durumlar var. Şöyle diyebiliriz. Yani işte DSP, CHP, CHP o zaman aday çıkarmasaydı ya da doğru ANAP çıkarmasaydı işte şey Erdoğan seçilemezdi denilebilir. Bugün de elbette ki HDP'liden oy vermişlerdir, AK Parti'li oy vermişlerdir, MHP'li oy vermişlerdir ama sonuçta Sayın İmamoğlu bir aday olarak kazanmıştır. Bu hakkı da bence teslim etmek gerekir. Şimdi Abdullah Gül meselesiyle ilgili olarak şunu şunu söylemekte fayda var. Yani e, AK Parti psikolojisinde şöyle bir şey var. Kendisinden ayrılan herkes öyle ya da böyle tırnak içinde. Bu aslında Türkiye'de genel bir siyasal sorun olarak da duruyor. Bütün partiler içinde belki de bu ifade edilebilir. Bir siyasal olgunlaşma sorunu. Yani bir itiraz, bir eleştiri dile getirdiğiniz zaman hemen bir terör iklimi içerisinde parantez içerisinde ya da işbirlikçi parantez içerisinde ya da bir hain parantez içerisinde değerlendiriliyorsunuz. Dolayısıyla mesela kimse durup şunu sormuyor. Ya doğru söylüyorsa ya bunu sadece Abdullah Gül şahsı için söylemiyorum. Başka herhangi bir siyasi kurumdan, siyasi partiden birileri ayrıldığı zaman, birileri herhangi bir itiraz dilendirdikleri zaman korkunç bir itamlarla, korkunç kavramlarla itham ediliyorlar. Dolayısıyla ben bunun bir siyasal olgunlaşma meselesi olduğunu, Türkiye'nin henüz bu yeteri kadar siyasi olgunluğa erişmediği düşüncesini taşıyorum. O yüzden de bu sorunlar, bu meseleler maalesef kişiler özelinde tartışılır. Ha şu doğru bir sözdür buna katılırım. Sadece kişilere endeksiz siyaset doğru bir siyaset değildir. Yani ne Erdoğan'ın gitmesi bu ülkeyi tek başına krizden çıkarır ne falanca partinin başından birinin gitmesi o parti tek başına iktidar yapar. Bunlar ben daha yapısalcı bir yaklaşımı benimsediğim için daha yapılara bakarım. O yüzden de evet gerçekten e, bir siyasal krizin içindeyiz bir yönetsel krizin içindeyiz. Bu sadece AK Parti'nin Türkiye'yi yönetmesinden, yönetememesinden ayrı olarak da dünya üzerinden de bir siyasal krizi var, bir ekonomik kriz var. Ama bizim izlediğimiz siyaset bu krizi daha da derinleştirmektedir ve biz bunun ceremesini daha fazla çekmekteyiz. Ama nihayetinde şunu bilelim, herhangi son cümlem bu olsun, herhangi evet. bir kişi bir ülke için bir kurtuluş değildir tek başına. Yani işte biri çıkar vesaire falan işte her şeyi düzey çıkarır. E, tek başına bütün var olan sorunları çözer. Bu doğru ve sağlıklı bir şey değildir. Yani e, bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bile tek başına evet muazzam bir deha hani hani tartışılmaz okudukça hayranlığınızın arttığı bir dehadan bahsediyoruz. O bile meclis aracılığıyla bir ulusal kurtuluş mücadelesi veriyor. Yani tek başına tek adam olmuyor. İşte tek adam olduğunuz zaman bunu da bir tartışma yaratmak için söylüyorum bilerek. Bir, kar, bir pazar geçisi bir kararname yayınlıyorsunuz ve o kararname size 1 trilyon liraya mal olabiliyor. Dolayısıyla sistem açısından önümüzdeki süreç şöyle bir tartışma önümüze getirecektir. Ya bu sistemin var olan krizleriyle bu ülke devam edecek ya da kendisine yeni bir yön bulacaktır. Peki. Sayın Yüce Türk Efendim buyurun sizi dinleyelim. E, bütün yorumlarla ilgili hem sizin eklemek istedikleriniz. E, buyurun. Sayın Metiner, Sayın Metiner e, konuşurken aslında katkı olsun diye söylemiştim. E, Metin Sayın Metiner şöyle bir şey söyledi. Dedi ki seçim yapıldıktan sonra e, eğer Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlar ve Millet İttifakı'nın adayı kazanırsa e, nasıl bundan vazgeçecekler? Şimdi Ali Aydar Bey söyledi mevcut sistem şu anki cumhurbaşkanına göre yapıldığı için ve tamamen onun beklentileri ve onun isteklerine göre şekillenen bir sistem olduğu için <laughs> eğer önümüzdeki dönemde yapılacak seçimde meclisteki çoğunluğu cumhur ittifakı sağlar da millet ittifakının adayı kazanırsa veya cumhur ittifakının mecliste çoğunluğu sağlamadığı millet ittifakının hem mecliste çoğunluğu sağladığı hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı bir sistemde öncelikle zaten Ak Parti mevcut sistemden vazgeçecektir. Yani bu sistemden önce onlar şikayet edecektir çünkü bu sistem e, tamamen e, tek bir adama göre şekillenmiş ve bütün yetkiyi tek adama vermiş ve e, ülke şu e, 2018 seçimlerinden e, bugüne baktığımızda bu sistemin ülkeye bir yararının olmadığı ülkeye daha fazla sıkıntı getirdiği çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun bu şekilde devamında da ülkeye çok fazla bir yarar getirmeyeceği zaten çok net bir şekilde ortada. Eğer zaten öyle bir meclis aritmetiği oluşursa o gün meclisteki siyasi partiler öncelikle AK Parti bundan vazgeçilme taraftarı olacağını düşünüyorum. Şimdi Abdullah Gül meselesine dönersek Abdullah Gül meselesinde işte Millet İttifakı'nın adayı olması tartışılıyor. Millet İttifakı'nın adaylığı tartışılması sırasında da o parti yani en fazla oy verecek parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni oy verirken öyle ilkesiz bir şekilde ne olursa olsun işte Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun biz oy veririz ilkesiyle sahikiyle hareket eden bir part, seçmen tabanına sahip değil. Sonuçta bu taban bir değerler bütününe oy veriyor. Yani verdiği değerler bütünü işte kadın erkek eşitliği, Atatürk ilkeleri, emperyalizme karşı olmak, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık, hukuk devleti, yani bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir değerler bütününe oy veren bir seçmen tabanından bahsediyoruz. Eğer Abdullah Gül tanımadığımız bir profil olsaydı, bu seçmen tabanının oy verebileceği konusunda yorum yapabilirdik. Ama biz Abdullah Gül'ün geçmiş siyasetini biliyoruz. Yani Ümit Hocam söyledi. Abdullah Gül bilinmeyen bir siyasetçi değil. Ya yani Bu ülkede 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı, Başbakanlık yaptı. Dış politikada dış politikanın belirleyicisi olarak Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ee, Abdullah Gül görev aldığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin e, oy verdiği değerlerin hiçbirisini karşılamadığı ki e, bugün aday olduğunda bu kitle Dönsün Abdullah Gül'e oy versin. O yüzden Abdullah Gül e, Millet İttifakı'nın adayı olamaz. Yani bu kendi kendi içinde geçirebilir. Ama bunun koşulları e, hem kamuoyu açısından hem de değerler açısından baktığımızda mümkün değildir. O yüzden e, yani ben e, bu tartışmayı e, burada kendi açımdan sonlandırıyorum. Peki. Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanı adayı olarak Millet İttifakı'nın adayı olma ihtimali yoktur. Kendisi bağımsız aday olabilir. Olursa e, oy alabileceği seçmen tabanını da geçmişte yapmış olduğu siyasetin e, karşılığı olarak e, oy verecek olan bir tabandır. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanı değildir. Peki efendim. Şakanın küçük bir, bir itirazım var. İzin verir e, misiniz? Sayın mesela? Metiner itirazını iletsin. Size de döneyim sonra. Ben de Koca bir şey katkı sağlayacaktım. Tabii buyursun lütfen. Buyurun Sayın Metiner. Tabii. Şimdi bakınız... E, doğrudan seçilmiş bir başkanın yetkilerinin fazla olması ne diktatörlüğün bir göstergesidir <laughs> ne de e, antidemokratikliğin bir göstergesidir. Siyaset bilimi böyle okumaz. Yarı başkanlık sistemleri vardır, başkanlık sistemleri vardır. Mesela Amerika'da da başkanın çok geniş yetkileri vardır yani. Elinin altında düğme her an basacak bas, basması halinde bütün bir dünyayı savaşa sürükleyecek e, yetkiler vardır. Şimdi çok fazla yetkiye bakarak o ülkede diktatörlük rejiminin olduğunu ve de seçilmiş başkanın diktatör olduğunu söylemek ve de tek adam rejimi olduğunu söylemek veya da antidemokratik olduğu, o siyasal rejimin antidemokratik olduğunu söylemek, siyasal sistemin antidemokratik olduğunu söylemek doğru değil. Hükümet modelleri siyaset biliminde sıralanmıştır, yetkiler de sıralanmıştır. Dünya ilk defa yeni keşfetmiyoruz. Bir de şu var, bakınız. Parlamenter sistemde durum nedir? Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı süs bitkisidir, semboliktir. Meclis tarafından seçilir, doğrudan halk tarafından seçilmez. Başbakan partisiyle seçilir. Çoğunluğu almışsa hem mecliste çoğunluğun sahibidir, yasamanın sahibidir. Yani partili başbakan hem meclisteki çoğunluğun sahibidir. Yani yasamanın patronudur. Parti olarak da, kişi olarak da hem de Hükümet olarak aslında Cumhurbaşkanının yani başkanlık sisteminde yürütmenin başı olarak kabul edilen Cumhurbaşkanının sahip olduğu bütün yetkilere sahip tek kişidir. Ülkede iki tane başbakan olmaz. O zaman biz bizim parlamenter sistemdeki başbakana yani yürütmenin başındaki yani yürütmenin bütün yetkilerini kullanan, çok geniş yetkilere olan kabinesini oluşturan bakanlıkların hepsine Bakanlıkların illerdeki bütün teşkilatlarına varıncaya kadar yürütmeyle alakalı her konuda hele bir de mecliste de çoğunluğu sağlamışsa yasamayı da içine alan bir başbakanlık modeli niye tek adam rejimi, diktatöryal rejim diye suçlanmaz veya antidemokratik rejim diye suçlanmaz da doğrudan halk tarafından seçilmiş ve siyasal istikrar olsun diye de kendi kabinesini oluşturan parlamenter sistemde de başbakana ait olan yetkilerin kendisinde toplandığı başkanlık sistemine birileri çıkar diktatörlük der ve anti demokratiklik der. Bunu anlamak anlamlandırmak mümkün değil. Peki. Çok yanlış. Ben, Buyurun e, Sayın Koca Sakal. E, tabii ben çok kısa iki üç şey söyleyeceğim. E, birincisi tabii e, yanlış anlaşılma da olmasın. Ben e, Sayın Fırat'ın e, tabii söylediklerini gayet net anlıyorum ama ben e, Sayın İmamoğlu'nun burada hiç ama hiçbir rolü yok demiyorum zaten. Öyle de demedim. Bakın ben şunu söyledim. Bu sadece Sayın İmamoğlu'nun kuşkusuz o da bir takım şeyler yaptı etti ama bu sadece eğer İmamoğlu bunu kendi başarısı olarak görürse ya da CHP sadece kendi başarısı olarak görürse yanılır diyorum. Çünkü burada iktidarın yanlış aday göstermesi iktidarın yaptığı çok çeşitli hatalara karşı bir kamuoyu vicdanı devreye girdi aynı zamanda. Bunu göz ardı etmemek lazım diyorum. Ç'ye tamamen katıl ve ha bir şey daha e, Sayın Fırat'a bakın kendisi de gayet güzel söyledi. Benim de hep söylediğim o. E, yani burada kişi değil demek ki o zaman da işte e, eğer bir aday gösterecekseniz kişi olmaktan ziyade bir çizgiyi bir programı bir ilkeyi aday göstermeniz lazım. Benim de tam olarak söylediğim Peki. şey o. E, Bülent Bey de bakın ona da çok e, katılıyorum. Bakın ne güzel söyledi. CHP tabanı böyle e, oy verecek bir taban değil. Ama sevgili Bülent Bey, işte daha öncesinde bakın açığa çıkıyor ki az daha bu Abdullah Gül aday gösteriliyormuş. Demek ki mevcut yönetim kendi tabanını ve seçmenini çok iyi tanımıyor. Ya da e, Ekmenettin İhsanoğlu olayında e, tıpış tıpış oy vereceksiniz ifadesi de bu anlamda. Doğru değildi. Tam mesela Metiner bir şey söyledi ama ben bakın şunu e, net söylüyorum e, bu sistem yani her şey birbirine karıştırılıyor. Bir kere e, parlamenter sistemde cumhurbaşkanı kesinlikle bir süs bitkisi değil. Onun belli bir mantığı var. Temsil etkisi uzlaştırıcı bir sigorta <laughs> kendi içinde bir mantığı var. Şimdi ben eğer e, hukukçuysam çok net şunu söylerim ve tartışırım. Bu bizdeki sistemin dünyada bir eşi benzeri örneği yok. Bakın samimi söylüyorum. Biz bu sistemde kuvvetler ayrılığı yok. Lütfen bunu hani mevcut Cumhurbaşkanı üzerinden okumayın. Genel e, ilkesel olarak söylüyorum. Bu sistem bir tür inanın bana bir tür emirlik. Bakın gece yarısı bir kararnameyle daha henüz nelerin yapılabileceğini tahayyül de edemiyoruz. Yani o yüzden e, bunu hani ee, mevcut cumhurbaşkanı üzerinden okumak değil Sayın Metiner. Yarın bir gün bir başkası olur. Yani ben iddiam şu. Benim çok benimseyeceğim, çok takdir ettiğim, ha işte bu olsun diyebileceğim bir kişi oraya gitse dahi ben gene tedirgin olurum. Yani bu kadar bir de o insana da haksızlık. inanın bana o insana da haksızlık. Yani biz oraya bir tür süpermen arıyoruz. Yani her şeyle uğraşacak. Bir de e, ortak aklı ortadan kaldırıyor. Yani bunu ben inanın e, tamamen e, hukuk mantığı ve ilkesellik üzerinden söylüyorum ve Peki. şu anda AKP gerçekten iktidar mı? Yani bakın parlamenter sistemde o zaman belli siz bir Cumhurbaşkanlığı oyla... hükümet sistemini e, araştırmamışsınız. Bakın Cumhurbaşkanımız Hayır, ortak bakın, aklı o kadar çok esas alıyor ben ki külliyede şey, külliyede sayısız araştırım. bakınız Ümit Hocam Külliyede evet. sayısız kurullar var. Her kurulun birbirinden değerli üyeleri var. Onlar politika üretiyorlar. Sen Cumhurbaşkanımıza arz ediyorlar. Sen Cumhurbaşkanımız her şeyi kendi kafasında belirlemiyor ki böyle bir tek adam rejim yok. görevden alınan sayısız bir biz bile şu görevden an görevden alınması için şükranlarını arz ediyor. Ya Mehmet Bey, yani şimdi bir sistemde bu olur mu? Bu bizim geleneğimizdir. Bizi getiren götürür. Demokrasinin de gereği budur. Sizi atyan, sizi görevden de alır. Ya, Başkanın yani, böyle tamam. bir yetkisi var tamam. ve biz bunu dava söyleyelim. adamıyız, dava <laughs> adamıyız. Sen cumhurbaşkanımız bize bir göreve getirdiği zaman da teşekkür ederiz, görevden aldığı zaman da teşekkür ederiz. ve hiçbir Bu size de, ters gelebilir. Başarız, devlet, işte devlet de alakı edildik. da bunu gerektirir. İşte bakın, Bizim bunun adı, davamızın bir... yaslandığı gelenek de bunu gerektirir. Ah Tek, Biz bir görevden alındığımızda. Veyahut da başka bir görev verildiğimizde ihanet içinde olmayız yani. Ya bunun ihanetle şunla, bununla bir ilgisi yok. Tabii ki ihanet içinde olunmasın. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini araştırmanızı isterim. Ben bile kurulların sayısını değil. şu an hatırlamıyorum. Bu kişiye her konuda özel kurullar var, yetkili kurullar var. Sistemi. Ve o kurullarda ya, birbirinden var. değerli üyeler evet, var. Be, Toplumun her kesiminden. Biliyorsun. ...ve o politikalar ortaklaştırılarak yapılıyor mahkum. ortak akılla. Ya Mehmet Bey o kurumlar kağıt üstünde kalmaya mahkum. Cumhurbaşkanının sözünün üstüne söz mümkün mü? kağıt kadar. üstünde değil. Faiz faiz. Hiçbiri, faiz. Faiz. Hiçbiri kağıt üstünde, faiz. üstünde değil. faiz yükseltiyorsanız görevden alınıyorsunuz. Ya şimdi burada bir ortak akıl olmaz. Siz merkez çok açık. Ümit Hoca. Nasıl? Ümit Hoca Nasıl? siz siyasete Hı? girdiğinizde anlarsınız. Bakınız sandığa gidecek olan kişi Cumhurbaşkanıdır Merkez Bankası Başkanı değil. Merkez Bankası politika belirlerken ki. doğrudan seçilmiş başkanı eğer dinlemiyorsa Başka ben bildiğimi yapar diyorsa Demek ve değil. o siyasette Cumhurbaşkanına Demek. zarar veriyorsa efendim aynı anda şey. konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Anlaşım gereğini oluyor. yapar. Buyurun Demek Sayın Koca. Bunda önce... anlaşılmayacak bir yani... şey yok ki. Tamam peki buyurun Sayın Koca Az önce bir şey söylediniz diyor diyorsunuz ki sandığa gidecek olan Cumhurbaşkanı işte tam da benim söylemek istediğimiz demek ki AKP diye bir gerçeklik yok. Bakın sandığa AKP gider demiyorsunuz. Cumhurbaşkanı gider diyorsunuz. E o zaman aynı Cumhurbaşkanı partisinin de genel başkanıysa mecliste hakikaten, mecliste de, de profesör titri taşıyorsunuz. Ümit Hoca bir, bir dinler misiniz? Bir yudum. Bir yudum dinler misiniz Ümit Hoca? Tabii ki. Ümit Hoca. Buyurun. Bir yudum dinler misiniz? Sizin gibi iki Buyurun. yudum demiyorum. Buyurun. Yani Peki, bakın Sak Sakarya'nın Sakarya'nın oksijeni size fazla gelmiş olabilir ama bir yudum sulukman'ın dinleyin. Cumhurbaşkanlığı Buyurun. seçimi bir kişi üzerinden yürür. Halk doğrudan Cumhurbaşkanı seçer. O cumhurbaşkanı partili cumhurbaşkanıdır. Buyurun. Millet milletvekilleri seçiminde de partiler seçime girerler. Dolayısıyla AK Parti Meclis seçimlerine girer, AK Partili Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanı seçilir. Ama şu da var sayın vekiller, onu da hatırlatalım. Yani e, Cumhurbaşkanı e, e, diyorsunuz, şöyle yani burada... bir boyutu da var. Çok özür dilerim, müsaade edin şunu hatırlatayım. <laughs> yani 100 bin Ankara'da imza toplarsanız parti siz de ben alın. Cumhurbaşkanı adayım diyebilirsiniz şahsen. Ankara'da mısınız? Aynen. Evet, buyurun. Ankara'nın da oksijeni az o zaman işte, ben de onu görüyorum. Yani siz bana oksijen fazlası diyorsunuz. Çok doğru. Yani, çok çok doğru ortak Ankara bir kasvetli ortak. bir şehirdir ya ama Ankara'yı tanımanız ya lazım Ankara'yı tanımadan Buraya Ümit diyorum. Hoca siz bir evet. bilim insanısınız herhangi bir siyasetçi değilsiniz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte oluşturulan yani kurulları şey Çalışma mekanizmalarını bilmeden bilmeden Ümit Hoca bir soluklan ya bir laf dinle ya Bilim insanları bu Bilmiyorum kadar canım, tahammülsüz ben... olmaz ya ya çay içiyorum, Bütün bu sistemi he. bilmeden yani. sistem eleştirisi yapmak, Ümit Hoca. Dinliyor, dinliyor sizi. Ya sonra, Buyurun sonra, devam edin ya sonra Sayın Metin biz dinliyoruz? Hepimiz dinliyoruz. Sistemi tanımadan, Oksijini. bilmeden, mekanizmalarını, kurullarını nasıl teşekkül ettiğini, nasıl çalıştığını bilmeden sistem eleştirisi yapmak doğru değil. İki, ben şunu söyledim. <laughs> Merkez görevden alınan değerli meslek, Merkez Bankası Başkanımızı eleştirmek için söylemedim. Hangi görevde olursa olsun Cumhurbaşkanı atadığı insanlar seçilmiş başkanın bilgisi dahilinde politika belirlerler. Öyle ben oraya seçildim. Cumhurbaşkanına zarar da verse 2023'teki seçilmesine mani bir durum da oluştursa ben bildiğimi yaparım derse olmaz böyle bürokratik Ama bir vesaire. Ama Merkez Bankası'nın bağımsız söz başkan. Olur. Kurulların ne değeri var o zaman? Ya, Kurulların hala eski Türkiye'nin insan iradesinin hala eski Türkiye'nin Türkiye jargonuyla var? konuşuyorsunuz. Yeni Türkiye'yi ne zaman anlayacaksınız? Ya ben Cumhurbaşkanı hükümet sistemini merak edip bir okuyun ya. Siz bana bir okuyun ya. Karşı sadece? çıkacaksanız bile bo, bir okuyun bo. ya. Yani valla ona diyecek bir şey de bulamıyorum. Ee, siz bir yazarsınız biz de öğreniriz ya. Hayır Ümit Hocam peki, acaba da. hala mevcut biz yasa yazdık, Merkez Bankası'nın bağımsız olduğuna dair yasa yürürlükte değil mi Ümit Hocam? Allah kararnameye bakar. bakar. Işte. doğru ya, peki, ha, Ümit Hocam e, bu, bunu tamamladıysak ben, efendim bak, e, Sayın Koca Sakal bir, cümle, bir, cümle, bir cümle. Tamamen ilkesel. Evet. Buna emin olabilirsiniz. Şş, Benim Ümit, karşı Ümit çıkışım ilkesel. Tamam. Peki. İstemi evet. de gayet iyi evet. bildiğimi düşünüyorum. Bir gün oturup uzun uza diye gerçekten samimiyetle tartışmak halkın, ve konuşmak Halkın isterim. seçtiği halkın seçtiği başkana emir denilmez. Halkın ben seçtiği de, başkanlık rejimine de emirlik <laughs> rejimi emirlik. denmez. Yo, bu demir, doğru diyorum. bir Niye şey demir? ifade değildir. Yakışıksız Hayır. bir ifadedir. Hayır efendim. Bu bir demokrasi ayıbıdır sistem. bu. Bu Bakın, tanımlama. Ben dikkat ettiyseniz diktatörlük o bu demiyorum. Gayet basit bir şey söylüyorum. Diyorum ki bu bir tür emirlik ben bunu yeni söylemiyorum. Attığım e, tweetlerde de var. Bir tür emirlik diye bir şey siyaset e, biliminde yok. Bir tür emirlik. Emirlik evet, nedir hocam? Ceza Geza olmak nasıl bir şey? Birleşik Arap Emirlikleri yok mu? O nasıl bir şey o? yok, i̇şte yok mu bir orada? vardı. Şey görüyorsunuz. Krallık ha. o işte. Yani. Krallık. E, tamam. E, tamam krallık. Evet. Ona aşık bir sistemden bahsediyorsunuz evet. hocam. Şimdi bunu ben bir abi, bağlayalım. Var. Çünkü diğer başlığımıza e geçeceğiz efendim. Ben Şimdi sistem tartışması daha Buna derinlemesine kend... giderdi. De onu evet, uzaklayalım. Doğru. Ben, ben bak şöyle şöyle evet, kendinizi rahatlatıp kardeşimi hocam, ben... dinle sana o ders sorun. versin. O bu konuları iyi Tabii. bilir. Evet. Birbirine eşlik edebilirsiniz. Top gibi bilirsiniz. E, şöyle Ümit hocam. Çeydebilirsiniz. Ümit hocam. Şey Durduracağım. Ben size bir söyleyeyim mi? Ben hep aynı şeyi söylerim ben. Ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ettiği zaman Mesela sisteme itiraz ediyor. Ak Parti itiraz ediyor. Şimdi, konu i̇şte, nereden çıktı? Buraya Ak Parti geldi. Onu anlamadım ki ben bir şeye karşı çıkıyorum. Şimdi, Birey hayır. olarak, kişi hayır. olarak hayır bir, hayır. bir Tamam hayır siz tabii temsil etmiyorsunuz da ben genelde muhalefetin diyeyim. işte itiraz ettiği zaman işte Türkiye'de despotizm var, diktatörlük var. Bugün yeni bir açılım getirdiniz. Emirlik var diye. Onu da, evet. da diktatörlükten farklı olduğunu söylediniz. Daha beterdir diktatörlükte gene bir yerde ya. yıkılır ama emirlik yıkılmaz. Emirlik krallığa dayanır. Neyse ama şu var hiç merak etmeyin sonuçta teşbih. bakın bakın tabii teşbih doğrudur kabul ediyorum evet. problem değil. O da şu. 2023'te seçim var. Seçimi geldiği zaman halk zaten bu adam doğru mu yaptı? Bu 18 yıldır olan şey bu zaten. Demokrasi herhalde böyle bir şey. Sistem yanlış mı? Acaba tekrar demokrasi sadece seçimden ac ibaret değildir. Sen, o o çok çok su götürür ama ama o, sizin gibi tartışalım. bakın sizin Götürmez. gibi çıkacak ortaya. Gerçek aydınlar, gerçek Atatürkçüler çıkacaklar, dertlerini ne ve halkı Aynen. İstanbul'da dediğiniz gibi halkın vicdanı karar verip oynayacak. Sistem mi değiştiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Tabii. mı değiştiriyorsunuz? Hepsini Doğru. yapabilirsiniz. O Doğru. yüzden Türkiye'de ne emirlik var, ne diktatörlük Doğru. var. Sandıkları ibaret değildir deyip de çoğunlukçu ve çoğunluklu polemiğiyle bir şey anlatamazsınız. Sonuçta Türkiye'de seçim oluyor. Diktatörlük de seçimden sonra gitmiyor. ve hatta diktatör seçimine de gelmiyor. Sonuçta biz bu emirliği unutalım ama... Sizden ümitliyiz Ümit Hocam. Yani Peki. E, Atatürkçü, Çağdaş ve Kemalist biri olarak Bilgülay Mangüler gibi, Emine Ölke, Tarhan gibi eski tüfek solcular ve Kemalistleri özlüyoruz hocam. Yani o yüzden o manada ben de e, CHP'ye karşı koyarken ve benim yani bu muharebet... Esliniz et... tükeniyor. Çabuk elinizi çabuk tutun da bir programla çıkın. Ben, tükeniyor. Hocam nesli tükeniyor bu başka Ama bir şey. Ama işte bakın biz... O, benim sorumun cevabı Ama gelmiyor. En eski Türkiye'yi, Atatürk'ün kurduğu Türkiye'yi kurmak üzere gele geleceğiz. Tamam. Bu, yani, bu bir fikir. Ortodoks. Bak, ortodoks fikir. Bu bir bu bir fikir. Evet. Sürücü. Peki. Yani, evet. Ve bu bir fikir. Peki, peki efendim o zaman e HDP ile ilgili Arada başlığımıza Arada geçelim. böyle böyle, muhalefeti evet, desteklerim ben. Hiç me işte merak etmeyin. Tamam peki. Muhalefet var karşımda. Anlaşıldı. Sayın Yüce Türk sizinle devam edeceğim efendim. Şimdi HDP ile... Selefi Atatürkçü, Ortodoks. O da güzel evet. Yok Peki. ben has, has, has Atatürkçü olarak görüyorum kendimi. Tamam şimdi... böyle noktalamış olalım bu tartışmayı. Sayın Yüce Türk sizinle devam edelim efendim. Şimdi HDP'nin kapatılması istemiyle e, Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada raportör görevlendirildi malum. Raportörün incelemesinin ardından da Anayasa Mahkemesi heyeti 15 gün içinde iddianamenin kabul edilip edilmedi, edilmeyeceğine karar verecek. Şimdi... Burada iki ana soru var. Çok da bu, en çok da bunlar konuşuluyor ve tartışılıyor zaten. Dava neden şimdi açıldı? Yani bir süredir, uzunca bir süredir HDP'nin PKK ile bağlantısı araya mesafe koymaması vesaire tartışılıyor ve konuşuluyor, biliyorsunuz. Sorulardan biri bu. Bir diğeri HDP nasıl bir yol izleyecek ve nasıl bir hamle karşısında hukuki sonuç olarak ne görebiliriz? Biraz bunları da detaylandıracağız. Buyurun sizi dinleyelim. Bu kapatma davasının bu dönem açılması ile ilgili siz nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Şimdi kapatma davasının iddianamesini okuduğunuz zaman iddianame iki temele oturuyor. Birinci temel HDP mensubu olanların, Haklarında düzenlenen iddianameler, iddianameler, soruşturmalar, e, verilen mahkeme kararları, e, diğer tarafta da e, HDP ile ilgili genel bir değerlendirme yapılıyor. İşte hükümetin e, bazı politikalarını desteklemediği, e, işte PKK'yı kınamadığı, e, çözüm hatta çözüm süreci e, kapsamında da bir takım ibareler yer alıyor. E, temelinde yani kamuoyunun tartıştığı, söylediği, işte PKK ile arasına mesafe koymadığı, PKK'nın talimatlarını yerine getirdiği ve PKK'nın siyasi bir kolu olduğu yönündeki bir değerlendirme ile iddianame açılmış. Tabi dediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi 15 gün içerisinde raportörün sunacağı ön rapora göre iddianamenin kabulü veya reddi konusunda, bir karar verecek. Sonra yargılama başlayacak. Evet. Şimdi hukuki zeminde tartıştığımız zaman e, Türkiye'deki siyasi partiler yasası e, ve anayasa bir siyasi partinin bir terör örgütünün e, kolu olarak veya bir siyasi parti bir terör örgütüyle ilişkili olarak faaliyet yürütemez. Ve e, bir siyasi parti işte e, terör eylemlerinin oda haline gelirse de siyasi partiler yasasına göre Yargıtay Başsavcılığı'nın düzenleyeceği bir iddianame anayasa mahkemesi tarafından kapatılabilir deniyor. Ama buradaki e, itiraz noktaları birkaç noktadan çıkıyor. birincisi zamanlama yani HDP ile ilgili tartışma e, PKK ile olan ilişkisi bugün ortaya çıkan bir durum değildi. Geçmişten bugüne kadar böyle bir ilişkisi vardı. Geçmişte bu kapatma için e, bir neden olarak görülmedi. Neden bugün e, böyle bir kapatma davası açılıyor? İkincisi de HDP'yi kapatmak çözüm müdür? HDP'yi kapatırsanız e, mevcut sorunu ortadan kaldırır mısınız? İşte bulunduğumuz çağda siyasi pa parti kapatmak bir e, çözüm müdür? Yine geçmişte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da dillendirdiği bir siyasi partiyi kapatmaktan ziyade bu siyasi partinin kapatılması için e, eylemde bulunan kişilerin cezalandırılması, e, siyasi partinin kapatılmasının doğru olmadığı yönde bir düşünce. Şimdi Burada e, haklılık e, her iki görüşün de haklı olduğu bir takım noktalar var. Hukuken değerlendirme yaparsak, evet e, HDP'nin e, bir siyasi parti olarak HDP ile e, PKK arasındaki ilişki yatsınamaz bir gerçeklik. Bu peki bizim hukuk sistemimiz tarafından korunan bir şey midir? Hayır korunan bir şey değildir. Ama bu da bir Türkiye'nin gerçeğidir. Şimdi e, dönüyoruz 2013 yılındaki İmralı görüşmesindeki İmralı notlarına baktığımız zaman HDP tamamen İmralı masasında Öcalan'ın kararıyla kurulan ve bütün yapısı genel başkan eş genel başkanlarına varana kadar her şeyin Öcalan tarafından belirlendiği bir yapı. Hatta yine İmralı notlarında baktığımız zaman orada şöyle bir anekdot var. Sanırım 2004 yerel seçimlerinden sonra. E HDP heyeti Öcalan görüşmesinde başarısız olduk diyorlar. Yerel seçimlerde Öcalan diyor ki niye başarısız oldunuz? Diyorlar ki yanlış aday gösterdik. Diyor ki kim gösterdi bu adayları? İşte komite vardı diyor 2013. Peki 2023. diyor komiteyi kim belirledi diyor? Kandil belirledi diyor. Şimdi bu masada e, devletin görevlisi var. Bu İmralı notları Öyle yasak notlar, gizli notlar falan da değil. Tamamen devletin haberdar olduğu bir durum yani. Şimdi 2013'te, 2014'te, 2015'te HDP'nin adaylarının dahi kandilden belirlenen komite tarafından belirlendiği, devletin bütün kadroları tarafından bilindiği halde, bu da bizim siyasi partiler yasasına göre hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen. O gün buna tevessül edilmeyip bugün dava açılmış olması davanın siyasi bir nedenle açıldığı yorumunu getiriyor. Yani gerçekten Siz siyasi bir neden bırakacaksak, söz konusu diyorsunuz zamanlamayla bağlantı evet, kurduğunuzda. Işi, hayır ben şöyle diyorum. Şimdi hukuki durumu tartışacaksak evet yani daha kapatma davası açmak için elinizde hukuki nedenler olabilir. Ama bu hukuki nedenler bugün ortaya çıkmış nedenler değil. Bugün e, Yargıtay Başsavcısının iddianamesine yazdığı hususlar bugün ortaya çıkmış durum değildir yani. 2013'te de var, 2012'de de var, 2014'te de var, 15'te de var. Ama o gün buna tevessül edilmiyor. Bugün HDP için kapatma davası açılıyor. Bugün harekete geçilmiş olması Tamamen siyasi nedenlerle harekete geçirdiği izlenimini doğuruyor. Peki o siyasi o nedenle nedenler olaya, size göre ne? Türkiye olarak yaklaşmak Ya da ne görüyorsunuz? Değil. Efendim? Yani o siyasi nedenler ben, e, olduğunuz... ben kapat. Evet. Yani o siyasi nedenler ne peki? Evet, ben bugün baktığım zaman e, HDP kapatma davasının tamamen siyasi sayıkla açıldığını düşünüyorum. Bu sayıkla hareket edildiğini düşünüyorum. Çünkü tamamen 2023. E, projeksiyonu çerçevesinde seçim kazanmaya odaklı olarak yapılmış bir hamle olarak düşünüyorum. Eğer bu gerçekten hukukun refleksi olarak, hukuk buna bir refleks gösterip, yargı buna bir refleks gösterip açmış olsaydı bu davayı, bu günü beklememesi gerekiyordu. Çünkü İmralı notları 2015'te yayınlanıyor. 2015'te yayınlandığı zaman bunu o dönemin Yargıtay Başsavcısı da, savcıları da, herkes bu durumdan haberdar. Yani benim söylediğim anekdot, eğer siyasi partiler yasasına uygunsa ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama o gün bu durum varken siz bu o gün harekete geçmiyorsanız, bugüne kadar bekliyorsanız yani üzerinden 6-7 yıl geçtikten sonra bir kapatma davasını dönüp geçmişteki nedenlere dayanarak açıyorsanız bu tamamen siyasi bir karardır. Peki. Hükmet Bey e Bu Zamanlama ile ilgili şu ben, e, mesele. Ben yani herhalde. bir de şöyle bir soru var ya HDP'nin kapatılması siyaseten kime yarar? Ben bir, bir, siyasi nedenler olduğunu düşünüyorum dedi. Çünkü bir de Sayın Yüce Türk. Evet ya yani şu şöyle bir şey hissediyorum anlıyorum an, yani anlattığı anlattığı kadar Yani HDP kapatılabilir mi? Kapatılsın çünkü bütün siyasi şartlar e, pardon bütün hukuki şartlar oluşmuştur Türkiye'de Anayasa'da e, partili kapatma yönünde kurallar, kanunlar vardır. Bu kanunlar da gerçekleşmiştir. Ama neden şimdi kapatıyorsunuz diye sorarken Bülent Bey'den şunu hissediyorum. 2015'te de vardı bu. O zaman niye kapatılmadı? Yani şöyle geç kaldı kapatmayalım mı? Yani ben bu, bunu aklıma getirdim ilk olarak. Yani şu anda kapatılmış olması veyahut da şu andaki dava soruşturma açılmış olması daha önce açılmadığı için o yüzden şu andaki de geçerli olmasın kardeşim. Veyahut da şimdi mi aklına geldi? Bırakalım kalsın. E şimdi anayasa bunu söylüyor. Biz burada tabii ki ümit acı en fazla konuşacak olan kişidir. Daha doğrusu yani hukuki, hukuki boyutunu teknik boyutunu en azından bize çok daha iyi açıklayabilir, anlatabilir. Tamam. E, ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi biz burada yani işte bir siyasetçisi var, yazarı var, çizileri var. Bir şey çok iyi biliyoruz. Evet AK Parti, e, bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesidir. Yani parti karşıyız, kapatılmasına da karşıyız, kapatılması karşıyız. Parti yerine suç kişiler cezalandırılsın. Çok doğru bir hamle. Ben hala bu konuyu destekliyorum ve arkasındayım. Fakat bir gerçek var. Yani o da şu. Geçenlerde Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz partilerin kapatılma sürecini geride bırakmamız lazım. Artık parti kapatmamamız lazım. Bu da ne hukuken mümkün ne mantıken mümkün. Yani Akılla pek Demokrasilerde bir şey değil. parti kapatmak doğru değildir yine söylüyorum milletten bir parti destek alamazsa tarihin çöp sepetine girer yani siyasetten. Çok güzel bak hürde. bunlar çok güzel cümleler. Partiler kapatılmasın Türkiye partiler çöplüğü haline geldi. E i̇şte demokrasi platformları işte demokrasi masası evet partiler kapatılmasın diyemezsiniz. Yok böyle bir şey dünyada. Yani bir parti açıldı ve bu bu parti ila nihai kıyamete kadar devam edecek. Peki, ama peki parti kapatma davaları dünyada? demokrasilerde herhangi bir rejimde bir sistemde var mı yok mu var. Bizde o, ol, var, oldu mu var tabii ki şu anda anayasamızda da var bu parti kalkma davası. Yani ya uygulayacaksınız böyle bir şey olduğu için suç işlemişsiniz karşılığında da yasalar gereği karşılığını bulacak cezalandırılacaksınız. Ya da kardeş sen ne kadar yaparsan yap ben seni cezalandırmayacağım diyorsanız o maddeyi kaldıracaksınız. Anayasada şunu bahsedeceksiniz. Türkiye'de her türlü parti, fikir, düşünce, ee, organik olarak yani kurum olarak oluşabilir, meclise girebilir ve asla ve asla kapatılamaz. Yok böyle bir mantık. Şimdi aslında şunu söyle, aslında söylemek istenen şu. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi karşı olduğunu açıkladı. Daha doğrusu muhalefet cenahı komple açıkladı. Gerçi İyi Parti farklı bir şey söyledi. HDP tabii zaten işin içinde. O da şu. Şunu şunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani parti kapatılmasın. Partiler kapatılmasın. Güzel bir slogan, demokratik bir e, söylem. ...partilerin ve düşüncenin özgürlüğü... ...tamam hepsi doğru... ...fakat bir taraf da iddianame üzerinden... ...örneği verdiği zaman... ...bu sürekli şeye dönüyor iş... ...efendim daha önce de bunlar yapılmıştı... E, ...o zaman niye kapatılmadı... ...bakın devlet şöyle çalışıyor... ...ben bunu böyle okuyorum... ...siyasi bir dava görmeye gerek yok... ...siyasi falan dava değil... ...ama devlet... tahammül eder... ...yani mühlet verir... ...fakat imhal etmez... ...derler ya mühlet verir fakat imhal olmaz diye bir yere kadar tabii ki belli reflekslerde kendi koruma şeyi vardı Ümit hocam bunu çok iyi açıklar devletin kendini ve sistemi rejimi koruma refleksi vardır şimdi devlet bu barış sürecinde 2015'te bir şeyli ittifak yapılmadı aslında ...o bir o bir kardeşlik projesiydi olayın sonlandırması için yani terörün bitmesi için yapılan bir hamleydi orada bir partiyle ittifak veya da devletin bir partiyle efendim onu başka bir türlü meşru etme çabası değil teröristlerin dağda indirilmesi çabasıydı. Ve orada da bir mutabakat yok aslında. Çok söylenen şey var ya şu meşhur Dolmahçı mutabakatı. Bunu da e, Mehmet Metiner haftalarda söylüyor aynı programda. Ve, ve karşılığında şöyle bir şey var. Yani e, devlet sistem kendine saldırıldığı anda sisteme silahla veyahut da başka türlü sistem değiştirecek bir reflekse geldiği anda itibaren kendini koruma refleksini korur. Ve zaten Şimdi yapılan alırdı, yorumlarda ve yap işte bütün süreci takip ettiğimiz zaman MHP lideri Sayın Bahçeli'nin e, bu konudaki e, vurgularını çok sık çok durduk. net e, yani Sayın oradan Bahçeli, da bir net. pires mi oldu e, bu piresin sonucu mu bu adım geldi gibi Bakın sorular işte, ve yorumlar var. var yani Sayın Yüce Türk'ün bilmiyorum işaret ettiği kısımda biraz bu muydu? Yani mühlet verir Başka fakat kadın. ihmal etmez. Şimdi Hanım, Hikmet Bey'e bir itirazım bir, şöyle, var. Şöyle benim. bitireyim. Mühlet verir fakat ihmal etmez derken kastettiğim o. Bakın gelen sürece bakın. Türkiye'de işte darbe 2016-15 Temmuzları yaşadık. Birçok sistemler değişti. Anayasa çalışmaları yapıldı. Geldiğimiz yerde şöyle bir şey var. Yani e, parti kapatmalarına karşıyız. Fakat son dönemde özellikle sadece içeride değil, ülkenin Sırt ötesinde de e, mücadele edilen bu PKK çünkü biz bunu söylüyoruz PKK savcılığın ifa iddiası da var PKK sonuçta şeyin e, yani en, bir zaman tanınmıştı hayır. diyorsunuz Tabii. siz ama, şöyle, ama bu, bu, şöyle şöyle bu, bir zaman bile ya bunların bir de sırları var yani şöyle sırları var şimdi siz Türkiye'de Türkiye çok büyük mücadele verdi uluslararası güçlere karşı. Amerika'nın ve Rusya'nın olduğu bir bölgede operasyonlar yaptı. Ve bunlar aslında HDP'nin bağlı olduğu PKK'nın Suriye ve Irak kollarıydı. Sadece ülke içerisinde değil, daha küresel çapta biz bu terörle mücadele ettik. Hatta ABD'li bir araya kafa kafaya geldik. Rusya ile ciddi sıkıntılar yaşadık. Neden? Bu terör örgütünün, daha doğrusu bu terör örgütünün siyasi aparatı olan HDP bu ülkede siyaset yaparken biz sadece içerideki o e, şehitlerimizi ee, ve oradaki işte Gara'daki en son Suriye'deki yapılan mücadele de göz önüne aldığınız zaman yani bunun bir şeyi var. Tabii ki parti kapatma davası 3 sene önce de açılabilirdi. Ama öyle bir öyle bir şartla oluşuyor ki zaman zaman en son biliyorsunuz yani 4-5 yıl boyunca gezdirilip sivillerin kafasına sıkarak şehit edilmiş bir evet. e, bir şey, şey, yaşadık burada. E savcılık da devlet de diyor ki arkadaş benim bir tahammül sınırım var ben bunu işletiyorum diyor. Peki. Sayın Türk'ün itirazını bir alalım. Ee, evet. Şöyle, şimdi e, Hikmet Bey söylüyor da söylediği şeylerin gerçeklikle e, biraz kopuk olduğunu düşünüyorum. Sizce öyle? Şundan dolayı Türkiye'de gerçekten yargı tarafsız ve bağımsız hareket ediyor olsaydı, bugün HDP ile ilgili göstermiş olduğu e, hareketi, refleksi çok önceden gösterirdi. Ve gerçekten Peki, o zaman ne yapacağız? Böyle bu refleksi göstermiş olsaydı yoksa. da biz o zaman... Bu yargının vereceği karara da saygı duyardık, bunu sorgulamazdık. Ama şimdi yine İmral notlarına dönüp baktığımızda, Öcalan orada sadece PKK'yı, PKK'nın nasıl olacağını belirlemiyor, KCK'yı belirliyor, kadın kuruluşlarını belirliyor, hangi partinin nerede faaliyette bulunacağını söylüyor, işte meclisleri belirliyor, her şeyi belirliyor ve yani sonuçta. Abdullah Öcalan PKK'nın lideri ve orada siyasi partilerin nasıl olması gerektiğini, bunların nasıl bağlantı kurması gerektiğini, görevlerinin ne olduğunu hepsini yani tek tek bildiriyor. Yani o zaman Bülent Bey şunu söylüyorsunuz. Biz güvenmiyoruz. bir de, ki, güvenmiyoruz. Şöyle, bir de zaten Bey. Hayır, güvenmiyorum. Hayır, Hikmet Bey şu çok çok hakim şunu mi? söylüyorum. O zaman parti bırakalım. Devam etsin mi diyorsunuz? Bu mudur yani? Yani bırakalım. Hikmet Bey dava ben şunu açılmasın. söylüyorum. Nasıl yani, güveniyorsunuz? Başka da başka HDP, hakim yok. HDP, bu ülke HDP. bizim El o verişli. hakim bizim, bu hukuk bizim. Yani başka bir hukuk yok. Hani olsa hadi alalım Hayır, ben, davayı alalım. Ben şurayı tamamlasın Sayın Türk. Buyurun. Hayır böyle bir güvenmiyorum dediği için şey yani demek ki tamam. Hikmet açılması Bey. Gerekiyor? Hik Hikmet Bey, bakın e, mevcut yasalara göre HDP ile ilgili kapatma görevi zaten açılması gerekir de diyorum. Ama evet. bugün kapatma davasının bugün açılmış olmasının sebebi Tamamen siyasi sahiplerdir diyorum. Peki ne yapalım? Çünkü geçmişte siz bu kapatma nedenlerini kapatma nedeni olarak görmediniz. Onları görmek peki? istemediniz. Bunu bir neden olarak görmediniz. Çünkü o gün HDP sizin için elverişli bir e, kullanılan bir araçtı. Bugün değil. Bugün bulunduğu e, kendisini konumlandırdığı yer itibariyle siyaseten size seçim kaybettirme ihtimali olduğu için. Bugün kapattır, kapattırmak için e, teşebbüste bulunuyorsunuz. Bakın Ama siz, ba, bana, bugün bana, bana kapattırmak için saydığınız nedenler ben ben... bundan 7-8 yıl önce de vardı diyorum. Onun için bu kapatmayı samimi olarak görmüyorum. Bunun hukukun bir refleksi olarak görmüyorum. Bu tamamen siyasi e, tamamen bir refleksi. refleksi de Bülent Bey. Bence siz aslında temenninizden bahsediyorsunuz. Ben burada ilk, ilk cümlemde onu söyledim zaten. Daha önce olması gerekiyordu. Şimdi olduysa zamanlama manidardır. Tamamen. Cümleye de öyle başladınız. Bir defa bir geç kalınmıştır, o zaman kapatılmasın. İki, bu bir siyasi davadır, hiç açılmasın. Bir dakika, kapatılmasın mı diyorsunuz Sayın Yüce Türk? Kapatılmasın mı diyorsunuz? Bakın, çok net söylüyorum. Diyorum evet. ki ben, şimdi prensip olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyım. Ama sonuçta bir terör örgütünün e, kontrolünde, bir terör örgütünün teşvikiyle bütün Cevap alamıyorum. her şeyini belirlediği bir partinin de Türk siyasi partiler yasasına, anayasasına e, aykırı olduğu çok açık. Yani bu nedenle de siyasi partinin kapatılması gerekir. Ama bu başka ben, bir tartışma e, diyorum. Yani, tamam. Bugün açılması HDP, HDP özelinde... Şu anda HDP'nin kapatılmasını tartışıyoruz. Yanlış ben, ben Başak Hanım'ın şeyini de almayayım, ee, görevini almayayım. Ben yani öyle zannediyorum. Ama ben buradaki samimiyet... Tamam ama, ama şunu söyledi, duydunuz zannediyorum. Size dedi ki ben e, yani... E, kavramsal olarak bir siyasi partinin kapatılmasına karşıyım ama HDP'yi istisna olarak görüyorum kapatılması Hepimiz gerektiğini istemeyiz. düşünüyorum dedi. Tabii. Doğru mu? HDP'nin kapatılmasını demedi de yalnız. Olur. Ben yanlış mı duydum? Bakın ben ben yanlış. Bilmiyorum işte. Kapatılsın Sorduk dedi. Bak, Bey, kapatılsın Hikmet mı? Bey, Bakın bir cümleyle Bey, evet musunuz? Evet çok açık. Ya, ya, ya evet diyeceğim de bir bekleyin yani. Tamam Türkiye'deki evet, Siyasi tamam. partiler yasası tamam, çok açık. Yani Bugün IŞİD'de, FETÖ'de bir siyasi parti kurarsa ve bununla bunun yönetimini belirlerse, hareket tarzını belirlerse bizim yasalarımız aykırıdır. Kapatılması gerekir. Tamam mı? Nokta. Yani bunun tartışması yok. Hayır ben, Bülent Bey tamam anlıyorum Ama da. Yani siz, ben, benim ilk okumam da öyleydi. Siz ben gene, 8 yıl ben önce bildiğiniz şeyi, gördüğünüz şeyleri tamam, kapatma yani nedeni olarak görmeyip bugün tamam. görüyorsanız, Burada bir samimiyet sorunu var Geç de vardı olsa diyorum. kapatılmalı. Ben öyle okudu ben sonunda. Deminki anlatımlarım da farklı bir şeydi ama oraya hiç girmediniz. Sonuçta bu ülkenin sadece e, artık, PKK ile artı olan kapatma, terörle mücadelesi gerçekten bu, bu kapatma HDP için de yararlı olacak. de taşınmıştır. Çünkü HDP de nasıl? Çok Eğer yeniden partileşecekse o zaman kapatmayalım. Bakın, hayır hayır bu okay. kapatma HDP'ye yarar diyor Bak, anladığım kadarıyla sayın. Ne yapalım de, o zaman peki Bülent Bey? Doğru Bak, mu anlıyorsun? bu kapatma Doğru HDP... mu anladım ama? Şöyle, bu kapatma HDP için yararlı olacaktır. Hı. Sonuçta o zaman bu yapalım? kapatmayla HDP geçmişte gör geçmişte yapmış olduğu hataları yapmayacaktır. Yeni kurulacak parti eğer kurulacaksa terör örgütüyle arasına mesafe koyacaktır. Tamamen bağımsız bir siyaset uygulayacaktır. PKK'nın güdümünde kalıp onların talimatını yerine getiren onun ka... Partinin bütün kadrolarının PKK tarafından belirlendiği bir parti olmaktan çıkacaktır. Bu kapatma Kapatılsa. onlara böyle bir şans veriyor. Bence inşallah bu şansı iyi değerlendirirler. Başak Hanım. Buyurun e, Sayın Metiner buyurun. Bir, bir, bir çerçeve üzerinden yürürsek hem birbirimizi anlamış oluruz hem birbirimizi eleştirirken de yargıyı da eleştirirken e, haksızlık yapmamış oluruz. Bakınız HDP kaç yılında kuruldu? 2012 yılında tabela partisi olarak kuruldu. Çünkü öncülü olan partiler kapatıldı zaten. HADEP kapatıldı, DAAP kapatıldı, Demokratik Toplum Partisi, DTP kapatıldı. En son HADEP'ten önce Demokrasi ve Barış Partisi vardı. O kapatıldı, kapatılmak üzereyken milletvekilleri, o zaman halkların demokratik kongresi vardı. Zaten bu gelenek hep yedekte bir şeyleri tutar. Yani Demokrasi ve Barış Partisi varken yedekte de halkların demokratik kongresi vardı. Onun için partileşme kararı aldılar. Demokrasi ve Barış Partisi'nden iki milletvekili ona geçerek onu partileştirdiler. Ama 2014 yılında bakınız HDP HDP'nin kurulu şeyi 2012 olsa bile 2014 yılında Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksekdağın eş genel başkanla seçildikten sonraki süreç. Önce bu yani önceki partileri zaten kapatılmış ama HDP hangi konjüktürde açıldı? Çözüm süreci tırnak içinde ve evet, milli birlik ve kardeşlik projesi diye tanımladığımız süreçte. Ee, yani PKK'ya silah bıraktırılmak istendiği süreçte PKK'nın da artık silah kullanmak istemiyorum terörden vazgeçmek istiyorum dediği süreçte HDP bu süreçte kullanılan bir parti. Şimdi bunu hatırda tutarak tamam. bir aktarımda ee, Sayın olarak... Metiner bunu hatırda tutalım. <laughs> bir bir gül rica ediyorum burada. Kısa bir araya gitmemiz lazım. Ardından sizinle devam edelim dönüşte. Tamam. Kısa bir ara. efendim şimdi HDP ile ilgili kapatma davası sürecini konuşuyorduk o noktada kalmıştık. Şimdi zamanlama olarak neden böyle bir dönemde açıldı bu dava? bunu değerlendiriyorduk. E ee, tabii bu siyaseten kimin işine yarar? Eğer HDP kapatılırsa bu, sorulardan biri de bu. Sayın Metiner'de e, söz kalmıştı. Kendisine döneceğim. E, ardından e, Ali Haydar Fırat ve Sayın Koca Sakalı da dinleyeceğiz. Sonrasında vaktimizi yetirebilmek e, adına burayı toplayıp bu başlığı da bir diğer konumuza geçeceğiz. Ayasofya imamının e, boynu kalının e, paylaştığı mesajlarla ilgili yürüyen bir tartışmada var. Onu değerlendireceğiz. Sayın Metiner buyurun kaldığımız yerden e, yorumunuzu almayı sürdürelim. Evet. Yani öncelikle ricam şu, tarihsel ve teorik çerçeveyi bilmezsek yapacağımız bütün tartışmalar e, anlamını yitirir. Bir, 1989'da CHP'de siyaset yapan tırnak içinde Kürt milletvekilleri Paris'teki Kürt konferansına katıldıkları gerekçesiyle partiden ihraç edildiler. Ahmet Türklerin bulunduğu dönemden bahsediyorum. Sonra PKK'nın ilk partisini kurdular hep. Bakınız hep kapatıldı. Ama hep kapatılmadan önce 1991'de rahmetli Erdal İnönü üzerinden meclise taşındı. Hep kapatıldı. Hani kapatılmadı diyor da Pekka ile ilişkisi ilintisi bilindiği halde partileri niye kapatılmadı? Bu kronolojiyi bu yüzden önemsiyorum. İki, sonra DEP kuruldu. DEP de kapatıldı. HADEP kuruldu. HADEP de kapatıldı. HADEP'ten sonra DEHAP kuruldu. DEHAP kapatıldı. Sonra DTP kuruldu. DTP kapatıldı. Sonra Demokrasi ve Barış Partisi kuruldu. O da 2013'te kapatılma şey belirince o tarihte bölgede kurulan bir parti var. Şey vardı. Kongre. Bunlar kongreyi çok önemsiyorlar. Halkların Demokratik Kongresi diye bir şeyleri vardı. Çatı örgütleri vardı. Sonra Demokrasi ve Barış Partisi'nin 2013'e doğru giderken kapatılacağı öngörülünce Demokrasi ve Barış Partisi'ndeki milletvekilleri Halkın Demokrasi Partisi kuruldu, oraya geçtiler. Kuruluş tarihi 2012'dir. 2013'te 2013'te İmralı'da Öcalan'la görüşen heyete Öcalan diyor ki, Halkın Demokrasi Partisi kurulsun ve eş başkanları olarak da iki isim öneriyor. Sabahattin Tuncel, Sabahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü. 2013'teki e, hep şey HDP kongresinde bu iki isim seçiliyor Öcalan'ın talimatıyla. Ama bunlarla yol yürülmeyeceği anlaşılınca tekrar Öcalan'da, Kandil'de ikna edilerek 2014'teki ikinci olağanüstü genel kongrede Figen Yüksekdağ'la Selahattin Demirtaş seçiliyor. O süreç, bakınız HDP'nin kurulduğu süreç Bülent Bey dedi ya HDP'nin Öcalan'la PKK'yla olan organik ilişkisi bilindiği halde niye kapatılmadı? Onu anlatıyorum. 2000, e, o süreçte PKK'ya silah bıraktırma süreci vardı. HDP o sürecin içinde doğdu. Ve ona biçilen rol de, gerek Öcalan'ın gerek devletin biçtiği rol de şuydu. Öcalan'ın mesajlarını, devletin hassasiyetlerini PKK'ya silah bıraktırma konusundaki hassasiyetini yoksa AK Parti ile HDP arasında bir siyasal ittifak iki partinin konjüktürel siyasal bir ittifakı söz konusu değil devlet adına yürütülen bir proje var bu projenin ana eksenini PKK'ya ebediyen silahları bıraktırmak var Öcalan'ın bu yöndeki talimatları var bu konuda mesaj taatileri var yani terör yok PKK'ya silah bıraktırma süreci var dolayısıyla bir müzakere süreci var terörle müzakere değil ama terörü bitirme müzakeresi yapılıyor. İkisi arasındaki farka da bu yüzden dikkat çekiyorum. Dolayısıyla böyle bir HDP'nin kapatılması için zaten bir sebep yok. Sonrasında sonrasında çözüm masası PKK tarafından devrilip Suriye'nin kuzeyinde eset rejiminin, Esed rejiminin arkasındaki güç odakları gelin size burada bir toprak parçası verelim. Burada devletleşin. Ama bunun karşılığında da Türk hükümetine tekrar silah kullanın. Çözüm sürecini bu şekilde bozduktan sonra hedefe sistematik bir biçimde böyle zaman zaman eş zamanlı olarak hendek terörüyle başlayan süreçten itibaren tekrar terör örgütüne sırtını yaslayan, PKK'nın silahından teröründen siyasi sonuçlar devşirmeye çalışan bir partiye dönüştü. Yargısal takip başladı milletvekillerinin, parti başkanlarının, belediye başkanlarının adli işlemleri devam etti. Ve bugüne kadar geldi. Dolayısıyla bir odak olduğu, odak olduğu yoğun ve sistematik bir biçimde odak olduğu tespit edildi ve yargısal bir işlem başlatıldı. Bir eski yargıcın, değerli bir yargıcımızın topyekün yargıtayın çok değerli başkanı ve ekibini çok iyi hazırlanmış bir iddianame bu. Ben okudum. Kendisi okudu mu bilmiyorum bir yargıç olarak. Okuduk. Ama ben okudum. Çok iyi hazırlanmış, çok güçlü deliller var. Hukuki deliller. Şimdi kalkıp bunu siyasi sayıklarla hazırlanmış hukuki delillerden yoksun bir iddianeme gibi takdim etmek, bunu bir siyasi operasyon gibi takdim etmek çok büyük bir yanlışlıktır. Bu e, yargıtaya da, yargı sistemimize de büyütandır. Bunu doğrusu kendisine yakıştıramadım. Burada bakınız bir aktarımda bulunacağım. E ee, aktarım şu. 8 Şubat 2014. Tarihe herkes not düşsün. İmralı'da Pervin Buldan, İdris Balukan ve işte HDP heyeti Öcalan'la terör örgütünün lideriyle görüşüyorlar. Orada Öcalan soruyor. Hani Bülent Bey değindi ya. işte niye başarısız oldunuz? milletvekillerine bağlıyor. İşte milletvekillerini kim belirledi diyor. Öcalan soruyor. Bakınız aynen okuyorum. İdris Baluken şu an cezaevinde o tarihte HDP'nin grup başkan vekiliydi. Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi. Öcalan kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi yoksa siz mi belirlediniz? Sırrı Süreyya Önder Kandil belirledi. Öcalan tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon? Pervin Buldan. Bakınız altını çiziyorum. Herkes dinlesin. Pervin Bulvan'ın verdiği cevaba bakınız. Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi diyor. Yani milletvekilleri Kandil'den tamamıyla belirlendi. Parti meclisinin ve MYK'nın da bilgisi olmadan. Bunu Pervin Hanım söylüyor. Şimdi burada tabii önemli olan şey şu. İki HDP kurulduğunda Öcalan önce şeyi söylüyor dediğim gibi. Sabah Tuncel Ertuğrul Kürkçü diyor. Sonra Selahattin Demirtaş devreye giriyor Figen Yüksekdağ'la birlikte. Çözüm süreci bozulduktan sonra tekrar pekka silah kuşanıp Amerikan patronajını girip Amerika'nın silahlarıyla başka bölge ülkelerinin de desteğiyle bir terör koridoru oluşturmaya başlayıp Türkiye'nin içinde de bölgeyi Türkiye'den kopartmaya hendek terör çukur eylemleriyle HDP bunların arkasında terör eylemlerinin arkasında durduğunu Selahattin Demirtaş'ın ifadelerini okusam tüyleriniz diken diken olur. Şu an sürecin hassasiyetinden dolayı okumuyorum. Peki. Yani terör örgütünün eylemlerine Bırakınız en ufak bir ima yoluyla dahi kınama, aleni bir biçimde destek verme, onları selamlama, öyle öyle ajitatif konuşmalar yapıyorlar ki. Şimdi buradaki durum şu, ez cümle şu, Bülent Bey bir daha bunu söylemesin. HDP, İmralı'da Öcalan'la terör örgütünün lideriyle konuşurken, orada devletin de yani Milli İstihbarat Teşkilatımızın e, yetkilileri de bulunurken, HDP'nin PKK ile olan organik ilişkisi bilinmiyor muydu? Niye o zaman kapanmadı da bugün kapanıyor? Bu bu doğru bir yaklaşım değil hele hele. Hele hele toplumsal barışı, demokrasiyi, devletin bekasını düşünen, bu hassasiyeti önceleyen bir insanın sorabileceği bir soru değil. Keşke o tarihte HDP başarılı olsaydı, Öcalan'ın talimatları doğrultusunda PKK silah bıraksaydı ve bu sorun temelli çözülseydi Zaten Türkiye toplumu, Türk milleti HDP'nin PKK ile olan organik ilişkisini bildiği halde kendisine bu yüzden şans tanıdı. Olur ki mecliste siyaset yaparlar, bu silah sorunu çözerler. O yüzden şans tanındı kendilerine. Şimdi bundan rahatsızlık tutmadık diye. O tarihte silahı bıraktırmak isteyen HDP'ye şans tanınmasını eleştiri konusu yapanlar bugün sırtını silaha dayayan HDP'nin kapatılmaması gerektiğini savunuyorlar. Esas siyaset burada devreye giriyor. Yoksa hukuk gereğini yapıyor. Çasar Partiler Kanunu'nda da anayasanın 68. 69. maddelerinde de zaten partilerin hangi hallerde kapatılabileceği belirtiliyor. Evet, teorik olarak ez cümle. Hiçbir demokrat partilerin kapatılmasından yana olmaz. Ama hangi partilerin? demokratik sistem içinde, demokratik yasallık ve meşruiyet içinde kurulmuş, o şekilde faaliyet gösteren hiçbir partinin ama Refah Partisi kapatıldığında iktidardaki AK Parti her iki seçmenden birinin oyunu alarak iktidara gelmiş bir AK Parti kapatılmak istendiğinde bugün HDP'nin kapatılmaması gerektiğini avaz avaz bağırarlar ne diyorlardı? İyi ki Ankara'da savcılar var diyorlardı. İyi ki Ankara'da savcılar var diyorlardı ya gencecik evlatlarımız, kızlarımız başörtülerinden dolayı okumak istediklerinde Anayasa Mahkemesi red kararı verdiğinde iyi ki Anayasa Mahkemesi var diyorlar diye o kızlar sonuçta gidip üniversitede okul okuyacaklar diye. Şimdi buradaki siyaset budur işte. HDP'nin kapatılma davasında siyasetin hiçbir dahli yoktur. Tamamen hukuki mülazarlarla açılmış bir davadan bahsediyoruz. Anayasa Mahkemesi ne karar verir? bilinmez. Ama Avrupa'da da bu şekildeki partiler kapatılabiliyorsa, Türkiye'de partilerin kapatılmamasını savunmak Peki Türk devleti normlarına uygun bir yaklaşım değildir. O zaman yarın eğer PKK'nın partisi kapatılmayacaksa FETÖ'nün talimatıyla da yarın FETÖ'yü savunan bir parti kurulur. Yarın DAEŞ'in talimatıyla DAEŞ'i savunan bir parti kapatılır. O zaman ne yapacağız? Demokrasi nasıl koruyacağız, koruyacağız? Peki. Sayın Demokratik Metin e. hukuk sistemi nasıl koruyacağız, koruyacağız? Peki. Sayın Koca Sakal hızla e, sizi dinleyelim efendim. Yani e, siyaseten Şimdi... bilmiyorum okuma yapmak ister misiniz bu anlamda hukuki boyutuyla ilgili tabii ki söylemek istediklerinizi dinleyelim ama bu kapatılırsa eğer kime yarar sorusu da ortada. Bu da çok soruluyor biliyorsunuz. Evet. Buyurun e, biraz da diğer konumuza da e, süre kalsın istiyoruz değerli toplu olabilirse çok Ama, sevinirim. E, valla Buyur. bana gelince bir hızlanma oluyor Başak Hanım. <laughs> Aa vallahi buna büyük ee, itiraz ederim hocam, sayın kocasakal. Programın de, önemli de, bir, bir kısmında hocam. sizi dinledik lütfen Ama haksızlık bir şey etmeyin. Ha. O benden kaynaklanmadı. Devamlı bana soru soruluyorsa... E ne yapalım devamlı. ama yani neticede sizi dinledik. Buyurun. Hocam burada yani... anekdot bile dinledik yani. O vaftiz yapılışı falan. Yo Başak hocam. ben bu konuda söyleyeceğim aşağı yukarı her şeyi söyledim. Konuşmasam da olur yani. Şey değil. Problem değil. Yo yo buyurun ee, dinliyoruz. Şimdi yani bu bu az sonra konuşacağınız söylediğiniz konuyla ilgili zaten çok fazla bir şey söylemeye de Gerekli görmüyorum. Ee, o konuda sözü tamamen Ulu Önder Atatürk'e bırakmayı düşünüyorum. Şimdi bakın burada ben o zaman hızla olabildiğince samimi söylüyorum. Öbür şeyde benim şeyden alın. Ee, şimdi bakın bir kere e, ben sorunuzu kesik kesik aldım ama duydum. Yani bir şey tamam. belirteyim. Bu sapancamız bir cennet ama internet ve elektrik altyapısı bakımından tam bir felaket. Herhalde Türkiye'nin muhtemelen en kötüsü. Sedaş'a da burada Hocam, e, oksijenlendir, oksijenlendir. saygılarımı sunuyorum. Oksijen bol da e, internet ve e, elektrik altyapısı kötü yetkililerin dikkatine. O yüzden kesilebilir bilemiyorum. Hep korkuyorum yani kesilecek diye. Şimdi Başak Hanım evet. işte tam da az önce dinlediklerimden dolayı bu meseleye de her meselede olduğu gibi pozisyonel değil ve HDP üzerinden de değil ilkesel bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama başta bir şey belirteyim. Yani bir kere hukuki bir şeyi siyasi olarak tartışmak yanlış bir. Utangaç ifadelerle ya da yarım ağızla konuşarak HDP'yi meşrulaştırarak masumlaştırmaya çalışmak ya da masumlaştırarak meşrulaştırmaya çalışmak da yanlış. Yani bir kere bu yapının oraya hiç girmeye bile gerek görmüyorum. Bir okusam ben de yani herkes de okumuştur artık. Bu yapının Demokrasiyle uzaktan yakından bir alakası olmadığı gibi halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, topluma meydan okuyan bir tavırla e, ilerledikleri görülüyor. Ya ben inanamıyorum daha iki, bir gün önce o kongrelerde demokrasi, şey ya hangi demokrasi? Bundan iki sene, üç sene önce bir kongrelerinde ben hatırlıyorum isteyen baksın koca bir Öcalan posteri arkada bir de oraya dayanmış bir kalashnikov silah ya. Bu mudur demokrasi yani? Şimdi neyse. Ben ilkesel bakmaktan e, yanayım. Şimdi açılım sürecinden bahsetti e, Sayın Metiner. O konuda da küçük bir şey yapayım. Çünkü bu hep temcit pilavı gibi şey yapılıyor. Bak bir kere daha söylüyorum. Faturalar birbirine karıştırılmamalı. Açılım süreci yanlıştı. Çok yanlış işler yapıldı ve yaşandı. Habur mahkemeleri falan konuşmaya bile gerek yok. Ama şu da değil. Sonuçta eğer bir yanlıştan dönüldüyse de niye yanlıştan dönüldü denmez. Kararlılıkla bir mücadeleye giriştiyse bu şey yapılır. O dönemin faturası ayrıdır. Ve o dönem yapılan yanlışlar bugün örneğin HDP ile yan yana durmayı haklı ve meşru göstermez. HDP bugün neyse o günde oydu. O gün neydiyse bugün de o. Şimdi 3 üç... E Bakın devlet adına yapıldı deniyor da şunu bir artık açıklığa kavuşturalım. İyi bir şeyse devlet, pardon, iyi bir şeyse iktidar, kötü bir şeyse devlet. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Devleti bir otobüs gibi düşünün. Otobüs kendi kendine hareket eder mi Başak Hanım? Bir iktidar lazım değil mi otobüsü hareket ettirmek için? Dolayısıyla bu otobüs yolda güzel gidiyorsa da şoförün e, maharetidir ama yolda kaza yapıyorsa da takdir edersiniz ki kazayı otobüs değil Şoför yapar. Sorumluluk da hiçbir zaman otobüsün değil, şoföründür. Onun da altını çizeyim. Ya, otobüs ağaza yaparsa ne yapacağız? Şimdi işte ben de zaten bütün mesele orada. Siz otobüsle oynarsanız, aksamıyok oynarsanız yapar. O otobüs her şeyi yapar. Oynayamazsınız iktidar olarak. Otobüs size kullanmak için veriliyor. Parçalarını değiştirmek Eski için bizse... değil, dönüştürmek için değil. Şimdi her neyse ben bunları söylüyorum Hikmet Bey. Bu da benim değil mi şeyim özgürlük alanım. Şimdi bakın burada sıralayayım. Hukuki bir şeyi yanlış tartışıyoruz dedim ya. Bir, HDP konusunda HDP'nin kendisi dahil iktidarın da muhalefetin de veya yani herkesin farklı farklı siyasi hesabı olduğunu ben görüyorum. Ve bu, bu kadar siyasi hesabın olduğu yerde de hukukun maalesef zaman zaman e, e, baskı ve basınç altında kaldığını düşünürüm. Ama şimdi burada ben size bir şey söyleyeyim. İlke, kural şu olmalı. Ne kadar şok edici, rahatsız edici de olsa fikirler söylenebilmeli, siyaset kanalları açık olmalı Başak Hanım ve tahammül gösterilmeli. Ama bu tahammülün de bir sınırı var. Nedir o? Gayet basit. Anayasa, yasa ve hukuk. Bunu tahammülün sınırı bu. Şimdi tahammül oran sınırını aştı bu parti. Çoktan aştı da. Ve ikinci ilke. Bakın HDP üzerinden konuşmadım daha henüz. Evet. Ben diyorum ki aldığı oy oranı ne olursa olsun bu oy oranı hiçbir siyasi partiye terörle e, kol kola olmak, kanunu anayasayı çiğneme, suç işleme özgürlüğü, yetkisi, ayrıcalığı vermez. Bir kere bunun altını çizelim. Çünkü az önce söyledim. Demokratik hukuk devletinin meşru müdafaa hakkı var. Kendini koruma hakkı var. Ve bakın ben size ilginç bir şey söylemek istiyorum. Hani bir tekerlemelerimiz var bizim. Bunları artık e, geçelim. Efendim, siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları, değil mi? Doğru. Ama demokrasinin kendisi kadar değil. Ne demek bu? Bu şey demek. Asıl vazgeçilemeyecek olan şey demokrasidir öncelikle. Dolayısıyla eğer bir siyasi parti demokrasiye aykırı onu ortadan kaldırmaya yönelik bir faaliyet içindeyse demokrasi ve hukuk devleti meşru müdafaa hakkını kullanır ve der ki senden vazgeçerim demokrasimden vazgeçmem. Ahim de bunu söylüyor zaten. Dört, şimdi burada yalnız bir çekincem şu an. çekince demeyelim de bir kere hani şeyi konuşmuyorum bile. Bu dava bakın ben halkıma şunu öneriyorum bu dava doğrudan doğruya örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne açılsaydı hiç tereddütünüz olmasın. Eğer ahim ama zaman zaman yaptığı gibi konu Türkiye olunca şey da gerçekten kendi iştahatlarını uygulasa, yine uygulasa örneğin doğrudan kapatır. Hiç bunun lamıcımı yok. Hiç. Yani Avrupa İnsan Hakları şey. Mahkemesi söz konusu ülke Türkiye olmasaydı ve önüne böyle bir dosya gelseydi, evet kuşkusuz kapatırdı Diyor. diyorsunuz. Bakın ben size ilkelerini, bakın not ettim hani özet olarak. Diyor ki bakın özgürlükler sistemini bozmaya çalışan partiler kapatılır. Terörist bir taktik ayrılık varsa, şimdi lütfen uygulayın EDP'ye. Orada etayla Batasuna ve Harry Batasuna arasındaki şeyi söylüyor. Bakın örgüt tarafından sıkı kontrol varsa ya bu kadar uygunluk olur mu? Terör ve siyaset arasında görevlerin kasten paylaşılması varsa diyor ki ETA'nın tasarladığı terörü bu dünya sözde bu siyasi partiler meşrulaştırma görevi verilmişse hiyerarşik bir itaat varsa e, bitti o iş. Ha şimdi deniyor ki ben işte Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. E, efendim partileri millet açar, millet kapatır. Bakın bu son derece yanlış bir ifade. Niçin? Evet yurttaşlar açar siyasi partileri ama anayasa ve kanuna aykırı davranıyorsa da sistem ve demokratik hukuk devleti kapatır. Peki soruyorum bunu söyleyenlere genel olarak. Hani ne olacak? işte canım kapatılırsa yenisi açılır. Altı buçuk milyon ne olacak. Ben daha basit bir soru soruyorum. Peki bu ülkenin Anayasası ve kanunu ne olacak? Bunlar paspas mı olacak? İsteyen istediği gibi çiğneyecek mi? Kaldı gibi bir şeyi ihmal etmeyelim. Ben 6,5 milyon yurttaşımızın bu partiye sen terörle iltisaklı ol, dağdan emir al diye oy verdiğini mi düşünüyoruz? Ben düşünmüyorum şahsen. Ben düşünmüyorum. Hiç böyle bir düşünce içinde de değilim. Dolayısıyla burada şöyle mesela tamamlayayım. Eee burada Başak Hanım e, şunu unutmayalım. Seçmen bir partiye oy verdiğinde bu şartlı bir oydur. Bunu anlayalım. Yani ben sana oy veriyorum. Sen istediğini yapabilirsin. Olur mu öyle şey? Türk millet, Şimdi soruyorum. Mahkeme, anayasa mahkemesi veya diğer mahkemeler. Ne adına karar veriyor Başak Hanım? Anayasa 9'a bir bakalım isterseniz. Türk milleti adına değil mi? Dolayısıyla eğer parti kapatılacaksa Kural olarak elbette bağımsız ve tarafsız olması kaydı şartıyla zaten kapatan Türk milleti olmuş oluyor. Öyle ya Türk milleti adına karar veriyor. O zaman derdimiz ne? Peki, Peki. biz bunları söylerken HDP'ye bu cesareti, bu onayı vermek kimin işine yarar? Onu da soruyorum ve şöyle bitireyim. Yalnız burada bir beni e, işkilendiren bir şey var. Onu da söyleyeyim de öyle bitireyim. E, ee, şunu da iyi söyleyeyim. Ben bir hukukçuyum. Ee, şunu ama net söylüyorum. Ben bakın 15 gün 20 gün önce de söyledim. Daha bu dava açılmadan. Dedim ki bakın bu konularda her ne kadar kanunda belli şartlarda bir siyasi partinin başvurusu da mümkünse de resen de harekete geçebilir. Ama birilerine koz vermemek adına da hukuk adına da bakın böyle kapatılmaya yönelik kampanyalar e, söylemler falan bunlar olmamalı dedim. Çünkü yarın bir gün bunlar kullanılır. Yasa 138'den bahsedilir. Şu olur, bu olur. Bu yanlış olmuştur ama hiç olmazsa bu saatten sonra ben diyorum ki bu hukukçu olarak benim için durum net. Aradaki ilişki, şu bu her şey net ve böyle bir partiyi açık tutamazsınız buna rağmen. Buna 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 toplum vicdanı da, hukuk vicdanı da izin vermez. Ama bir, bir son şeyim şu. Bu süreç bakın İnsanlar çığlık atıyor. Ben açık konuşuyorum. Açılan bu dava beni mutlu etmiş filan değil. Niye biliyor musunuz? Demokrasi adına üzülürüm. Ama bu süreç tamamen hukukla işlemeli. Adil yargılanma hakkına riayet edilmeli. Çünkü bakın Başak Hanım, ben çığlık atabilirim, siz atabilirsiniz, başkası atabilir. Ama hukuk çığlık atmaz. Kim ve öfkeyle hareket etmez, sükunet içinde kendi dar soğuk Peki. kalıplarıyla çalışır. Evet. Yalnız Anayasa Mahkemesi'nin şu kararını okuduktan sonra niye işkillendim diyeceksiniz. Evet. Ben e, gerekçesini okudum. Şu hani şimdi kendini fesheder filan şeyleri var ya. Evet yani Bu kararı ve gerekçesini okuduğumda o fikrimi de söyleyeyim. Eğer HDP kendini feshederse suçluluğunun evet. ikrarı olur bu benim için en azından. Suçlu ama şu kararı ikrar? okuduktan. Evet evet ben, bana göre suçluluğun ikrarı olur o. Benim kanaatim ama burada bir vahim durum var. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını okudum. 6'ya 5 çıkmış bir karar. Çok yanlış bir karar. Uymak zorundayız. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Çok yanlış bir karar. 6'ya 5. Karşı oy müthiş. Çünkü bu anayasa 108'i iptal etti. Ya bir dakika ne demek o hangi o? karar biz tabii anlamıyoruz biraz. Hemen 108'in madde feshedildikten sonra suçların, suçların... suçların ortadan kalkması. kalkması. Dava... Evet, Davanın fesedilse de parti kendini feshetse de devam edip karar verilmesine... Öngören hükmü anayasa mahkemesi iptal etmiş. Haydi. Etti. Şimdi ne oluyor o zaman biliyor musunuz? Dava ben mı düşüyor o zaman? Diyor. Dava Şimdi düşüyor. Bir ben evet. Bir de ben... iptal başvurusunu anayasa mahkemesi kendisi yapıyor. Ümit Hocam. Tabii, aynen. Aynen. <laughs> Başvuruyu aynen. Şimdi kendisi bakın. yapıyor. Kendisi de karar doğru. veriyor. Hiçbir kimse hmm. başvuruda bulunmuyor 108 doğru. ile ilgili. Aynen yani doğru. Böyle ama... bir anayasa mahkemesi düşman başına yani. Böyle bir şey olmaz. Şimdi ben şu beni rahatsız etti Başak Hanım. Buyurun. Yani gene hani bir sadece sezgi yani kararı okuduğunda yani sanki bundan evet. sonra açılacak e, siyasi parti kapatma davalarının işlevsiz kalması için alınmış gibi bu görüyorum. Niye Peki. diyeceksiniz? Çünkü karşı oy ne diyor biliyor musunuz? Çok basit. Diyor ki yahu diyor bu madde bir siyasi partinin böyle bir dava karşısında normal şartlarda kendini fes etmesi bakımından sahip olduğu bir hakkını kötüye kullanması ve o davanın sonuçlarından kaçmasını e, önlemek için getirilmiş bir hüküm diyor. E şimdi siz bunu ortadan kaldırdığınızda bana tatmin edici de gelmedi çünkü iptal gerekçesi. Ve tekrar söylüyorum 6'ya 5 kıl payı. Ama evet. var böyle bir hüküm. Yarın Peki. HDP ben 110. maddeyi bazıları diyorlar ki 110 Taksim 3 gene de devam etme imkanı verir o partinin mallarının devredilmesiyle Hı. ilgili çok dolaylı. Hayır, gerekçeyi okuduğumda bir hukukçu olarak diyorum ki yarın kendisini fes ederse geçmişler olsun. Aa, Şimdi peki, peki fes ederse bu geçmiş olsun. Efendim tamamlayalım lütfen. Tamam hemen. Bu kadar zaman peki bir boşluk doğduğu halde çok ciddi bir şey bu çünkü işlevsizleştiriyor e, kapatma davasını. Niye peki herhangi bir şey getirilmedi? işte bunu da iktidara sormak gerekiyor. Ne bu söyleyeyim? Buyurun e, sayın Fırat. Yani, e, sizden de derli toplu kısaca rica edeceğim lütfen e, diğer konuyu da e, konuşabilmek istiyorum. Elbette. E, şunu söyleyeyim. Birincisi evet, bunun bir bu mesele tarihsel bir mesele. E, hep kişisel olarak kimlik siyasetine, o siyasetin içinde bir biçimde silahla savunulmuyor olmasına ya da 20 yüzyılda silahla hak aramasına hiçbir biçimde asla ne beynim ne vicdanım kabul etmiyor. Yani bu çağda böyle bir çağ dışı bir anlayışı bir siyasetin gündemin haline getirilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Şunu düşünüyorum. E, bu coğrafyada hatta bütün bir İslam ülkesi, İslam toplumlarında, Kafkasya'da, Balkanlar'da yurttaşlık kavramı, Cumhuriyet'in getirdiği yurttaşlık kavramı bizim için tek çıkar yoldur. Ha yeteri kadar uygulanmamıştır, eksiklikleri vardır vesaire falan ama bir kimlik siyaseti cenderesi içerisindeyiz. Bu cenderesi içerisinde de parti kapatmakla çıkabilir miyiz? Zannetmiyorum, çıkamayız. Yani bu altıncı kapatma ve her defasında bu kimlikleri öyle de da böyle daha da beslemiş bir şey oluyor. Yani bir taraftan yani ben mevcut iktidarın kendi e, genelleşmiş ideolojik krizine ya da siyasal daralmasına bir biçimini HDP'yi kapatarak oradan bir kimliğe yüklenerek çünkü Türkiye'de maalesef kimlikler üzerinden siyaset yapılıyor. Bu iki kimliği de büyüten bir şeydir maalesef diyorum. Yani hem bir taraftan yani bu e, kavramları da kullanmak istemiyorum ama bir karşıtlık e, durumu ortaya çıkarıyor. Herkesin bundan kaçınması gerekiyor. Herkesin bundan yani belli yapılar belli insanları incitmemesi gerekiyor. Zor bir süreç ama şunu da söyleyeyim. Bu sürecin siyasi olmadığını hiç kimse anlatmasın. Eğer zaten hukuki bir süreç olsaydı. Ümit Hocam da orada, Bülent Hocam da orada. Yani parti kapatıldığı anda 2013-2012'de açıldığı andan itibaren bu ilişki biliniyor. Hadi onu geçtik. Kaç tane seçim oldu? Bu seçimlerin her birinde bütün bu adaylar devletin denetiminde bir takım kurumlara başvurarak hepsi temiz belgesi alıp siyasete girdiler. Hepsi milletvekili oldular, belediye başkanı oldular vesaire vesaire. Dolayısıyla bu süreç niye şimdi de şeye girdi? 2015 mi dersiniz 16 der, işte 15 Temmuz hain darbe girişimi mi dersiniz iktidar eğer HDP ya da Kürt siyaseti kendisiyle ilişkisini destek boyutunda tutsaydı biz bunlar tartışmıyor olurduk. Kötü olan da bu. Yani hukukun arasallaştırılması, hukukun siyasetin bir parçası haline getirmesi maalesef Türkiye'de çok ciddi bir yani bir, bir güven sorunu yaratmaktadır. Ha bu 6. parti kapatılır yerine yeni parti. Yani %3'lerde 4'lerde Siz değildi. Siz iddianameyi okudunuz mu Ali Haydar Bey? Ee, %3'lerde 4'lerde. Orada hukuki olmayan bir tek delil gösterebilir şimdi misiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. Onu da hemen söyleyeyim. %3'lerde 4'lerde olan bir parti %13'lere çıktı birincisi bu. İkinci mesele bence bu bu tartışma. Siz iddianamede bence, hukuki olmayan bir tek delil gösterebilir misiniz? Sayın Metiner zaten onu söylüyorum. Diyorum ki eğer hukuk işlemiş olsaydı bugüne kadar bütün bu süreçler zaten çok önceden bitirilmiş olurdu. Yani bugüne kadar gelmezdi. İkincisi HDP'nin yani alt yazıda söylüyorsun ya kapatılması kime yarar? Bence HDP yarar ve en çok da AK Parti'ye zarar verir. Şundan dolayı AK Parti'ye zarar verir. Yani AK Parti e tamam bunun bir o bil... zaman AK Parti niye buna karışsın? AK Parti bunun bilincinde yani olmayarak. Kendi kendinizle tenakuza düşüyor Şöyle, şöyle yani... Sayın Metiner açıklama mı izin AK Parti, parti bu şey da hesap bilir. edemiyor olabilir, olabilir mi? Yani, yani AK Parti yok. bence, AK parti, bence AK, AK parti bunu hesap edemiyor. Şundan dolayı hesap edemiyor. Çünkü o süreçleri yani, yani siz hesap ediyorsunuz da AK Parti'nin aklı hesap Vallahi, edemiyor. Vallahi yani bunu bunu tarih gösterecek Sayın Metiner. Yani bunu tarih gösterecek şundan dolayı söylüyorum. Şimdi Ali HDP Bey, ile ilgili söylediğinizde çelişki e, bir, bir, bitireyim. Orada iddianamede dile getirilen süreçlerin hepsinde bir ortaklık var. Yani Sayın bir tek siyasi argüman gösterin sayın, iddianamede. Şimdi, Hukuki olmayan bir tek siyasi argüman gösterin. Ya Sayın Metiner, e, Dolmabahçe Mutabakatı'ndan tutun da 63. Cumhuriyet Hükümeti'nin iki bakan vermesine, e işte, İddianameden bahsediyoruz. Sevgili İddianameden. hocam, sevgili hocam şunu söylüyorum. okudunuz mu Şu, Şunu söylüyorum. Bütün o iş ve işlemler... Burada hukuka karşı yargıya karşı şimdi, infaz yapıyorsunuz. Şimdi... Siyaset e, budur. E, Öcalan'la ilişkisinden başlayarak ta e, Öcalan'ın mektubunun okunmasına kadar ki gelen sürece kadar o ilişki öyle ya da böyle hukuki olarak gündeme gelmese bile siyasi olarak gündeme gelir benim siyasetten de söylediğim AK Parti'ye tırnak içinde zarar verdiğini ve AK Parti'nin de çok bunun farkında. Siz okumamışsınız. Sevgili üzgünüm. hocam. günüm e, şunu biliyoruz. Yani iddianemeyi zaten suçlamalar ortada biliyoruz. Buna gerek de yok. Yani o ilişkiyi bilmeyen bir insan yani, var mı? Yani okumaya ihtiyacı sayın hissetmediniz. Veteriner, sayın Metiner o ilişkiyi İyildim, bilmeyen okuma ihtiyacı O ilişkiyi bilmeyen sizin biraz önce okuduğunuz belgeler yani... Öcalan'ın huzurunda okunan, yapılan o görüşmeler, devlet ka tarafından kayıt altına alınan İktidar tarafından da görülen bütün bu ilişkiler kimler tarafından sağlandı? Yani AK Parti'nin izni olmasaydı Kandil'e gidilebilir miydi? İmralı'ya gidilebilir miydi? Onu söylüyorum bu süreç her tartışma açıldığında emin olun en ne çok AK Parti'ye... İşte Pkk'ya silah bıraktırmasında HDP'nin rol oynamasının ne mahsuru var. Şimdi orada orada şundan ayrılıyoruz. Siz sırtını bir, bir terör örgütü Sırtını silaha dayayan HDP'de örgütü, sakıntı görmüyorsunuz. PKK'ya silah bıraktırmak isteyen HDP'yi sakıntı görüyorsunuz. Sayın Metiner sorun da oradaydı Orası zaten. Bu bir mantıktır ya. Bu ülke bir bütün olarak terör örgütü silah bırakmadan asla hiçbir koşulda hiçbir şart altında böyle bir sürecin içine girmemeliydi. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir şey yok. Niye ittifak silah, silahı peki? bırakır. E, ben kimseyle ittifak yapmıyorum Sayın Metin. Niye HDP yle? Şunu söylüyorum. O diyorum zaman ki, niye bırak müzakereyi, niye ittifak yapıyorsunuz? Sayın Metiner, diyorum ki bütün bu kişisel değiştirdiğiniz suçlamalardan ayrı olarak bu yaşanılan süreç öyle ya da böyle siyasi bir süreçtir. Bu sürecinde ben AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorum. AK Parti'yi sevdiğim için düşün, söylemiyorum bunu. Bunu bir tespit olarak söylüyorum ve HDP'ye de yarayacağını söylüyorum. Çünkü bu kimlikler üzerinde Türkiye'nin bir cender içerisindedir. Bu kimlik siyasetinde. O zaman de. HDP kendini kapatsın. Madem ki işine yarıyor. Ee, biraz önce İlkokça e, biraz önce Ümit Hoca onu söyledi. Yani şimdi 108. maddeye dayanarak HDP kendini feshettiği andan itibaren bütün bu suçlamaların hepsi düşmüş olacak. Neyi tartışacağız o zaman? Sana, Neyi konuşacağız sana o zaman? bir kardeş tavsiyesi yarından tez yok iddianameyi biloku. sayın oradaki hukuki metni görürsün, hukuku e, görürsün. Biz Türkiye'de hukuku nasıl işlediğini Maalesef nasıl işlediğini, nasıl araçsallaştırıldığını biliyoruz. Yani bu bunu hiç tartışmaya gerek yok. Türkiye bir bütün olarak böyle bir ağır ya bir şeyin şeyini. O karşı krizin, çıktığın şeyi oku dedim. diyorum ya. Ya Sayın yapılmaz ki. Biliyorum dünya kadar metin okudum. Emin olun dünya kadar metin okudum ve şunu da görüyorum, şunu biliyorum. Yani e, gizli olan bir şey yok orada. Yani hepimizin gözü önünde cereyan eden bir şeyden söz ediyoruz. Ben de diyorum ki bu gözümüzün önünde cereyan eden şeyden nasıl AK Parti kendisini sorumlu görmez, sorumlu tutmaz bunu anlamış değilim. Yani bu ilişkisellik kurulurken kim iktidardaydı, kim bu ülkeyi yönetiyordu? Bir yurttaş olarak bunu sormak herhalde hepimizden ya doğal hakkı. Iddianamede, i̇ddianamede böyle bir ilişkisellik üzerinden kapatmak davası açılmıyor ki. Her birinin terörü övmek, suçluyu övmek eylem bir sürü davaları var, almış cezaları var. İddaname bir yok. Ya ben de ya. diyorum ki yani, bakın bu o siz sadece olan organik ilişkiselliği üzerinden bu gündür. Siz işin hukuki boyutunu söylüyorsunuz. Ben diyorum ki eyvallah bunlar hepsi biliniyor. Ama bilinenlerinden başka bilinenler başka farklı özellikler de var. Yani biz Öcalan'a sayın demeyi suç saymaktan kurtardık. PKK bayrağını yani Bülent Arınç'ın açıklamalarını mı size hatırlatayım? Hangi hayır, açıklamayı hadi. hatırlatayım? Hiç yakışmıyor bu üstü Hayır sana. bir şey söyleyeceğim sayın Metin. Her köşeye sıkıştığında... Şimdi, ya hani Hiç bu ülkeyi yöneten onlara, bir başbakan haydar. yardımcısından bahsediyoruz. Sayın metine sıradan bir kişiden bahsetmiyoruz. Bu ilişkisellik bilinmeyen bir ilişkisellik değil ki. Yani şunu şimdi oturup doğru konuşalım. Eğer HDP HDP zaten HDP Ak Parti'nin bu başkanlık sürecine destek verseydi bugün bu süreci yaşıyor olur muyduk olmaz mıydık? Elinizi vicdanınıza koyun başka bir şey yok. Bu senin öncülün, yanlış bir öncül. Peki. Öyle bir şey yok. Bunu halkımızın vicdanına bırakıyorum. Öyle bir şey yok yani. Yanlış yanlış bir varsayım üzerinden yanlış bir sonuç çıkartıyorsun. Diyorsun ki Metiner böyle olsaydı böyle olmaz mıydı? Peki ya efendim böyle o bir, böyle zaman bir ilişki nedensellik ilişkisi üzerinden siyasi analiz yapılmalı. Herkes herkes Bak, biliyor işte neyin olduğunu doldur, Yani kapatılmamalı mı diyorsunuz sonuçta? Normal diyorum bir hukutulmaması. Hukuk... Hayır sevgili mi? hocam normal bir hukuk sistemi olsaydı zaten böyle bir parti olmaz diyorum. Bu partinin bugün bunu tartışıyor olmamızın nedeni tamam, şimdi, mevcut iktidarın içinde bulunduğu siyasal krizin bir sonucudur diyor. Şimdi, şimdi Mehmet kapatılmasının Mehmetler, da kapatılmasının ki, da HDP yarayacağını düşünüyorum. Evet. Bu kimlik krizini daha da tamam. derinleştireceğini düşünüyorum. Bu kimlik krizinden çıkmamızın da tek yolunun Atatürk'ün getirdiği yurttaşlık kavramı olduğunu düşünüyorum. Bütün bir İslam coğrafyasında tek kurtuluşun bu olduğunu düşünüyorum. Aa bakın biz AK Parti iktidarıyla birlikte bir siyasal İslam deneyimi yaşadık. De peki bırakalım Bir siyasal İslam. Hayır O yüzden yurttaşlığı öneriyorum. O yüzden yurttaşlıkta şu an, şu an derinleşmeyi. Yani, yurttaş, o yüzden yurttaşlık kavramını yurttaş yurttaşlık hukukunu herkese eşit... Kabul. Mesele şu. Peki şu anda ne ya Mesele şu. Ama bakın çok net. İslam Çok net. saniye. Çok net. Bakın Türkiye'de asgari, de... asgari bütün Bak, demokratik ben. Bak. standartları... Bana bir tanım bir, getir, bir, bir siyasal, siyasal İslam nedir? Ama bir dakika bir saniye konuyu oraya götürme. Siyasal ve Roy'dan okuduğunuz siyasal İslam nedir? Ayasofya İmamı'nın Ayasofya İmamı'nın Peki işte buyurun <laughs> benim açmaya çalıştığım konu. Merkez Bankası Başkanı Buyurun bunu konuşalım o zaman. Ayasofya İmamı'nın Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasıdır. Bir dakika. E ee, bir dakika şimdi. E, Efem aslında bir, bir saniye. Sayın Her genç. mı? Sayın genç. Aslında Hayır, bu bizim de? çok Kapan özür dileriz. bir saniye sayın Metin 1 saniye. saniye. Sayın size de bir saniye sayın genç. Şimdi e, sizin Üzüm sorunuza işte, şöyle ben. yanıt verdi. E, Ali Haydar Fırat Sayın Metin Metiner dedi ki. E, mesela dedi Ayasofya imamının faizle ilgili açıklama yapması dedi. Yani şimdi gelin bunu değerlendirelim. Bizim zaten gündem başlıklarımız arasında yer alan bir konuydu. Ben müsaadenizle bir özetleyeyim. E, tartışmamızı da bu mecra'da yürütelim. E, Ayasofya'nın baş imamı neden tartışmaların odağında? E, bunu konuşacağız. Çünkü Mehmet Boynu e, kalın e, Ayasofya imamı Faizle ilgili faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz %0.1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir." dedi. Böyle bir mesaj paylaştı Twitter hesabında. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Turan bunu eleştirdi. Şu ifadeleri kullandı: "Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla Sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte. Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim." dedi. Keza Boynu kalın 8 Mart'ta da bir sosyal medya mesajı paylaşmıştı. Orada da kadın cinayetleriyle ilgili bazı ifadeleri vardı. kadın cinayetleri vurgusu kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır dedi. İstanbul Sözleşmesi'ne de değindi ve buna dair ee, AK Parti'nin bir diğer grup başkan vekili Özlem Zengin'in de e, eleştirileri oldu. Yanlış buluyorum dedi Özlem Zengin. Bu iki açıdan yanlış. Birinci Sayya Sofya Camii imamı böyle bir konuda tweet atmamalı. Bence en azından o gün yapmasın 8 Mart için diyor. Ben başta o tweeti atmasını doğru bulmuyorum. Kadın cinayetleri meselesini konuşuyor olmak da erkeklerle kadınlar arasında bir karşıtlık oluşturmuyor bence diye itiraz etti. Neden böyle bir tartışma var gündemde ve... E, Böyle bir noktaya bağladı aslında Ali Faydar Fırat bunu. Ee, siz siyasal İslam nedir diye tanımlayınca bu örneği vardı. Buyurun Yap şimdi değerlendirelim. Mi? Buyurun. Evet. Kendisi tanımlamayacak ben kendisine katkı olsun diye siyasal İslam'ı ve de siyasal İslamcılığı tanımlayayım. Ama kendisi tanımlayacaksa önceliği ona vereyim. Çünkü bahseden kendisi. Bunun üzerinden bir tartışma yapalım. Ali Aydar Fırat Abi Bey buyurun, siz buyurun, tanımlarsınız? dinliyor. buyurun. dinliyor. Tamam. Siyasal İslam ve de siyasal İslamcılık diye Oliver Roy'un icat ettiği Fransız düşünür Oliver Roy'un icat ettiği saçma sapan bir şey. Nedir o? Siyasal İslamcılık kabaca şudur. İslam'ın siyasal bir ideoloji olarak devlet hayatına egemen kılınması, devlet aygıtının ele geçirildikten sonra da devlet üzerinden, devlet marifetiyle, zorla, totaliter yöntemlerle, baskıcı yöntemlerle bütün bir toplumun o dini ideoloji de e, entegre edilmeye çalışılması. Yani üniform bir toplum, dinsellik temelinde. Mesela İran'ın yaptığı şey, yani İslamcılık, İslamcılık devleti ele geçirip devlet üzerinden toplumu fethetme. Bu totaliteryan bir düşünce zaten. İslam'ın kabul etmediği bir şey. İslam dileyen inansın, dileyen inanmasın der. Cennet, cehennem niye vardır? İnsanlar niye bu dünyaya gönderildiler? Herkes cennete gidecekse o zaman cennetten Adem babamızın indirilmesine gerek yoktu ki. Sevap var, günah var, insanların hür iradeleri var günah işlerler, tövbe ederler, cennete gitmek isterler, cehenneme kadar yolları var. Yani İslam baskıcı bir ideoloji, bir yaşam tarzını herkese empoze etmeye çalışan bir ideoloji değil ki. İslam'ın kendisi bir ideoloji değildir. Ama bir kısım İslam dünyasında da İslamcı diye bilinen düşünürler. İslam'ı bir ideoloji olarak tanımlamışlardır. Batılı işte Oliver Roy gibi bir takım düşünürlerde İslam'ı bir ideoloji olarak tasarımlamıştır. İslam bir dindir, bir ideoloji değildir. İslam bir devlet dini değildir, bir devlet ideolojisi değildir. Bunu anlatmak için Kur'an'ı bilmek lazım, İslam tarihini bilmek lazım, peygamberi bilmek lazım. Hadi ben bir tavsiyede bulunayım. Ali Ayda Fırat beni kırmaz, sabah yayınları arasında çıkan Siyasi Erdemler Risalesi kitabım var. Orada bütün bunları uzun boylu anlatıyorum. İslamcılık nedir? Devlet ideolojisi nedir? Din dayatılır mı, dayatılmaz mı? Siyasal İslamcılık bu. Peki AK Parti siyasal İslamcı bir parti midir? Asla. Yani AK Parti'nin siyasal İslamcı bir parti olduğunu devlet üzerinden toplumu üniform, tekçi Böyle e, totaliter bir otoriteryan bir anlayışla biçimlendirmeye çalışan parti olduğunu iddia etmek Türkiye'de yaşamayan bir insanın uzayda yaşayan bir insanın iddiası olabilir. Peki Sayın Metiner bu Parti e, demokrat bir partidir. Evet, Ayasofya baş imamı ile ilgili bu tartışmayı nasıl yorumluyorsunuz? Ayasofya başlığına gelelim. Evet. Evet. Ha önce o zaman burada anlaşalım. Yani siyasal İslamcı bir parti değil AK Parti kendini İslamcı olarak da tanımlayan bir parti değil. Ama bu toplumda tabii ki siyasal İslamcılar tırnak içinde. Yani İslamiyet'i bir devlet ideolojisi olarak tasarımlayan, devleti ele geçirdikten sonra da toplumu fethetmeye çalışan, yani totaliter bir cehennem oluşturmaya çalışan insanlar yok değil demiyorum. DAEŞ böyle bir ideolojinin şeyidir zaten. Ha Şimdi Ayasofya meselesine gelince, bakınız benim bildiğim kadarıyla Mehmet kalın bilmeyenler için söyleyeyim. Bu ülkede yetişmiş İslam hukuku alanında, İslam fıkı alanında yetişmiş en iyi beyinlerden biridir. İslam hukuku diyorum, İslam fıkı diyorum. Kendisi üniversitede öğretim üyesidir. Çok saygın bir ailenin çocuğudur. Geçmişinde herhangi bir şaibesi yoktur. Siyasetle bir alakası yoktur. Ayasofya Camii baş imamlığını da fahri olarak yürütüyor. Herhangi bir ücret mukabilinde değil. Bir din adamıdır. Bir din adamının faize karşı çıkmasından daha doğal ne olabilir? Biz her gün işte cuma hutbelerinde, camilerde yapılan vaizlerde din adamlarımız faize karşı çıkmazlar mı? Her türlü günaha karşı çıkmazlar mı? Dinen faiz haramdır. Peki Sayın Turan'ın e, Bülent Turan'ın eleştirisine ne diyorsunuz? Vaktimiz daraldığı için böyle biraz şimdi aralara soruları serpiştiriyorum. Buyurun. Şimdi evet, şimdi bakınız bir din aliminden işte bugün Özgür Demirtaş, ekonomisti Özgür Demirtaş demiş ki sen teknik olarak bu konulardan anlamazsın, niye bu konularda tweet atarsın demiş. Ya bir din bilgininin teknik, ekonomik anlamda bilgi sahibi olmaması, onun faize karşı çıktığını söylememesine mani bir durum değildir ki. Faiz dinen haramdır, içki haramdır. Bunu bütün din alimleri söylerler. Yani söylemesinler mi yani? Helal mı desinler? Faiz konusunda bir açıklama yapmasınlar mı? İçki konusunda bir açıklama yapmasınlar mı? 8 Mart'ta attığı tweet'i ben de okudum. Defalarca okudum, anlamak için okudum. Hatta belki yanlış yapmışsa bir abisi büyüğü olarak ben de kendisini eleştireyim diye okudum. Ne var orada? Orada ne var? Kadın cinayetine arka çıkan bir tek ifadesi var mıdır? O da görüşünü belirtmiş. Ha diyebilirsiniz ki ya siz saygın bir din alimisiniz. Böyle bir günde böyle bir tweet atarak özü itibarıyla doğru bile olsa siyasi polemiklere yol açacağı için keşke böyle şeyler yapmasanız. Bu önerilerde bulunabilir. İşte tam mesele de bu Sayın Metiner. Yani kimileri bu mesajlarda bir sorun görmüyor ben, ama kimileri de bu mesajlarda bir sorun görüyor. Dolayısıyla bu mesajlar bir polemik konusu adıma, haline geliyor ve Turan da Bülent Turan da adıma, bunu eleştiriyor. Ben kendi adıma Mehmet e, Boyunukalı'nın altmış olduğu tweetlerde hiçbir sorun görmüyorum. Bir Müslüman olarak görmüyorum. Ama beni bir abisi, kardeşi, yaşça büyüğüm olduğu için tanırım kendisini, geçmişini bilirim, ailesini. Çok değerli bir insandır. Bir abisi olarak beni dinlerse, evet söyledikleri doğru ama her doğruyu her yerde söylemedin. Doğruyu üslup açısından, Bülent Turan başkanımızın yaptığı da budur. Bir üslup uyarısıdır. Yani bu tür tweetlerin doğru bile olsa bir takım insanlar çevreler tarafından AK Parti iktidarına yönelik siyasi çekişmeler vesaire ya bundan sakınırsan iyi olur. Yoksa Mehmet Boynukkal'ın söylediklerine şahsen benim bir itirazım yok. Söyledikleri doğrudur. Ne var bunda? Yani kişisel görüşünü açıklıyor diyemem. Çünkü söylediği şeyler... Faizle ilgili dinin haram kıldığı, Kur'an'ın haram kıldığı veda hutbesinde bakınız peygamberimiz faizi kaldırdığını söylüyor. Haram bir fiil. E, demesin mi bunu? Ama ama şu cümle kadın cinayetleri söylüyorum. vurgusu cümle. yani bir yorum değil mi? Kadın cinayetleri vurgusu kadını o, erkeğe düşman mesela, etmeye tweet, çalışan tweet bir okuyun. sloganik medya propagandasıdır ifadesi. Evet doğrudur doğrudur. Bunda bir yanlışlık yok. Bence yok. Bence yok. Yani ne var? Peki yani, yani, son, yani ama bir yorumudur, fikir Son 20 budur. saatte, Fikri, buyurun, önerim, son 20 saatte 6 tane kadın cinayeti işlenmiş. Ee, bu bir eee Tabii mesela Amerika'da Amerika'da Türkiye'nin kadın cinayetinin 10 katı var. Avrupa ülkelerinde <laughs> çok daha fazlası var. Onlarda yani, demokrasi var, hukuk var, işte kadına şey var. Ama Türkiye'de kadın cinayeti olduğunda bunu AK Parti'ye, Ayasofya Baş İmamı'nın tweetine bağlamak da akıl alır bir şey değil yani. Hayır, iktidarın, Sanki bir tweet iktidarın diye kadın yurttaşı cinayetlere... korumak gibi bir sorumluluğu yok mu Sayın Metiner? E var Anayasada var zaten. Kadın cinayetlerle orada... zaman son, son 20 kadın karşı çıkıyor. Hayır lütfen. Altı, altı. Çok özür dilerim lütfen bu kadın cinayetleri meselesinde Başak maalesef Hanım. fail en yakındaki erkek oluyor. Yani bunu çok gördük çocuğunun gözü önünde eski eşi katledenleri gördük. Dolayısıyla orada kaldı. hani burada baktığınızda bir ciddi bir Başak hassasiyet Hanım. olduğunu kabul edelim efendim. Diğer ülkelerle kıyaslıyoruz ama bu Başak açıdan Hanım. bir sosyal travma kabul edelim. İlimi okur musunuz? açısından. Cinayet çocuk cinayettir. Cinsiyet değiştirmez. Erkek, kadın, çocuk, cine, büyük, cine, kimin başına gelirse gelsin. İlkemiz de erkek, sizin için kısasta hayat vardır. İlahi kadın, bir erkek. turudur. Sürekli kadın cinayetleri vurgusu kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Konuşmayalım mı kadın cinayetlerini yani? Yani bence doğru söylüyor. Ne orada, var orada. bunda? Orada. Ya bence ben de buna ya. katılmıyorum. Burada kadın cinayetine karşı çıkıyor. Kadın evet. Ee, Oradan çıkartmamak buyur, lazım aslında. Ya kadın hemen. olarak katılmayabilirsiniz. Ya, o ama burada e, o, kadın cinayetini ediyorum, arkalayan, evet. kadın cinayetini savunan bir Mesela şey yok. Mesela Sayın Zengin de demiş ki keşke böyle bir günde bu ifade edilmeseydi. Ya ben de keşke diyebilirim. Ya keşke demek şu var, ayrı bir şeydir. şu biz yanlış belki bir yerde. Keşke demek ayrı bir, bir şeydir ama söylenene bu, karşı çıkmak ayrı bir şeydir. İstanbul Sözleşmesi 2011'de imzalandı, 14'te yürürlüğe giren işte daha 3-5 lük devam eden bir şey vardı. Bir meseleydi bu. Bu tartışıldı, bu bu feshedildi. Bunun üzerinden tekrar yeni bir polemik ortaya çıktı. Yani şimdi biraz önce Ayda Bey sordu ben de şaşırıyorum. Türkiye'de kadın yönelik şiddet Aile içi şiddet kadına karşı cinsiyetçilik Aslında asadılar. bunu konuşuyoruz ama bu, bu mesele kadına bu yönelik şiddet bakın, meselesi bu değil. Zaten, Daha üst e, noktadan tabii bakalım. Hayır, Çünkü bu, tartışılan kısım Sayın Turan'ın işaret ettiği kısım aslında. Siyaseten bunun bir tartışılmış tartışılan bir mesajlar silsilesi haline gelmesi. Şimdi, ama bey, ama burada o, onu yorumlamak lazım. Herhalde Mehmet Metinler avukatı değilim tabii onun ama yani oradaki algı yani cinayet cinayetle <laughs> karşı çıkan dünyada hiç kimse şey yoktur. Cinayet hak eden cinayettir çocuk kadın tamam. kadınlar olan bir pozitif ayrımcılık olarak kadınları daha fazla korumaya ve avida hiç çocukların yani çocukların da cinsel istismar var bu hassasiyettir bu konuda tartışmak bir şimdi biz asıl mevzumuz şuydu yanlış yani işte bir Ayasofya e, camii imamının e, bu tür tweet'ler atarak yani bir mesajlar evet, yani, vermeye çalışması da kadar doğru bu? işte Bülent Turan'ın da. Siyaseten da, polemik konusu haline geldi. Özetle çünkü de, bu detaylarında boğuluruz. Çünkü ben ben daha aşağı yukarı bir haftadır bu İstanbul seçimi tartıştıb yine kadar tartıştık. Tek aynı koya dönmek istemiyorum. Fakat şöyle bir gerçek var. Mehmet Bey'in söylediği aslında şey belki de temelinde şu var. Ee, yani din adamı, din alimi, bu batıda mesela ne diyelim bir ruhani lider, papa kendi dinle ilgili olan çünkü e, din adamı kitabı okur, kitaptan anlatır. Dinler de senin benim tar tartışacağın bir siyaset malzemesi değil. Dinler e, postülattır, aksiyomdur. Beşeri bir kanun ve kaidesi yoktur. O yüzden imam veyahut da din alimi, batıdaki ruhani liderler bunu söylerler. Mesela Batıda da konuşur, Vatikan çıkar der ki... E, kürtaş günahtır der, insan öldürmektir der. Bunu batılı, bu çok büyük bir olay olmaz çünkü... İncil'e göre ve hatta kendi kitaplarına göre hangi neyse Kürtaj'a e karşı olduklarını ifade eder. Bunun efendim sen niye bu mesajı veriyorsun diye sormaz kimse ruhani lideri. Bir daha söyleyeyim e, dini kurallar yani dinden bahsediyorsak postulattan bahsediyoruz, aksiyomdan bahsediyoruz. Yani meşruiyeti kendinden menkuldür. Ve imamın da görevi kitabı okup onu anlatmaktır. Mehmet Metin'in e söylediği gibi faiz dilimizde haram mıdır? Haramdır. Ben de bir e, gerçi alim değilim ama ilahiyatlıyım, hatip mezunuyum. E, tefsir, akayet, kelam, fıkıh gibi de e, şeyleri okumuş bir insanım. E, diğer konularda da toplumla ilgili çünkü din bizim dinimiz topluma dokunan bir dindir. Yani sadece e, batıda olduğu gibi kilise, gerçi onlarınki de öyledir. Yani toplum içerisindeki davranışları da şey yapar. Biz niye mesela ben kendimi layık olmadığımı söylerim? Ben layık bir insan değilim. Asla da olmadım hayatım boyunca. Ama ben şunu her söyledim. Ben eğer toplumda insan ilişkilerimde veyahut da e, etik kurallarımda baz aldığım bir inancım var. Eğer hırsızlık yapmıyorsam, bir insan zarar vermek istemiyorsam, beni engelleyen şey kanunlardan önce inancımdır. Bu başkası için töredir, başka, başka bir kültürdür, başka bir şey. Ama şöyle tartışmayalım, yani e, imamlar konuş, tabii ki konuşacak. Yani imam, ruhani lider, papa veyahut da işte Diyanet İşleri şey Başkanı konuşur. Çünkü onun o şunu diyemezsin. Sen sadece namazını kıldır. ve işte selamını ver kalk git. Ama bunların aynı zamanda toplumsal şeyler. Türkiye'de bu çok tartışıldı mesela. Türkiye'de de bir tane imam çıktı dua etti. Allah'ım Rabbim bizi korondan kurtar diye. Hemen çıktılar ortaya bir bazı köşe yazarları. Efendim Tillo'dan evliyaları çağır da bizi pandemiden kurtarsın diye bununla dal geçmeye çalıştılar. Halbuki yani bak baktığın zaman inançlar üzerinden konuşuyoruz. Bir yani bu bir e, kurallar veyahut da bir bir itirazın var. O da Peki. papa da gitti, duasını etti, vaftiz etti bilmem orayı burayı. E, Bülent Turan'ın da itirazı da o da kendi açısından diyorum ya çok e, burada aynı fikirde düşünüyorum. Yani Türkiye çok siyasi polemikler devam ederken tabi siyasetle ilgili alana girdiğin zaman ki ne ki doğrudur ki doğru. Ben e, Sayın kalının e, Ayasofya Camii İmamı'nın söylediklerinin yanlış olduğunu asla inanmıyorum. Çünkü doğru şeyleri söylüyor. Yani içinde tabii yanlış algılamayın siz de. Orada bir anda niye bunu hepsi bir araya boca <laughs> demeyin. demeyin. Kastedilen şey o değil zaten. Kadındaki hassasiyet bizim inancımıza, bizim kendi öz değerlerimize zaten var. Bizim için kadın dediğin annedir, çocuktur, çoluktur, eşindir, kızındır. O farklı bir hadise. Ama yani imamın buradan söylemiş olduğu, dediğim gibi kitaptan, yani postlat dediğimiz, meşruiyete kendinden megul aksiyon dediğimiz şeylerden bahsetmesi doğaldır. İmam kürtaja da karşı koyar, imam faize de karşıdır. İmam derken dinimiz bunu söylediği için ifade eder. İmama şunu demeyin biz çok layık bir ülkeyiz. Evet sen bu konulara hiç girme, ağzını açma. İmam bunu söyledi diye bu toplum içerisinde bizim bilmediğimiz bir şey söylemiyor ki zaten. Ama e, toplumun rehabilitasyona ihtiyacı olduğu dönemler de var. Peki bu Pandemi, temel, temeldeki dedi. tartışmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz yani? Hani temel tartışmalar. Derken... Yani temelde ne nasıl bir e, tartışmanın yüzeye çıkışı? Evet imam doğaldır bunları ifade Tabii. eder diyorsunuz. Mesela Ama ben, işte bir ben, siyasi polemik konusu haline. yani ben mesela... temeldeki sorun mesela tartışma boyutu laiklikten bahsettiğiniz için onu soruyorum yani orası mıdır? ...bakmamız gereken yer yani neresidir? Şu var, bu konuya zaten mesela biraz bu, önce... Ya da biraz bu önce çok yersiz sonra, bir, bir tartışma. Mesela biraz önce göre. verdiğim örnekle biraz... Siyasi ilgili. partilerle ilgili değildir, değil, siyasi değil. tartışmalarla şu, ilgili değildir, şu siyasi konularla ilgili değildir. Biraz önce verdiğim değildir. konu mesela, bir, e, bir imam, bir ruhani lider, hep böyle diyorum şey, Batı'da örnek olsun diye... ...veyahut da Diyanet İşleri Başkanı e, dua eder değil mi? Bu nedir? Bazı Bazıları için işte... E, hakikaten manevi inançtan bazıları için bir rehabilitasyondur. Toplumun da rehabilitasyondur. Ama dini yani e, imamların dini liderlerin böyle de görevi de vardır toplumda. Hutbe vardır mesela. Hutbe iyi okudur. Cuma günü tamam. gidersiniz. Size vaaz ederler. Der ki işte pandemi konusuysa der ki efendim Peki. sorumluluktur. Ahirette hesabını ödersiniz. Maskenizi takacaksınız der. Şimdi ne diyelim biz ya kardeşim doktor musun kardeşim? Ne işin var senin maskeyle? Bak Bununla geziyorum ben şimdi. Belki mesela bunlara dikkat edin kardeşim. Ahirette hesabını ödersin sormuk diyebilir. Burada çok büyük bir şey çıkartma gidip Yeni Şafak ki... yazarı Sayın Yusuf Kaplan da demiş ki siyaset Ayasofya Camii Baş İmamı ve Fıkıh Profesörü Mehmet Boynukalın hocaya ayar vermeye kalkışırsa her şeyin ayarı bozulur demiş. Sayın Boynu Kalın da diyor ki hakkımda söyledikleri yanlış olsa da Özlem Hanım bizim kardeşimizdir. O o tartışmayla ilgili bunları işte ifade ediyor. Bence bir işte İmam Şimdi Türkiye <laughs> İki itirazım vardı evet, üstat. şu, o'nu alalım. Sonra e, kalan dakikaları Sayın koca Biz AK Parti'den sonra Müslüman olan bir toplum değiliz. Şunu kastediyorum. AK Parti'den önce de bu ülkede Diyanet İşleri Başkanları vardı, imamlar vardı. Hiçbir zaman bu denli bir alan açılmamıştı. Bu bilinçli bir biçimde bir alan açmadır ki muhtemeldir ki AK Parti de bunların rahatsız olduğu için Sayın Boynu Kalın'a yönelik bir eleştiri dile getirildi. İkinci mesele şudur. Avrupa ile ilgili bir karşılaştırma yapıldı. Avrupa'da eee din ve toplum ilişkileri son derece net ve açık bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. E, din adamlarına bakarak toplumsal bir formasyon ya da toplumsal bir tasarım çalışmasına girişilmez. Örneğin orada din adamları ya din, o din, din adamları başı, din adamları mesela başıdır ya. din adamları şeye karşı çıkıyor diye bir İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkıyor. İstanbul Sözleşmesinden çıkılmaz. Yani siyasal İslam'dan ya kastım var. Bununla alakası var, var ki. Siyasal tü, Türkiye'de tarikatların Siz baskısı yorumunuzu... olmasaydı tarikatların baskısı olmasaydı herkes biliyor ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmayacaktı. Bu kadar net. Yok tarikatlar bu dinlerle başka yok. bir şey. Hiç ben alakası burada alakası toplumsal yok. cinsiyete karşıyım mesela. Hiç. Tarikatım yok. Bir, fakat bu toprakta ait bir insan olarak ben toplumsal cinsiyet diye bir şey tanımıyorum. Bir ülkede bir, bir ülkede, bir bakın, ülkede bakın efendim, son 10 e, yılda 3116 tane, e, üç 11. 116 tane 3 bin cinsel tercihini kendi bırakalım. Sevgili hocam. Mı olmak istiyorsun. Erkek bir, mi diye bak, böyle bir bak, şey tanımıyorum. Son 10 yılda 3116 tane kadın, kadın katledildi. Bakın kadin bak, kat dediler doğrudur. Bir sal bir, bir söyle yanlış bir var. Bugün Avrupa'da 7.8'dir milyonda. Haberiniz var değil mi? Şunu söylüyorum. Ya, diyorum ki. Du, 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 anlıyor musun, değil e, Türkiye'de, Türkiye'de 3.8. Yanlış hocam. Türkiye'de. Niye yanlış. Kim söylüyor bunu? tamamen dünya Türkiye Türkiye'de durumda, kadın dünyadaki feminist her 100 kadından 38'i çok özür dilerim yani Türkiye'de her yani, 100, 100 kadından 38'i çok daralıyor bu eee böyle bir şey bakın ama, kadın kadın derneklerinin kadın çalışmalarının bütün araştırmalarına bakın her 100 kadından 38'i şiddet görüyor Bakın, Her 100 kadından 38 şiddet Bir şey söyleyeceğim. Diyorum. Siz başka bakın, bir şey söylüyorsunuz. Ben size başka son, son Bakın şimdi son, rakamlar üzerinde de, bir uzlaşmaya varamayız. Son son 20 bakın, saatte 6 tane şey kadın katledildi. Hayda Bey bir daha Toplumsal söylüyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakın, diye bir şey olmadığı bakın, bir dakika, bir dakika, için. Bir, bir dakika. bu eğitim verilmediği için. Şu, şey, bir dakika, kadınlara şu yönelik bir olarak bir ikinci şey bir bakışın. O, ya, ne yani, alakası? Bu boynu kalın da onu söylüyor ya. Ne alakası var? Toplumsal cinsiyet eşitliği ne demek? Avrupa'da bizimkinin iki katı. Bu benim raporum değil. Uluslararası az Cornerworld olduğu gibi hmm. tüm dünyada bilinmiş. Bakın iki katı. Peki 2.3 bir şey. Yani kanka. bu bunun bebekli'siz, alt başlıklarından biri. Temelde İstanbul'da biz bu siyasi şey polemik konusunu olmasın. Sevgili hocam hocam. uygulanmadı ki. Yapalım. Buradan çıkamayız Dör, zaten. Dördüsü uygulanmadı. E, çok boyutlu bir bakın, mesele. Buradan çıkamayız. Şey, Hayır mesele şu. Yani 1 dakika yani bir Vaktimiz bitiyor. Sevgili az olması sebebi ne peki? Vaktimiz bitiyor. Biz az değil. Biz az değil sevgili hocam. Neye göre söylüyorsunuz? Siz neye göre söylüyorsunuz? Ya bir insanın bir insanın bakın bir insanın yaşam hakkı bile Bakın son 20 neye saatte göre, göre? söylüyor bir şey diyorsunuz. Son 20 saatte 6 kadın katledildi. Bu az mı? Bakın ben bu az. Mı? Sonuç, ben ben size bunu Kaç tane kadın diyorum. Efendim vallahi kaç <laughs> tane buradan kaç tane e. lazım? Kaç bakın, tane, e. tane mesela sizin için ha, kaç bu, tane o, kadın katledilmesi lazım? Bu, bakın bu sorunun benim iddiamla ne alakası var. Ben Hayır az diyorsunuz ya. Bakın Türkiye'de iyi bir şey diyorum. Türkiye'de az ki sen benim çayım nerede diyorsun. Sevgili hocam Türkiye'de Türkiye'de cinayet az diyorsunuz. Bak niye az? Bakın şunu söyledim. Eğer eğer mukayese yapacaksak birazcık örneği verdiniz. Hmm. Batı'da böyle bir demokrasi var. Efendim onlardaki ruhaniyle ona buna karışmazlar. Ben de dedim Doğru. ki bizim İstanbul Sözleşmesi gibi bir şeye ihtiyacımız yoktur. Bizim kendi kanunlarımız, bizim kendi ahlaki değerlerimiz, inancımız, örfümüz buna hiç yeterlidir. Bakın Cumhuriyet, Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi bir iddiada bulundu. Çok net konuşalım. Beni bölmezseniz anlatacağım. Bir iddiada bulundu. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Süremiz e, doluyor ve e, tartışmamız şu dedi. Bak, kadın, kadın cinayetleri ya da İstanbul Halk Halk Sözleşmesi ki, değil. Ee, te, te yani oraya girersek oradan çıkamayacağız. Sonra şey oldu dedi. Bakın oldu dedi ve olacak. dedi. Herhalde bir şey ve süremiz bir oluyor. Dakika. Bir bitireyim şunu. Bitti mi süremiz? Şunu Olmak üzere. Da. Oldu mu olacaktı? Neden? Çünkü Türkiye'de cinsiyet eşitsizliği var dedi. Bize ya ben baktık. Bir cümlede biz bize, söyleyelim bu konuyu. Biz de baktık. Dedik ki nerede bu cinsiyet eşitliği en iyi olduğu yer? Kuzey Avrupa ülkeleri. Bugün Avrupa'da woman tacir taciz ve meselesi en çok yüksek olduğu ülke Norveç, Finlandiya ülkeleri. Şimdi bu Şimdi bu, bu bakın bu, bana örnek bakın, veriyorsunuz. Bakın ha, örnek şey veriyorsunuz yanlış. Ee, İstanbul Sözleşmesi'ne şey ya bir hocam, her şey birbirine girdi gerçekten. Yani 14 demiş. 20, yani. 20. 2014. Bir saniye Sayın Fırat şimdi 40 bu tam, e, bu bambaşka bir tartışma boyutu. Şimdi bu bambaşka bir tartışma boyutu. Ona girersek zaten uzmanlarıyla konuşmak lazım. müsaadenizi rica ediyorum ben. Yok anladım ama tamam. Tamam anlaşıldı. Burada yani bir, bir uzlaşmaya varılabilecek bir durum çıkıyor. yok. Kadına sahip çıkamıyorsunuz. Buyurun yani. Sayın Koca Sakal. Çok ben az ben vaktimiz karıştır. kaldı. Sayın Yüce Türklüye size bölüştüreceğim. Hocam, Buyurun. Bahsedelim. Ama Hocamlarla lütfen e, bu siyasette boynu kalının e, mesajlarının tartışma A konusu alakalı. o üst başlığı değerlendirelim lütfen. Kaçar dakikamız var? Çünkü tecavüz Bir söylesin arkadaşlarım Kaç bana. Kaç dakikam var? 3,5 dakika. 3,5 dakika sizin. 3,5 dakika Sayın Yüce Türk'ün. Buyurun. Tamam. Lütfen 3,5 dakika tutun. Şimdi ben size bir yere yani gene yanlış tartışılıyor. Bu çok basit bir mesele değil. Bakın bir, Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi olmaktan ayıran en önemli şey layıklıktır. Ama doğru anlaşılan layıklıktan bahsediyorum. En basit tanımıyla nedir? Din ve dil devlet işlerinin birbirinden ayrı olması. Değil mi? Devlet işlerinin akıl ve bilim ışığı altında evet, yürümesi. Evet, Şimdi ben size anayasal, anayasal hükmü okuyayım. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışıyor değil mi Sayın e, Hocamız? Evet. Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı layıklık ilkesi doğrultusunda... ...bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma bütünleşmeyi amaç edinerek... Özel kanunlarda gösterilen görevlerini yerine getirir. Okuduk mu okuduk? Peki Türk Ceza Kanunu 219 ne? Görevinde din hizmetlerinin kötüye kullanılması. Burada olar demiyorum ya, yani, yani Anayasanın bu hükmünü ya, Ceza Kanunu ne alakası var okuduk, şey okudukun şeyin. Şimdi bir dakika, orada. E, Her şeyle yani, da ilgili e, şey ya. Yapmayın, ne olur, ne olur? E, Nilaz olmayan. Yani, yani hemen. Türkiye'de diyanet e, İşleri de, teşkilatının e, devlete e, bağlı olması. E, dinin devletin emrinde e, bakın. olması laiklik lisesine bağdaşıyor mu zaten peki konuşturmayacaksanız zaten bu sizin paniğinizi gösteriyor dini devletin emrinde vermişsiniz laiklikten bahsediyorsunuz şimdi, ya bakın e, ben Türkiye hiçbir bir şey zaman laik olmadı ki durmayacaklar durmayacaklar. yani e, bu, bu, bu akım bu zihniyet ve ben size bir şey söyleyeyim burada aslında hükümete de bir eleştiri var şu an faiz uygulanmıyor mu Türkiye'de uygulanıyor değil mi Faiz aramdır. Ne demek bu durumda? Ey e, hükümet. Bak siz, siz de e, buna ortak oluyorsunuz demektir. Şimdi bak öyle bir noktaya gelmiş ki öyle bir noktaya ya gelmiş ki bu nasıl bir ya işte bir bu grup nasıl bir akademi e, mantığı e, hocaya, ya. hocaya. Cumhurbaşkanımızla faizin aram olduğuna ayarlı, inanır ya. Ayarlı, ben ben devlet yönetmek. Sizin ekonomiyi ayıp. Ben sizin bu, faiz ben aramdır, helaldir meselesi ayrı ya. Ben ben sizin panikini görüyorum. kadar götürdünüz. Ee, şimdi ya, ee, bir kere konuşturmamanın sebebiyle de kınıyorum sizi. Sizin işte demokrasi anlayışınız bu kadar. Ya ne ya? Laiklik'le ne alakası kadar ya, var ya? Hiç müdahale. Et. İşte sizin demokrasi anlayışınız Yani anlayış Türkiye laik bir devlet ben Atatürk midir Atatürk yani. Ben sizin tanımınıza ben Atatürk göre Türkiye laik bir devlet değildir. Din, din devlet işleri din, birbirinden ayrı değildir. Bir, Türkiye'de dinin patronu devlettir. Böyle bir laiklik olmaz. Siz anayasanın Bizantinis bir anlayış laiklik olmaz. olmaz. Ben de size ben demin size ya Anayasa'nın 36. maddesini okudum, ya 136. Maddesini okudum. Ya. Mehmet Bey. Ben öyle kafadan atmıyorum. Anayasanın 136. maddesini. Kardeşim, okuyayım. bir de vaktiniz kalıp. Siz mı? Diyanet işleri teşkilatını ol. niye devletin emrine, emrine veriyorsunuz? Laiklik bunu emrediyor hani dinle devlet birbirinden ayrı olacaktı. Bitirip ben veriyorum. Din bir vicdan meselesidir. Atatürk döneminde laiklik yoktu. Aynı anda oluyor hiç anlaşılmıyor. Çünkü konuşturmamak bütün politika Sayın bu. 21 Kırmızı. Anayasa'sında 24 Anayasa'sında layıklık yoktu. Tefekküre karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyoruz. Kaste ve fiile dayanan Bağnaz hareketlerden sakınıyoruz. Ee, diyor da o kadar çok şey söylüyor ve hocalarla ilgili de öyle güzel şeyler söylüyor ki gerçek e, hocalarla şey ayırıyor. Şimdi ben şunu söylüyorum ve bırakıyorum. Biz de hocasınız. Ee, Biz de hocasınız. Buna eğer bu eğer önlem alınmazsa Biz... bak yavaş yavaş siyasetçilere ayar vermeye başladılar. Bu obezliktir, bu durmaz. Peki kimse efendim. bize Bunun ayar vermiyor. Her Ama kimse her siyaset adına yapsın. din alimlerine Peki ayar vermesin. Tamam son üç buçuk Al. dakika Sayın Yüce Türk'e döneyim. Din alimleri ee, siyasetçilerin şamar olanları değildir. Buyurun Sayın Yüce Türk. Yok böyle bir şey. Hele layıklık üzerinden, laiklik üzerinden ders vermeyin. Türkiye layık bir ülke değildir. Başak Hanım ben e, bu... Anayasayı okuyor, anayasayı. Camisinin imamı ile ilgili laik demokratik sosyal. çok fazla bir şey söylemeyeceğim sadece buyurun anayasayı bir okuyun büyük atatürk tamam, sayın hoca sakal sayın son dakikaları. için e, isteyen temennimiz olabilir e, ama ya. buyurun sayın Yüce türk çok özür dilerim bu laik e, adına ne sözler işlendi bu bakın, ülkede ben e, büyük atatürk'e bir kez daha teşekkür ha, ediyorum minnet ve saygıyla anıyorum bu tartışmaları gördüğü için Cumhuriyet'in temellerini çok sağlam kurmuştu ve buraları öngördüğü için o laiklik ilkesini getirmişti. Bütün bunlar oradan Atatürk? oradan kaynaklanıyor. 21 Anayasası'nda var mı? 24'te var mı laiklik Fark etmez. Atatürk'ün Atatürk kurduğu sistem laiklik üzerine kurulmuş bir sistemdir. İki anayasa da Atatürk zamanında ee, yapıldı. Var mı orada laiklik Boynu kalın e, siyasete ya, alan, siyasetin ya. alanına müdahale ederek e, din üzerinden buraya müdahale etmiştir. Laiklik ilkesine aykırı davranmıştır, <laughs> ihlal etmiştir. En son olarak da bu toplumsal cinsiyet nedir diye Hikmet Bey N nedir, söyledi. Evet. Toplumsal cinsiyet herhangi bir toplumun kadınlar ve erkekler için evet. uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak anlaşılacak. Al alt metne baktım. Ben. Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete bir Genç, dakika. Gençlerine şeyde, soruyorsunuz. Bir kadına karşı bir kadın olarak. Sayın Yüce Türk Şimdiden zaten konuşamadı Orası, efendim. Bir tamamlasın. Yani, o, bir ne olduğu belli hocam. Bize uygun bir şey değil o. Ya ha. bunun neresine karşı çıkılıyor? Onu anlamış değilim Kim yani. Alt bekli vaktimiz yok. Hayır. ben hocada da buldum deniz. burada. Süremiz bitiyor. Çok Europim, açık yani. Siz toplumsal da cinsiyetin, var. cinsiyetin sosyolojide neye tekabül ediyorsunuz? İşte sözleşme koymuş. Peki efendim bu tartışma daha devam eder beyim. Çok teşekkür ediyoruz. İşte takke düşüyor kel. hocam, efendim bitti. Süremiz bitti. Bana mı diyorsunuz? Süremiz bitti. Sapanca size fazla oksijen verdi. Çok Süremiz bitti çok Sayın güzel, Koca Sakal çok teşekkür ediyoruz. E e Ali Haydar Fırat, Mehmet Genç, alınması. Mehmet Metiner, abi, Bülent Hı Yüce Türk ve Profesör Doktor Ümit Koca Sakal bizimle birlikte olduğunuz için size de iyi geceler diliyoruz efendim bizi izlediğiniz için hoşçakalın.